Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz de görüntüye geldik. haber Malik? Selamlar herkese. İyidir senden, haber? İyi, teşekkür ederim. Çeyrek, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her zamanki geleneğimizi sürdürdük ve bugün de yayını berbat bir parçayla açtık. Çünkü biliyorsunuz haftalık yayınları asla iyi bir parçayla açılmayacak. Teşekkür ederim. Her zamanki geleneğimizi sürdürdük ve bugün de yayını 10 dakika geç açtık. Çünkü evet. biliyorsunuz haftalık yayınları hiçbir zaman saatinde açılmayacak. En azından haftalık yayınları saatinde açılmasa da açılıyor. Evet en <laughs> azından açılıyor. Kendi kendine laf soktun ama. Gözde selamlar, Merdo selamlar. Başka şey tanıdık kimler var bakıyorum? Metehan, Kapatal, Arda, Emir. Ben tanıdık Feridin. tanımadık herkese selamlar. Evet, <laughs> Çok mantıklı. Tek tek yoklama almak yerine şu an. <laughs> Allah ki de buradaymış. Hoş geldiniz beyefendi. <laughs> Kutlayan kutlamayan herkese teşekkürler. Bu bu, bu ne pawn çıktık bugün ahali halimi Ey mi? Eyvah eyvah. 2001 Sagopa Kajmer oluyorum. Yok 2001 çok eski. Haydi <laughs> Ahali o ne zaman söylüyordu? <laughs> of. Bugün evet. gayet kötü başladık. 2008 değil mi? Evet evet evet. 720 mi vermiş yine? Müthiş delireceğim. Hakikaten delireceğim ya. Hafta nasıl geçti Mali? Dinlenerek uyuyarak geçti evet. genelde ya şey gibi artık 5 6 haftanın sonunda ölmüşüm ben farkında değilim diye. Vücut şey yapıyor. Kalkmak istemedi yani öyle gerekli işleri yapıp uyudum. Hiç boş geçti yani hafta. Senin nasıl geçti? Senin de muhtemelen boş aynen, geçmiştir. Sormama gerek yok ama. Aynen yani... aynen. Hiç hiç <laughs> yani hiç gerek yok. <laughs> bu arada Emir Kemal kaç e, tane bit o... yaptın mesela? E, bu hafta bir... Yazıyla? Yok gerçekten bir buçuk olabilir. Ya Aa, bir tane var. Bir de yarım kalan bir iş var. Sürpriz burada bu şey yapmayayım. Sürprizli bir iş var. Hmm. Peki. Ee, şu anlık şeyden söylemeyeyim hani. <laughs> Kendisi chatte. Çalışacağımız arkadaşımız. Dilerse o söyler. O olmadan Zaten chatte çok bir dakika. Chatte zaten çok kişi yok henüz daha. Ben bakacağım kim olduğunu. <laughs> o buçuk kısmı orada o. Bir öyle bir projeye başladım. Baya benim için önemli olacak bir proje Hanginiz ee... buçuk olansınız arkadaşlar? <laughs> bu arada şey söylüyorum. Emir Kemal rankim. bu ay şaka bulamadım demiş ve 3. ay Prime 3. ay aboneliğini kutlamış Prime ile. 3. ayımız kutlu olsun emircim Hoş geldin. Ne <laughs> şahin de kakın. <laughs> <laughs> bu Arda Turan esprisini artık yapmasanız. Geçen hafta yaptığımız eğlendik. çok tatlı yapılabilirmiş ya. Benim... Ya ben benzediğimi düşünmüyorum Arda Turan'a. Net aynısın bu arada da. Ulan geçen hafta Emir Kemal Arda Turan yazdığında ne alakası var diyordum. <laughs> ya baktım ben sen senin kadar yanar döner bir insan görmedim <laughs> ya. baktım ya. sen şu an buna üzülüyorsun o zaman. <laughs> evet, üzüldüm mü? Hani baktım ki benzemek istemiyorsun. Neden olmasın ki? Arda Turan'a benzemek isteyen var mı aranızda? Bence yoktur. Yani maddi olarak evet. Yani... <laughs> Tarihin gördüğü yani. en kötü kariyer yönetimi açısından bence yoktur. Şey yok mu? Maddi olarak çok benzemek istiyorum ya yani gayet. Abi nereden kaliteli cap bulabilirim? Hiçbir fikrim yok abi. Ben çok uzun süredir hani en az 9 aydır evden çıkmadığım için hani <laughs> mağaza öneremeyeceğim. Online'dakilere de asla güvenmiyorum şu an için. Biraz bekleyelim derim. Ama ya da şey diyormuşum değil mi? Yakın çok yakında siz de <laughs> bu kepkin yukarı kaydırarak. Aynısına, yukarı kaydırarak ulaşacaksınız falan. Onun <laughs> ama... aynısına ulaşabilirsem sevinirim. Ben gittiğimde görmemiştim hep. Onu ama bir şey... ara çalacağım ben senden de. Ondan evet. bana almamış olmam büyük ayıp bu arada ya. Oğlum ben sen al, almayı duyup es geçmişsindir dedim ve senin benden hmm. istediğin ne varsa pra, Pravda'dan getirdim sana. Ben snapback iste, isteyip isteyip istemeyen istatma edemedim yani. Bir tek, bir tek türbüşon istedim sana. Hayır bir tek türbüşon şeyinde e, hani şey var ben abi oradan şu, aa, sadece şunu almayı unuttum bana bir tane alır mısın dediğinde tamam dedim ve yani hani şey hani görüp almamışsındır diye düşündüm. Hani bir buçuk hafta var aramızda çünkü oraya gidişimiz arasında. Görmedim valla ya. ya. Ama görmedim bir da, ya. bir dahakine beraber gidip alalım kardeşim. hiç Olur. Çok geçen hafta yani. şey geçen sene bugün senle beraber Ateşehir'de oturuyormuşuz. Sağ olsun sosyal medya aha, böyle aha. çıkardığı için şeyleri. <laughs> ya ben şu an Çetelesin, şey çetelesini tutmuyorum yani. yani. Sonra ben askere gittim ondan so 3-4 gün sonra. Bunu karşına, sonra sen gittin galiba. Bunu işte. karşına sosyal medya çıkarmadan böyle alelade bir günü sen bugün seninle şuradaydık şunu yemiş içmiş diye sayıyorsan ben çünkü zaten hani polis diye bağıracağım şu an yani. <laughs> bunu normal Yok, bir insan sanayamazsın ki yani biliyorsun hafiften efsunlu bir insan olduğum için. Ee, evet evet yeni tanıdım. Sabırsızlıkla bekliyorum kardeşim. <laughs> İddiaya girdim <laughs> bu, evet, arada. Evet. <laughs> Ciddi girdim bu arada. Dur deniyorum şansımı. Tutarsa eğer e, mü şeyimi, müritlerimi toplayacağım. Valla Heisenberg'e benzemeyi daha çok isterim. Ee, ya ben ya şeyden, şey, Arda Yani kanser olmayacaksan okey bende. Bu yukarıda bir soru vardı kaynadı ya. Ne kadar iyisiniz yazıyor. Onu diyorsan. No. Ha. Feride nedir acaba nedir? Emine albümünü nasıl buldun diye bir soru vardı. Hı. Henüz dinlemedim ben. Ama DJ Premier'in olduğu parçada Beat Premier'in değil gibi bir <laughs> dram dinledim yani. <laughs> şaşırtmıyor, şaşırtmıyor. Ya e, Prison Break abartı mı sence eğer izlediysen? Ya şöyle dönemi için çok güzel dizi ama hani bugün çekilmiş olsa e, tekrar çektiler zaten o çok kötüydü. Hani artık iki kere ölen yedi kere hapse giren adam bir de fe, öldü biliyoruz. de hapiste falan saçma sapan bir şeye bağlamışlardı. Spoiler değil bu arada bu. E, hiç hiç değil canım. Yok abi şey bu şekilde geri döndüler zaten. Öldü sandınız değil mi? Ama hmm. o şeyde işte. Ama o da hapiste falan sandım. böyle yani. Abi yani şey o zaman sana bir, çok önemli bir spoiler, spoiler daha vereyim abi. Musa diye bir adam denizi yarıyor. Aa. <laughs> yani be, <Wow>. Prison Break <laughs> 50 senelik dizinin de spoilerını dert etmezsin artık yani. <laughs> İzlemedim ben bu gece başlamayı düşünüyordum. Senin yüzünden başlayamıyorum şimdi. İbrahim geçmiş olsun üzüldüm ya. Ne olmuş? Kedisini sahiplendirmek zorunda kalmış. haberim olsaydı ben sahiplenirdim. Ya haberi ya, haberimiz olsaydı keşke abi, ab mesajı ok ha hayır okuyamadım da ne için sahiplendirdiğini göremedim. O, trollük onu. değil maddi sebeplerden hani mama falan keşke haberimiz olsaydı da bir el at hep, hep, birlikte bir şekilde yani el atsaydık imkanı veren maddi durumu Ya öyleyse başka işte, okumadığım için mesajı şimdi rastgele konuştum. Atilla selam. Çete ayarlamaya çalışıyorum da telefonda. Ma yok mama değil ya hastalık para konusunda problem yoktu çok sağ olun demiş. demiş. Hı, tamam berbatım diye yazmışsın özür dilerim ben. Hoş. Mesajı görmediğim için. Şimdi diyor. Fuat'ın ipisi mi çıkıyor ya? Fuat abinin. Biz daha dün konuştuk ama yani böyle bir şey haberim yok. Bana da süs sürpriz olur yani yakın zamanda çıkarsa. Niye herkes Fuat abinin ipisi diye yazıyor? Herkes mi bir tane gördüm ya. E ee, şey ya çıkacak EP öyle bir haber verdi Fuat abi de hani ne zaman çıkacak e, parça tracklist nasıl şu an için benim de fikrim yok hani muhtemelen varımdır. Yani. Muhtemelen Ay ufak ufak toplanmayı beklerken. Abi Eminem'e bakmadım. Ee, pazartesi bir aksilik olmazsa bakacağım artık. Malin Tabii <laughs> niye kaldırdın Baykan Bey? Yok ekledim tekrar. Hmm. Arda hoş geldin. Ee, Baykan abi Malin'in fal baktığı bir yayın. Gerçekten bu, bu, bunu ben de istiyorum bu arada ya. Ben geçen yayında söyledim. Haftalıkta değil de Cenk'le olan e da. Montana'ya katıldığımda benim. Bu arada sen Şu sizin de... sizden hani, hip hop 101 yapacağız diye başlayıp hmm. da sonra Goygoy'a dönüştürdünüz. Ben bir kere baktım falan. Onda da alt deniz kızı üstü barış manço kısmet çıktı. O da gerçekleşmedi. Bence çok bir şey öyle, yani, bir, bir, bir konusunda. Bir, bir o da gerçekleşti diyeceksin sanacaktım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hani o gerçekleşse bir... haber olurduk zaten. <laughs> evet, Şu an evet. seninle oturmuyor olurdum muhtemelen. Öyle bir barış manço rahmetli olmasın yani lütfen. <laughs> ee, şey. <laughs> ne diyordum? Yine 720 pes sıkıntımız var. Bence de Heartless İbrahim. Hem fikrim. Metro Boomin en iyi işi için söyleyebilirim o şarkıyı. Ee... Nikim ve Ebu Bekir teyze yapmamak için kendimi zor tutuyorum demiş. Abi ama gerçekten kazayla olmuş bir şeydi ya. <gülüyor> yani... <gülüyor> ama çok güzel. Değil. Ben inanmıyorum kazayla olduğunu. Evet kasıtlı abi ben böyle saçma sapan isimler türetiyorum. <laughs> yani senden beklenecek bir hareket bence. Hmm. Mouse açayım dedim acaba Kaçırdım ya. Orada bir yorum görmüştüm ona cevap vereceğim dedim kaçırdım onu. Artık tekrar görürüz belki. Ne diyecektim? Ha şey. Eee ama ben bu şey konseptinde de çok okeyim istersen yani hani sadece fal bakmak değil ama hani ekip halinde saçmaladığımız bir konsepte çok okeyim yani sabit olarak çok okeyim. Ben okeyim. Yani. Discord'da sana yazdım valide böyle bir şey yapalım mı diye cevap yazmadım. İbrahim Türkiye'de hani kendi adıma genelde... O hiç sallamadı bir daha bir de hiç sallamadı yani. Yok ben duymadım. Diyorum ki Discord'da yazdım meydanda. Hı hı. hı. Ee, Vali Bey bu yayını bir daha yapalım diye ha. sallamadım cevap yazmadın Gör, Görmedim <laughs> tamam yapalım istiyorum <laughs> ben de istiyorum onu, çok eğlendim. Hemen yazdım bile yani. Her, her yayın fal da biraz şov bence. Ya, evet <laughs> bu arada <laughs> her yayın böyle yani bir şey yaparsa biraz şov yani bu mal ama bu şovu da yap yani. Dedim. Vallahi fala giriyorsak aşağıya bir bağış kutusu açarım onu söyleyeyim yani açtırırım sana yani <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Çünkü fal bedava bakılan bir şey değil. Mesela evet. Veteran, evet, iyice Emin... paraya yadırdık döküyorum. <laughs> Eminem'in üvey kardeşinden daha ünlü olduğum konusunda hepimiz hemfikiriz. Anneannem de hemfikir muhtemelen. Ee, İbrahim'in sorusuna geleyim. Abi bu beat işleri nasıl oluyor? Şarkı ne kadar dinlenirse pay mı alınıyor yoksa direkt sabit fiyat gibi büyük rapçilere falan verirken diye sormuş. Ee, yani aranızdaki anlaşmaya varsa şirketin şartlarına göre değişiyor ama genelde e, çoğu kişi e, tık para alıyor. Ya da <laughs> ben de <ne> gibi <laughs> genelde bir şey görmüyorsun. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> yani. Şu an herkesi şeye ka kattın yani. Yok, bu herkesi töhmet altında bıraktın. Yo, bu, töhmet altında bırakmak değil ya. Abi şimdi... Töhmet kelimesini biraz düşündüm kusura bakmayın. <laughs> evet. şey, bayağıdır kullanmamıştım. Bu hani şikayet ederek bunu söylemiyorum abi yani çünkü ya benim yaptığım sound ve Türkiye'de şu an aktif olarak talep gören sound'un arasında uçurum olduğu için abi bana haliyle şey gelmiyor yani. Hiç çıkaracağız müşterisi gelmiyor ki abi. Yani. Yani zaten öyle bir niyetim de yok ayrı mevzu da. Ee, şey, Aa. Hani örnek vereyim yine ismi geçtiği için yani, yani abi şimdi Fuat abiyle aramızda öyle bir para problemi olmayacaktır yani hani atıyorum ben sağ olsun rica ettiğimde abi albümde verse lazım dediğinde o ben bana nasıl e, muamele yapıyorsa ben de aynı şekilde karşılığında yani hani o, o, açıdan örnek vermek için diyorum. Peki bir şey soracağım benden para almadın diye mi Bulgari'ye beat Aha. koymadın? Yok ol, hayır te ona üşendiğim için. Faha dedi ya. Aha dedi. Aa <laughs> 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 dedim ona üşendiğim için. Ha tamam. Var. İyi peki. Tut, Pazar günü şey başlıyormuş triple double. Hı -hı, ya, bu yani başlamıyor. Ha, başlıyor başlıyor. <laughs> kes kesin başlıyor kesin Audio on donan tehdit et annenle çay içeyim senin. Bak evet işte duymak istediğim küfür <laughs> bu kadar maksimum bu kadar. Aa <laughs> bunlar serbest mi? Ya bu kadarına da kıymam canım. Yok yok Emir bu kadarına da Abi silindi ya bak böyle bir şey olmasın. Güzelim espri uçtu şu anda. <laughs> Yok bu kadarın ama Just a Couple of Words yani gerçekten dikkat edelim. <laughs> bu kadarında da eee şu an. Ama bu hani baktık bir açık bulduk diye buradan yardırılırsa kararımız aniden değişebilir. <laughs> evet homofobik çay kaşığı Türkler ama bu tarz şeylere okeyiz arkadaşlar. <laughs> Oy. Emir bütün haftanın sinir atmak için cumaları bekliyor <laughs> Ha iki birileri gelse de banlasam diye. Of, um. Özür dilerim silecektim ban attım yanlışlıkla dedi Emir. 121. <laughs> Yüz, yüzyılda Abi direkt sağladım. gerçekten ban atmış. Of. Ee, zor soru bu. Yazık oldu. Listede bayağı şarkı var o yüzden zaten giriyoruz şimdi merak etmeyin. Hmm. Ara ara zaten goy goyumuz uzayacaktır. Bence hmm. Emir'den alalım şeyi. Eee baş. modlu. Aa, hayır. Yeni mod adaylarımız var onlara verelim. <laughs> mo, yani mod azalt diyorsunuz bir taraftan mod hani mod arttır elinde. Şu, <laughs> şu an çok az mod var bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu kadar. 12. Evet. Kaç mod olduğunu bilmiyorsun değil mi şu an? <gülüyor> evet. 5 <laughs> <laughs> tane var şu an. E, gayet normal. Bu 5 tane de biri Mubot bot zaten. Ya o kadar da olur. Bu hafta da mı Fuchs var? Her hafta olduğu gibi tabii ki. yani Aa arada... ben ben görmüyordum. Siz ya. abi bu Fuchs'un şarkılarını nereden buluyorsunuz? Özel bir tarikat falan mı var arkada? Ben niye hiç denk gelmiyorum? Kimse paylaşmıyor. oy oy. Yine Fuchs'la başlıyoruz. O zaman başlayalım ne dersin? İstiyor muyuz bunu? Başlayalım ama şu an Emir Kemal bana cephe aldı. Ben onu <laughs> tamam. şey yaparım. kalbini alırım sonra. Ne, ne, derler onu? Gönlünü alırım ha. Kalbini alırım çok kötü oldu. <laughs> Kalbini alırım bayağı tehdit oldu özür dilerim. Ya. Ya tehdit tehdit değil yani yani of yok ayı yapmayacağım o şakayı. Daha da Yok yapma o şakayı. Bir, yapma hani, o şakayı. Romantik bir yere de gidebilir o yani. Kalbini çalacağım Emir'in diye. Sen girsene füksle beraber şey yayına. Ben de de kalbini alırım, tatlı cümle yani. Yani. O zaman ilk şarkımız her zamanki gibi. Oy. Muhtemelen 20 saniye sonra geçeceğiz. Fox ee, sistematik geliyor. <laughs> evet, evet, evet. Oo, ooo. Oo, ooo, 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 Fade Faydattım da abi yani. Of. <laughs> Ritim. <gülüyor> yani bayağı şey. <laughs> Ritim far görmüş tavşan gibi kaçtı yani öyle söyleyeyim. Vay oh, Of. Oh, oh. <laughs> Yani bu kadar nüfuksan bile beklemiyordum. <laughs> Gerçekten ritim, ritim ülke demiş Çakar. Ritim iltica etti abi. Of. <laughs> <Şu an gülüyor> konsoloslukta böyle orada kalıyor ritim şu an yani. Of. Ben haftanın en kötüsünü seçtim şu anda. Geri kalanı dinlemeyeceğim. <laughs> ya bence çok çok iddialı bir cümle bu. Ben 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 en az bunun kadar kötü en az 20 şarkı bekliyorum. <laughs> Aldığım spoilerlara göre. Yani ben baktım birazcık. Bu hafta ilk defa baktım çalışmayınca çok. Daha kötüsü varmış mı? bak. Baykan abi bu halde Defkan ve Ceza featuring olacak. Ha hadi hayırlısı. <gülüyor> yani <gülüyor> Peki ya. <yani>. Ne diyeyim. <laughs> of. Yorumlara bakıyorum da. İlerleyeyim mi Mali? Hani? Ne dersin? Üstünde geç geç geç. Allah, Allah aşkına yok. yok. Bu arada, evet, son dönem için Defkan'la düet yapmak galiba dünyanın en kolay şeyi gibi geliyor. Hani vatandaşlık başvurusu yapana hani <laughs> ya da Nişantaş Üniversitesi. <gülüyor> <gülüyor> hani burs veriyordu ya herkese. da öyle. <laughs> Abi espriyi açıklamasam da anlardık zaten ya. O kadar e, şeyimiz var. Yok Nişantaş Üniversitesi Genel hala ki, var mı yani. bilmiyorum o yüzden. Bütün üniversiteler kapandığı için şu anda ben de bilmiyorum. Yani... Batmış olabilirler. Evet Baho sırada o geliyor. Sırada o var o geliyor. <laughs> Velet var bu hafta? Of, nasıl bir hafta bu? Ee, öyle öyle yani şey, işte, en kötü hafta adayı dedi bana Emir. Yayın öncesinde. Cenk ben e, abi söz kesmiyorum artık. Baykan kesmediği sürece. Baykan kesmeye başladığı anda ben de yardıracağım. Peki. Şu an bekliyorum. O zaman sıradaki parça. <laughs> Evet diğer o geliyor. <laughs> Beyaz gibi sunsana şeyle. O geliyor. Diğer o, diğer de o geliyor. Bu arada kaka yaptım. Yok Ay, yoksun, ben böyle ben mi? Vazgeçtim, böyle ayla, mi <gülüyor> <gülüyor> hayır, mi hayır, hayır. Bağırıyordu ya o bir... <laughs> ha tamam. Ritimleri <laughs> kaçıran adam. yani, yani ister istemez öbür tamam, muhabbete git. girdim ben. Yani. Ya, Beyaz yani, gibi... ya, ya. <laughs> Ben o muhabbeti <laughs> tamamen aklımdan çıkardım ya. <laughs> ya burayı bu, burayı podcastta yok etmem gerekecek bu arada <laughs> galiba. Niye? <laughs> yani dava o, istiyor musun? <laughs> of. Nereden dava ya? Dediğim şey yüzünden. Onu daha önce de söyledim. <laughs> Ama o zaman bu kadar açık açık söylememiştik sanki. <laughs> hani sadece hani ben şaka yapmıştım insanlar çete de yazmadan hani bakmışlardı olayın ne olduğunu bugün kötü spoiler vardı. Öf, evet o geliyor. ve <laughs> diğer o geliyor pardon. Veysel Mutlu ve Belet kaçar gibi. Evet aynen bizim ruh halimiz geliyor. <laughs> o yine Assassin's Creed. <laughs> Abi çok çok keyifli bir berbatlık değil mi bu ya? <laughs> ve evet, abi hiç dinleyemedik ama hiçbir şey anlamadık abi hemen kapattım bir. Abi ya Allah ya şey müsamere ya da ber, berber şeyi değil mi ters takmışlar şu an ekrana baksana. <laughs> hani aslan mason değilsin yani ve masonların arkasında M yazan pellerin olması abi bu hangi sinematikine varsa bunu koyayım. <laughs> bu şey ya VM yazıyordu Veysel Mutlu. <laughs> Allah da, Allah kadar. kötü. <laughs> <laughs> Şu an üstündeki tişörde bak Baykancım lütfen başka bir şey istemiyorum. Oğlum... <laughs> Adam ne adını yazmış. B böyle mi yazarsın abi? <laughs> böyle mi yazarsın ya? Ya ben hani, hani niye... Assassin's As, As, Creed abi, abi her yer, neden yani? <laughs> Oha tişörte gel Ego, değil mi? Mali 2 dakika önce günün en kötüsünü seçmiştin. Fikrin değişti mi peki? Yo değişmedi hala aynı. Ali <laughs> <Alo>, hoş geldin. <laughs> ya yani bu gerçekten hani geç diye orada yalvarıyordum ya ama abi bu, bu çok, kaliteli, çok kaliteli kötülük bu yani. At çok güzeldi yalnız at çok güzel değil miydi ya? Demin çaldılar abi onu diyorsan da arttı <gülüyor> şeyin. <gülüyor> Daha gelmedik oraya da. Aa, ke keşke serverden şeyi isteseydim. <laughs> klibin, onların klibin atsız versiyonu isteseydim. Tam netteden sonra girerdik. <gülüyor> Peki. <gülüyor> aynı espriyi yaptım bu arada Emir. <laughs> Emir'e gündüz yapmıştım aynı şakayı. <laughs> evet. Ama burada at şakası denk geldi. Mali yüzünden denk geldi Emir. <laughs> Yapmasaydın olur zorla sanki at şakası yap diye başına silah dayadım. Yapmasaydın geçseydim. Ben öyle bir şaka biriktirdiğini bilmiyordum kenarda. Bilseydim söylemezdim. <laughs> at şakasını anlamadım. <laughs> Çok bir kaybın yok Cenk ya. Çok fazla gelmiyorsun bu yayınlara Cenk. Gelsen e, sen de kıvama geleceksin. Ben ses Biz olduk yani artık. Sesi tamamen kapatarak yalnız klipte <laughs> o tekrar <laughs> ma ma masonik berber e, önlüğünün ters giyilmiş haline bakacağım abi. Of tam bir nargile kafe ya. Veysel mutlu bir insan o, olsun. Sonic berber önlüğü de güzel küfür bu arada. <laughs> evet o da güzel küfür ama ya şey var. Yani nargile kafe insan olsaydı galiba Veysel mutlu olurdu ya. <gülüyor> <gülüyor> Veleti Hayko Cepkin olarak yakaladım demin güzel. Abi evet. <laughs> bu ne abi? <laughs> Beyazıtlı prens değil mi? <laughs> <laughs> evet nargile. Burada kal, burada kal. Burada kalalım. Evet. Gerçekten. Tamam, gerçekten. burada kal. Teşekkürler. Çok eğlenmiyor muyuz Tuğçe? <laughs> <laughs> Beyaz zozcu prens, değil mi? <laughs> <laughs> nargile kafe bir şarkı olsa çok şarkı çıkar ya. Hani hani bununla kıyaslı bununla limitlemem onu yani. Bugün en az 3-4 tane geç şarkısı dinleyeceğiz muhtemelen. Dedim hatta aklıma Bedo geldi. Bedo'yu aldık mı? Almamışız. Neyse alırız gerekirse. <laughs> İlerleyeyim mi? Ne dersin? Bu arada de netteyle ile girmedik haberiniz olsun. <laughs> hani oradayız sananlar olabilir. Asla netteyle başlamadık yani. Abi, Cenk biz neler neler bakıyoruz. Sonra, ama sen gerçi sonra Discord'larda siz nette dinliyorsunuz. Iy falan diyorsun sevgili arkadaşım ama olsun. <laughs> biz onunla eğleniyoruz. <laughs> göndermeleri anlamıyorum şu an. Ya ama yine de bence korkan... Yine de yine de ama bence şey konuşanlar dinlemek izlemekten daha eğlenceli bir şey <laughs> yani kötü aktivite yani. Gittikçe daha çok arkadaşım konuşanları izlemeye başlıyor. Korkmaya başlamalısın. Korkuyorum, bayağı korkuyorum. Bu arada ben bugün korona olacağım muhtemelen ya. Olmuşumdur yani muhtemelen. Test neden? ne Niye? Ya markete girdim. Güya... Şimdi ben otopa girersem buraları da keseceksin. Hiç gerek yok. Market ana baba günü gibiydi. Gide Ve yani... herkes tek reyana toplanmıştı. Tahmin edebileceğin gibi. Alkol? Hı <laughs> hı. kesmem Ve bu yani... Burayı kesmem ya. Yani... Yok yok bir şey söyleyecektim de vazgeçtim o yüzden. Silivrilikse yani, yani... kesmem yani hatta ya. Yani. 6 kişi falan böyle omuz omuza duruyorduk en son yani zar zor kaçtım içeriden. Allah'tan karesi. kahretsin ya. <laughs> Durduk yere bir yere sallandı <laughs> Aslında çok yani Biz canım, canımız <laughs> sıkıldıkça sallıyoruz ya. Ama konuşanları da sallarsın yani. ya, evet ya. Ya da ben, biz aptal olabiliriz ya. Belki de güzel şeyler anlamıyoruz. Ya sanmıyorum. Neyse. Ya, yine faresi geldi. <gülüyor> Baykan'dan. <gülüyor> <laughs> abi çünkü gerçekten zevkine güvendiğim arkadaşlarım da izlemeye başladı bu arada hastalık ben... gibi bir şey herhalde abi bu, şar bu şey için istiyorum bunu ee, eğer sen karşıya gitmemiş olursan ve yılbaşında yayın yapma şansınız olursa yılın en iyileri olduğu gibi nette içinde bir en iyi 20 şarkı <laughs> ya da işte bu şarkı gibi böyle en çok güldüğümüz 20 şarkıyı falan tekrar bir seçip <laughs> gözden geçirsek mi ne dersin sen bilirsin e, ama ben kesin gideceğim ama evet. katılmaya çalışırım yine de tamam ya sen gerçi benim yerime dansos çağıracaktın en son, öyle hatırlıyorum. Mali gelmez arkadaşlar, Malin'in yerine dansos çağırırız dediğini hatırlıyorum. Geçen hafta. <laughs> ya Mali yerine değil. Malin'in yerine dediğini hatırlıyorum. Hatta emin olmak için bugün kaydı yüklemişsin, bugün de baktım. Malin'in yerine diyorsun. Yani. O zaman Kesin. kusura bakma, kusura bakma, özür dilerim. Önemli değil, önemli değil. Miraç hoş geldin. Adım ben atın, ben oynarım mı? Peki. Peki. <laughs> İlerleyeyim mi? Aslında bu şarkıyı tekrar baştan dinlesek mi? ya? Şarkı eğlenceliydi. Velet'i dinleyelim bari orayı dinlemedik. <laughs> hani bunu gerçekten istiyor olamazsın. <laughs> aynı yeri bir daha dinleyeceğimize devamını dinleyelim bari. Niye manyak gibi aynı yeri sarıp sarıp dinliyoruz? Cidden dinleyeceksek... Hayırlı işler parçası olsun geçen hafta. Abi ben hani mali gelmezse de size böyle şey yapacağım. Net, e, yılın en iyi 50 nette eserini falan vereceğim böyle. O ben kesin yokum ben, kesin yokum. <laughs> Hatta ben, ben şey, şey şey yapasım yani. var benim. Netlerin gerçekten derinliklerine inip açıldığı günden bugüne böyle en kötü e, yayınlanmış en komik yüz parçayı bulup çıkarmak gibi bir hayalim var benim. Üşenmesem <laughs> <parça>. ya. <laughs> o zaman ilerliyorum. Ah, Necip Mahfuz albüm varmış. Dinledin mi? Yok onu dinlemedim. Phantom Ağrı var. Ya üç parça da var ama üçüne birden bakmayalım. Hani çete de sorayım. Phantom Ağrı'yı açasın var ama siz bilirsiniz. Kimse dinlememiş mi ya? Kimse niye bir şey yazmıyor? Albümle aynı isimli parça onu dinleyelim. Tamam. Tamam. O zaman Phantom Ağrı'ya bakıyoruz. Ee, sırada Necip Mahfuz Phantom Ağrı geliyor. Evet chatten geç kararları çıktı. Ben de geçtim. Mali nasıl buldun? Anlam vermeye çalışıyorum şu anda. <laughs> Nakara çok 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 kötü. Evet hayat. Evet. Nakarat baya kötü. Bir de şey ya sanki beatle Necip'in de şey yok gibi. Çok uyumlu değillermiş gibi böyle bir beat aşağıdan sakin sakin gidiyor Necip'in. Hafiften böyle sert bir vokal var falan. Çok anlam veremedim şarkıya ben. Yani evet ben de yani parçanın parçanın ile alakalı sıkıntı var ve ben hani bu kafa beatleri de sevmiyorum. Hani burada ritim kaçma gibi bir şey yok ama yani şey var hani beat Niye zaten ben üstüne ben çok geldim. okunası bir beat değil yani. Bence. Ha tamam. Bu biterim... Sesimiz mi çok geliyor bu arada ya ben kaçırdım. Ha, hayır, orayı. hayır 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 onu sordum parçanınmış Hani parçada ha, bir tamam. şeyler çok yani. yüksek anlamında söylenmiş o bizle alakalı bir sıkıntı değil. Tam bahsettiğim ha, tamam. böyle üstüne asla okunacak gibi bir beat değil bunlar. Dediğim Anda Ozan çete samonlandı. <laughs> 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 bu, bu, bu bitlerin aranan yıldızı, sevgili vasıfsız eleman Ozan, Ey deneme diye çete samolandı. Ee, Miraç 3 ay üzeri abonelere çekiliş mi ne demiş ve e, Prime'ını bize kullanmış. Ozan da 4. ayını kutluyor. Prime Prime'la abone oldu. Miraç Ozan çok teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Ozan'a da sorayım. Dinledin mi? Nasıl buldun? Tam senlik bir beat Ozan bence ama. Mahfuz Fantom Ağrı parçası. <laughs> ama yani insan arkadaşım da bunu demez. Ya o... <laughs> yani biz böyle eğleniyoruz. <laughs> yani o, o, da Irak düğünü sample diyor bana yani. yani çok, çok, biz böyle, eğleniyoruz ya sıkıntı yok. Çok okeyim ben buna. neydi dojladım? Mahfuz şeydi mi? Herife baksana lan. O ne ya? Evet evet o free syncing de söylüyordu ya. Hatırlayamadım. Ee, şey emotları soruyorsanız daha e, lezzetli çipetbetler getireceğim size. O yüzden emotları <laughs> şimdi direkt sildim. Ee, yani en başta güzel güzeldi <laughs> dövmeli Cengiz Kurtoğlu ama olsun. Yani daha daha tatlı. Daha da mı sildin? Daha tatlı emotlar getireceğim yani hafta sonu onları yani, çözelim. Kumpir ben. yok ya. Ya yedekte duruyorlar da yani. yani. Ee, mesela ben geç popo falan gibi hani artık kanalın mottosu olmuş şeyleri getirmeyi planlıyorum. Aa ben bir şey buldum. Aa ne kadar tatlı hemen bunu atayım. <laughs> Aa çok güzelmiş Pikachu. Merch geliyor mu? Ben... Ya o şeyle snapback falan bir gelsin kalitesini göreyim hani karsız olarak hani mas maliyeti neyse isteyene gönderim. Um, ya bastıracağım siteye kadar ben daha önce yayında açtım lan hani kar koyup koymadığımı oradan hesaplayarak insanlar anlayabilir sanki değil mi? <laughs> abi bir şey soracağım Twitch Prime aboneliği nasıl oluyor? ünlem Prime abi orada Amazon Prime alarak sevdiğiniz bir yayıncıya abone olabiliyorsunuz. Orada detayları vermişimdir herhalde ilk bu olay başladığında 8 lira karşılığında Amazon Prime Amazon videoda Prime oluyorsunuz. Ve karşılığında size sevdiğiniz bir Twitch yayıncısına da ücretsiz abonelik sağlıyor bu verdiğiniz 8 lira. Ee, SmackDown'sı nasıl okunuyor bilmiyorum. Abi ee, dinleyeceğiz zamanla, daha çok bir şey kaçırmadınız. Yani Cenk tebrik ederim. Bir bir şey attın ortaya şu an. <laughs> Ortalık dinledik miden geçirmiyor. <laughs> ya ben gerçekten parçayı çok ee, vasat buldum abi. Üzgünüm. Hatta vasat altı diyebilirim ya. Nakarat olmasa vasat altı demezdim ben de nakarat. Ya dedim ki beat de hiç benim sevmediğim kafalardı açıkçası. İlerliyorum ben. Tamamdır. Sıradaki ismimiz Afro Repo. Geliyor. Evet. Geçtik arkadaşlar. Geç kararlarınızı gördüm. Geçtik. Ee, evet. 2007 Eskişehir'i ben de çok aldım Cenk de. Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani parçanın başından bir zaten erillikle falan girdik. Eril dille de girdik de acaba hani o sansürlenen yerde ne söylenmiş olabilir ki? Hani diğerleri sansürlü değilken o hani parça muhafa kız bilmem ne falan diye başlıyor ama hani parçanın içinde sansürlü bir yer var. Acaba nasıl bir kifar edildi çok merak <laughs> ettim onu yani. <laughs> hani... Bana yine 20, 20, saniye geç geldiği için ben oraları kaçırdım ya. Ben 5 saniye falan dinleyebildim herhalde. <laughs> bir Türk şekmez. <laughs> Gerçekten. Ee, e, Baykan senden bir şey rica edeyim mi? Tabii e, bu Watch geçen hafta da oldu. Bana böyle bir 15-20 saniye geç geliyor. Geçerken bir 15 saniye artı süre verirsen benim tabii. için çok sevinirim. Tabii tabii. Çok fazla Türkçe rap dinlemiyorum Kaan açıkçası. Hani yayınlardan yayınlara hani düzen dinlediğim bir parça yok. <laughs> Aman kaderi çekmese benzemesin dedi Ozan. <laughs> Ofansif peki. <laughs> Ha o da olabilir Böyle yor... yorumları isimsiz okuyorduk ama. Neyse. <laughs> Niyese bir tek o ismiyle okudun şu ana kadar. <laughs> ya ev adresini de vereyim istiyorsa yani, sorun yok. <laughs> ya yani, muhtemelen istemez diye düşünüyorum. Ha kan oluyorsa herhalde globale son dönemde kimi derim? Düşüneyim. Yani, en İ i̇lla çok yeniniz diyorsak NLA derim herhalde. NLA i -E, Chopa. Memphis'ci kardeşlerimiz mutlu şu an. Bolde James de olabilir evet. Severim. Ee, <laughs> yani özellikle Joy Bedas falan demiyorum çünkü artık yeni nesilleri kalmadı abi o insanların 10 yıldır var herif. Yani. Ama gene olarak... dinleyemediğim için hiçbir şey anlamadığım bir şarkı ya. Çok merak ettim de dinledim. Ama genel olarak şöyle söyleyeyim. Son 2-3 yılın bütün freshman cypher'ları benim için çok büyük hayal kırıklığı. Hala istediğim gibi bir şey du duymadım. Yani Emir'ciğim yapmayalım bunu lütfen. Rica ediyorum. Bir an ismine bakmadan okudum. Sonradan fark ettim seni yazdım. İlerleyeyim mi? Ben hiç beğenmedim parçayı abi. Hani ben, ben hiç dinleyemedim şarkıyı o tamam, yüzden Tamam. sonuna yetişebildim. Ben de çok geç geliyor. Tamamdır. Ben globalde Masaka dinliyorum. Snoop Dogg'da fiyatları var peki. <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> Güzel. Güzel. <laughs> <laughs> ee, sıradaki parçamız. Köst ve refresh Pim kodu. Geliyor. Öf geçtim abi geçtim geçtim geçtim. Nakarata da bakalım dedim. Evet abi Grime denenmiş ama hani asla o bas yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve ya abi Köz köst... çok uzun sürede çok üzüyor beni ya. Çok kulağım tırmalanıyor gerçekten ya. Köz'ün ben abi, geçen şarkısını beğenmiştim bu arada. Linçlediniz evet, beni aşırıdan evet, ama. Evet evet Hiç o olur yok gerçekten katıldım. ya. Hiç olur yok gözde hakikaten hiç olur yok yani. Ve hani nakarat da abi facia üzgünüm. Hani Beat Allah'tan başta ilk intro'daki gibi gidecek diye san sanarak bayağı bir gerildim ama neyse ki öyle gitmeden hani olumlu söyleyebileceğim tek şey bu. O da çok iyi olmamasına rağmen ama yani Köz bu ara beni çok sıkıyor. Üzgünüm. Çünkü hep Borsa aynı nakar, şeyi yapıyor nakarata gibi. Nakarat'a laf attın da nakarat versiyon daha iyi. verse bayağı kötü nakarat'a gibi. Ya, hep aynı şeyi kay, hep aynı şeyi kaydedip bizimle paylaşıyor gibi. Hani bu biraz Fuchs ya da Sorat sendromu dediği <laughs> az adlandırdığımız durum diyebilirim. Yani. <gülüyor> 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 umarım. Dur sonu... buna bir isim bulalım. Bir dakika hemen geçme bunu. Umar, Birini umarım... seç. Onu kullanalım bundan sonra. Sorat sendromu. Umarım sonu öyle olmaz. Hani gidip Yonca Evcimik'le beraber böyle hani <gülüyor> hani, <gülüyor> hani, kadına destek görünümlü <laughs> rezilliğe imza atmazlar ileride umarım. E, Joker tweet atmış Eminem'le buluşacağız ya ya hadi ya. Neyse. <gülüyor> 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 Ve gerçekten abi. Güldürdü. <laughs> beni çok yoruyor Köst. hani üzgünüm. Refresh'in de nakaratlarına bir türlü alışamadım. Seven varsa kusura bakmasın ama. Demin şey sorulmuştu, abi Snoop Dogg'a parasını verince düet yapmak bu kadar kolay mı diye. Yani meblasına bağlı olarak evet ama e, masakayla olan parçayı kastederek sorulduğu için soru soruyorum. Arkadaşlar bu parçanın e, masakasız versiyonu aynen YouTube'da vardı bir ara. Silinmiş midir sonra bilmiyorum ama yani... Masaka'nın yanındaki Joe Young düetler yapıyordu ama tıpkı şu an Eko Fresh'in Eko Fresh'e gence de bunu söyleyecektim ama olsun. Tıpkı şu an Eko Fresh'in e, ülkesinde ciddiye alınmayıp Türkiye'ye sizi çok seviyorum demesi gibi. Çünkü burada çok fazla salak var üzgünüm. E, Masaka ve e, o yanındaki siyahi abi tamamen bu, bunu deniyorlar yani Sunup nokta düet yapıp e, 100 bin zor dinlenmiş parçayı içine Masaka ekleyip hadi Türkleri iteleyelim mantığı yani başka bir şey değil ha, onu yapmak Burada kolay yani. Burada Cenk şu an. Ha. Buradaysa hala kendisi. Burada. Ama yani şey var O zaman dediği epey bir kolay derken şöyle dolar bazında hani e, zenginseniz ve dolar bazında 15-20 bin dolar ödeyebiliyorsanız yaparsınız muhtemelen ya. Yani. Bitik bir anla denk getirmeniz lazım ama. <gülüyor> yani. <gülüyor> ama çok güzel fikir yalnız bu. Bu arada şaka Eminem yapıyorum. Emine'm Türkiye'deki bütün çakmalarla düet yapsa fikri çok hoşuma gitti <laughs> şu anda. Ya bu arada şeyden şu yüzden şaka yapmıyorum diyorum abi. Ee, şey var mesela. Yine G-Unit'ten Young Buck bir ara mesela bayağı bir sıkıntılıydı. Hani davallık hiç hiçbir gelirini alamıyordu. Hapse girip çıkmıştı falan. Hani o dönem mesela Abi kendisi Twitter'dan şunu yazdığını hatırlıyorum. Hani 300 dolar for a verse diye hani mail adresi bıraktığını hatırlıyorum hani bitik olduğu için. Hani toparladıysa bugün 300 dolara bir vermiyordur ama hani öyle bir anında alabilir çok çok şaka gibi diyeceğiniz fiyatlara bile düet almak mümkün bazı isimlerden yani. Senin bu konuyu uzatma ihtimalin ne? Ben bir iki gelsin. Yak gel, yak gel abi hiç sorun yok. Uzatmayayım da hani şey yak gel hiç sorun yok. Tamam hadi geleyim ama. Atilla o, o öyle değil abi o. Onu açıklayayım. Atilla Altun demiş ki ya benim öğrendiğim ABD'de büyük rapçiler şirketlere bırakıyormuş. Belli bir BPM aralarında okuyorlarmış. Masaka falan da para verip alıyormuş gibi bir şey varmış. Ya o tam öyle değil de mesela olayım şu. Şunu yapan firmalar var. Menajerlik firması ya da aynı zamanda enarlık yaptığı kişi kendisi ücret ödeyip e, isimlere word kaydettiriyor ama bunlar hani bir menajerlik firması falan değil şahıslar mesela MAD var benim bildiğim bunu yapan mesela e, ve e, daha sonrasında bunları çok e, yeri geliyor faiz fiyatları yeri geliyor ka, e, discount yaptım işte liste elimde şu isimlerin şu bp adlarında düetleri var satıyorum diyor ve yapabiliyorsunuz ama bu genelde hani bireysel menajer tercihi diyebilirim aslında yani ama böyle hani düet yok yani onu demek istiyorum hani çok yanlış değil Atilla ama şey hani biraz ee, kafa karıştıracak bir bilgiymiş o yüzden. Michael Scofield kim benziyormuş ona ya? Yani şu an Echo Fresh'in de durumu tamamen bu aslında yani. <laughs> ya bir de şey var hani ee, geçen haftalarda konuştuk. Sen galiba yenisin. Hani Nick olarak da denk gelen e, e, bugün görüyor gibiyim ilk kez ama daha önce vardıysan kusura bakma. Ee, şey var. Ee, bu, bu tip konuları geçmiş yayın tekrarlarına falan konuştuk ama tabii ki 6 saat bunu bulmak için dinlemek istemeyebilirsin. hani <laughs> Hak veriyorum. Ee, e. Globalde de Türkiye'de de şey var işte rap müziğin bir prestij kaybıyla beraber abi etkileşimde bulunduğu insanlar genel olarak da kalitesizleşti yani zaten yani atıyorum bugün hani bazı isimler aynen bizim ülkemizde sırf eski diye görülen gören isimler gibi hani tamamen parasına bakarak hiçbir kalite gözetmeden projelere girişebiliyorken kimi isimler hala belli bir kalite olsun şartını müşterisine sunuyor yani ama genel olarak sunulmadığını söyleyebilirim. Hoş geldin. Geldim. Gitmişken bir de şey yaptım. <laughs> wow, bana benziyorsun. Marketten marketten bir şeyler almıştım. Onları yıkamıştım. Dolaba koymayı unutmuşum. Bir an marketten bir şey almaya gittim diyeceksin diye o kadar korktum. <laughs> yok yok. <ki> <laughs> Saat on buçukta. Her yer <laughs> kapalıyken. Yani. Peynir falan vardı onları dolaba koymayı unutmuşum. Ya Abdurrahman demiş ki Saylar abinin fit attığı kişiler parçalarını falan dinliyormuş örneğin kadar. Evet çünkü şey de var. Yani Sayya olayında bir ticaret söz konusu değil. Ben şahidim. Arada hani ufak e, ticaret boyutunda olan şey, e, isimler de var ama yani o da şu, şu yüzden e, diyor ki abi ben bağımsız sanatçıyım. E benim stüdyom yok. Bunu en azından bunun masrafını öde. Tamam ben senin müziğini beğendim. O yapayım hani. Bunu aynı ticari kıstasla değerlendirmem yani. Ve bir de yani e, Saye'nin albümde ben de varım hani o albümde şey yok hani böyle Snoop Dogg kadar böyle mainstream hit getirecek bir, bir isimlerden ziyade biraz daha kişisel beğeniyle alınmış e, saygın underground temsilciler var diyebilirim ağırlıklı olarak. Hani orada mainstream birisi birisi yok yani henüz albümde güncel listede bilmiyorsam. Ha dediğim gibi ünlü, underground'da ünlü ve saygı duyduğumuz isimler var ama hani ticari olarak e, e, düetiyle beraber Saye'ye milyonlar saydıracak bir isim yok orada yani. Ben ilerliyorum bu arada. Aa, okay. oh, Sesim çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> sesim gitti. Okey ilerleyebiliriz. Bugün çok parça var çünkü ara ara mola ver vereceğimiz için ee, tekrar bu tip muhabbetlere kısa kısa gireriz. Problem yok. Sıradaki parçamız. Kezzo Yolluk. Geliyor. Evet chatten geç kararı çıktı. Uf. Nasıl buldun? Yine hem fikir olmayacağımız bir şarkı geldi bence. Sen başla. Sen beğendin mi? Yok, beğendim değil de sen başla. Sonradan benimkiler manipüle edildiği için ben bu taş şarkılarda sonradan konuşuyorum. Ha <laughs> ha hakkımı ha <laughs> ha hakkım yiyorsun ya. Hiç hakkımı yemiyorum. Gerçekten hakkımı yiyorsun ya. Evet. Ya Ozan benim e cümlelerimi çok kısaca özetledi açıkçası. Evet Süt. o zaman benim düşüncelerimi de özetledi. şu anda. O zaman aynı fikir yani, demek ki. <laughs> yani klip iyi evet. Beat güzel beğendim. Ee, Tümüm iyi. Yani flow flow iyi ama sözler çok kötü abi. Üzgünüm. Evet sözler yani, çok kötü ona katılıyorum ben de. Şey yok hani düzgün bir punchline duymuyorum. Hani bu diss yapıldı diye artı 18 ibaresi koymak da bana biraz yani, üzücü geldi açıkçası. Ve... Ben pop'a bekliyordum yani. Beklentimi alamadım klipten bu arada onu söyleyeyim. <laughs> Gerçekten. <laughs> <laughs> i̇şte ama yani şey de yok abi. Punchline duymak istiyorum ben. Türkiye'nin genel distrek problemi bu abi. Yani bir hani wow diyeceğim bir şey duymuyorum abi. Neden ya? E, ya evet abi küfür ve penis muhabbetine sağ salakma artık hani bak şey demiyorum yanlış anlaşılmasın hani e, küfür olmasın hep müzikte falan gibi böyle bir şey söylemiyorum e, abi, yani, mantıklı bir şey de kullanıyorsan evet ama yani ya kodumun moronları benim için bir şey ifade etmiyor. <laughs> yani, yani. bu, bu arada parçadaki en masum söz olabilir yani. <laughs> Söylediğim şey de yani. Bu arada sözler güzel olsaymış Kezum'un son zamanlarda çıkardığı en iyi şarkılardan bir tanesi olacakmış bu tamam. Gerçekten son okuduğu şeylerin, beatlerin hepsinden daha iyi. Ama yani, işte sözler. Çünkü evet bizim günlük kullanım dilimizde, dilimizde küfür de önemli bir etken olabilir. Hani ben kullanmayı tercih etmesem de evet var böyle bir şey. Ama yani şey değil. Hani çok yüzeysel anladın mı? Hani yani küfür Türkiye'de zaten freestyle'larda da problem odur ya abi. Hani biri böyle dümdüz küfür ediyor ve bo falan abi ya <laughs> hani olay kesinlikle bu değil bak. Gerçekten çok yanlış anladınız arkadaşlar ya. Ben de pek daha farklı düşünmüyor musun değil mi? Evet evet, evet. ben sen oraları da gömeceksin diye düşünmüştüm. Aa, yok yok. Beat güzel ve klip, klip bayağı tatlı bence. Hani ya aynı noktadaymışız. Flow'unu da beğendim ama yani eee çok kötü. Ben İler... yüz ifadenden farklı bir şey düşünüyoruz diye ha. yorumladım da değilmiş. Aynı noktadaymışız. İlerleyeyim mi? Ne dersin? Ne olur. Mira şey üzüldüm sadece Artifaj ya ilerlemeden. Ben dediğim gibi demiş de. çok ha, Ne beğendim. oldu? Miraç da Twitter'da Joker'in tweetini gördüm. Lütfen konuşalım demiş de benim haberim yok. Hani o Eminem'le buluşacağız muhabbeti gerçek miydi arkadaşlar? Yani ben bir... bir... <laughs> hani... Dur, bakacağım. <gülüyor> <Chette> <gülüyor> hemen bakıyorum. Tamamdır. Kamuoyunu aydınlatıyorum hemen. <laughs> chatte trollük yapılıyor sandım ben yani. O gerçekse. Ben de hala öyle düşünüyorum. Arkadaşlar Joker'in Twitter adresi nedir? Bana bir söylerseniz. Joker resmi diye bir şey var. Bu mu? Galiba herhalde odur. Ya <laughs> şey yazmış. Spoiler için kusura bakmayın ama Eminem'den çalmış diyenler olacağı için klip kurgu montaj projesinin oluşturulma tarihini buraya bırakıyorum. Diye fotoğraf eklemiş. Tişörtündeki 7 vurgusunu saymıyorum bile. Sonra Eminem'i mentionlayıp elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmayacak yazmış. Of. Ya. Kargam ya. şey muhabbetini herhalde. Ya Yarasa ke muhabbetini. Keşke bir zaman makinem olsa binip gidebilsem ve hani <laughs> 93-94 yılında kendi çocuk halime dürtsem kendimi silkelesem ve sakın girme diye yani anladın mı? <laughs> çok ciddi IQ sıkıntısı olan insanlarla aynı ortamda bulunmak zorunda kalacaksın lütfen diye böyle hani anlar mıyım bilmiyorum hiç yaşında ama. Abi e, şaka, da, şaka da yapsa abi çok, yani, şaka çok komik çok olmalı şey... ya. E, komik değil ama yani ciddi sandım ben bir an. Yok ciddi. Fark şizofrene bağladı sandım. Yok, da. bunu hani ciddi ciddi bunu iddia ettiğini e, düşünerek bu, bu bu yorumu yapmıyorum da abi şey var. Abi şakalar sı e, insanlar sı muhabbetler sı. Sı. Ne güzel sı diyor. Ama sı abi. Ya geçen gün şey sığ. bir, millet ne yapıyor diye hani ben, ben de bir posta etiketlendiğim için ismini vermeyeyim. Instagram'daki rap sayfalarından birinin Gönderilerine falan baktım böyle abi aşağıda dönen muhabbetlerden gönderiyi atan insanlara kadar ya abi gerçekten katliam lazım. Hani <laughs> soykırımı gerekiyor gerçekten. <laughs> yani, bu bu kanalın her zaman faşist bir kanal olduğunu savunmuşumdur. Ya, abi... Şu an Baykan kendi ağzıyla. ya Türkiye'nin Türkiye'nin ilerleyebilmesi için bu şart yani gerçekten abi çünkü bu insanlar oy verecekler. Abi, Cenk bu yapayım mı? Bu konuda kendini de eleştirir misin mi? Cenk eleştirini açıyorum abi. Neymiş yazabilirsin ciddiyim. Ya da bağlanıp <gülüyor> yayınımıza söyleyebilirsiniz <laughs> söyleyebilirsin hiç problem değil yani. Ya Allah aşkına bağlan da uzaylılardan falan konuşalım ya. Kanal olaylardan falan konuşalım. Benim için haftalık yapasım yok bu hafta. Ben kendimi eleştirmeye çok açığım biliyorsun abi. Öz eleştiri yapmaya. Bunlardan farklı olduğumuzu düşünüyorum abi. Biz burada şey yapmıyoruz çünkü. Hani yani e, parodi. <laughs> parodi diye bir mizah da yapılmıyor. Ya da şey. Bir evet an, arkadaşlar en beğendiğiniz 20 lipçinin en sikik dört sözünü söyler misiniz falan demiyoruz yani. Bir an biz Sinirim burada bozuldu ağzım şey, da bozuldu kusura bakmayın yani. Bir an biz burada şey yapmıyoruz deyince biz burada erkek diye cümleye devam edeceksin sandım çok korktum. Hatırlıyor musun o videoyu bilmiyorum ama. Of evet ya. Yani. Hatırladım hatırladım hatırladım. Tamam peki. e eleştirecek misin kendini? Abi siz bir şey söyleyin. Ben de haklısınız ya. Değilsiniz diyeyim. Ben neyime eleştirebilirim şu an? Ben çünkü, şu ben, an atmadım. Bir yazı... Lafı ben atmadım. Lafı 86 yayını beraber yaptığınız Cenk attı. Hiçbir yayında söylememiş. İçinde tutmuş. <gülüyor> yani <gülüyor> Şu an o sana laf attı. Çünkü ben eleştirdiğim, şu an eleştirdiğim insanlarla bir ortak paydamızı görmüyorum. Açıkçası. Hiçbir şekilde görmüyorum. Yani. Ne müzikal manada ne hani bilgi birikim, kültür, zevkler manasında. Yani hobiler manasında falan da görmüyorum yani. Ya Allah aşkına eleştirecekseniz eleştirelim yoksa geçelim şu Adamın kafası ters kaldı burada. Sinirim bozuluyor benim ekranda gördükçe. <laughs> Teşekkürler Atilla. Abi ortamı eleştiriyorsun ama nette fokus gidiyorsun sen de. Şu an seni izleyen kişilerin yüzde bir yorumlar için gelmiyor. Evet abi çünkü ben yani insanların ciddiye almadığı müziği <laughs> drama yok demiş. <laughs> Cenk dalga geçiyorum zaten. <laughs> ya, ama yani gerçekten insanlar yani yaptığı eser diyeceğim maalesef. Sanat eserlerinden özür dileyerek. yani insanlar yaptığı eseri ciddiye almıyorken ben niye ciddiye alıp da onların üzerine düşünmediği şeyler için e, beynimi yorayım ki abi ben burada artık dalga geçmeye geliyorum. Bunu da hep söylüyorum. İlk, ilk, i̇lk iki yayını ciddi ciddi yaptık. Sonrasında benim ciddiyetim falan kalmadı. Çünkü insanlarda da ciddiyet yok abi. Zaten diyorum ya rap müzik yayınlarına ağırlıklı olarak hani ciddi yaptığımız Hip Hop 101 gibi haftalık haricinde gerçi haftalık global ve haftalık haricinde iki haftada biri alacağımız için abi çok daha farklı kontentler üreteceğiz yani o, o konuda şüphen olmasın. Hadi sen de varsın bir ikisinin içinde sayınus haberin yok sadece. <laughs> yani. Zaten Baykan bir planlar yapıyor kimsenin <laughs> haberi yok içinde. Baykan'ın içinde olduğu projelerden haberi yok belki varımdır Fuat'ın EP'sinde diyor falan <laughs> bir Abi ama gerçekten yani insanlar ciddiye almıyorken ben tabii ki netteye gireceğim ya da şu an dinlediğimiz saçmalıklara gireceğim yani. yani. Bunu şu an e, ekranda kezo var diye kezo için, sadece kezo için söylüyorum gibi bir şey, anlam çıkmasın. Yani üzgünüm onlar ciddiye almıyorsa ben ciddiye alamayacağım yani. Baykancığım köz attım birazdan alacağım daha bir şarkı dinleyebildik. Tamam abi ilerliyorum. Bugün bir 86 tane şarkı olduğu için. Evet ilerliyorum ilerliyorum. Sırada Uf. G Flow featuring Prof Sayende geliyor. Üf. Abi ben geçtim merak etmeyin, chatten de geç geldi zaten de yani. <laughs> Hadi üstüne konuşalım gerçekten. <laughs> Teknik hataları <laughs> liste yaparak yayını 15 saat yapmaya ne dersin? <laughs> ya da e, ideoloji ve söylem arasındaki çelişkileri bu arkadaş, bu arkadaşlar üzerinde hani <laughs> sayalım mı ne dersin? <laughs> yok <laughs> lütfen evet gerçekten bir vokal bir bu şey... kadar eziyet olabilir ya Gibi bu arada haftalık globalden de biliyorsunuz arkadaşlar benim hani demin NLE Chopa falan dedim hani yeni nesilde kim beğeniyorsun sorusunda Amerika için yani <laughs> benim kesin de ototunla ya da işte Türkiye'de aslında asla böyle bir tanımı yok ama Türkiye'de yeni jenerasyon yeni akım denen şeyle benim problemim yok ama yani bu değil abi bu hani bu çok yanlış bir uygulama işkence gibi vokal var çünkü yani <laughs> Peki G Flow şeye girerse, Red girerse ne güzel olur ya. Aşırı eğleniriz. <gülüyor> <gülüyor> Orada hayal ettim de böyle silahlarla evet. beraber. Nihat tipi oldu şunu yapıyor değil mi? <laughs> mutfak, mutfakta aşure yapıyorduk yani. falan diye. <laughs> Şu an canlandı mı gözümde G Flow? Maalesef maalesef. <laughs> Niyeyse ben bugün ona, onun onun berbat bir parçası açtım. Çünkü biliyorsun bizim haftalık ellerimiz asla iyi bir parçayla açılmayacak. Repe <laughs> kayyum. Abi evet bu arada kayyumun iyi bir şey sanılması g Flow tarafında. Hani repe kayyum diye övünerek söylemiş abi. <laughs> seni, seni bile atadı yani o zaman anladın mı? Senin de üstün var yani. <laughs> en basit en basit. <laughs> hani asla iyi bir fikir değil o isim yani. Ama genel olarak zaten şey sadece e, gurbetçilerde değil şeyde de malum e, ideolojideki insanlarda da kayyumun iyi bir şey olduğu yanılgısı var ya biliyorsun. Hani o kayyum atamışlar şuraya. Biliyorum abi, ben ama sanki bu cümleyi yani. bir yerden duydum ya. Aa bu şey değil mi? Cenk'in tweet'i değil mi bu? Onu evet. birebir aynısını okudun. Adam yazdı zaten aynısını. Ya abi çünkü o, mantıklı bir fikir yani. Farklı bir fikir. Yok, fa katılık. farklı bir şekilde mi söylüyor? Katılıyorum. 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 Evet. Ama doğru yani. Sen sanki ondan almamışız gibi böyle şey yap. Çaktırmadan başka türlü söyle. <laughs> ya, ya şey. sadece şey. fikirleri var. <laughs> hani biz <laughs> Twitter'da Cenk söylemeyiz. Aynı şeyi yazlar dinlemiyoruz değil mi? Hani evet tweet'i tweet. ilk Cenk attı bu arada doğru ama çok haklı bir tweet ama yani bu kayyum mevzusu Gflow'la gelmediği için hani bunu herhalde biz son 50 kayyumda falan atanan belediyelere atanan kayyumda falan bunu bir düşünmüşüzdür sanki değil mi hepimiz. hepimiz. Ben bu ortalığı ortalığı bugün karıştıracağım arkadaşlar bugün, bugün dağılacak ortalık aranızı bozacağım sizin. Muhtemelen Cenk gitti, gitti zaten şu an sinirlendi. Oys. <laughs> Ray çaptı gibi Fuat'ın bu adamla neden düeti var albümde? Yani abi tanışıyorlar bir şekilde hayır diyemiyorsundur falan diye düşünmek istiyorum. Benim bir fikrim yok yani. <gülüyor> <gülüyor> yani kaçın, kimsenin... <laughs> çok çok iyi <iyiymiş>, <laughs> kimsenin kararlarını sorgulayamıyorum abi bu, bu, noktada yani. Ben sorguluyorum. Sorgulayamıyorum derken şu açıdan hani bence de hani keşke olmasaydı diyeceğim bir iş. Ben dinlemedim ama yani G-Flow ne yapmış olabilir ki beni şaşırtsın zaten o parçada yani bazen hayır denilemeyebiliyor herhalde yani. O açıdan hani çok da üstüne bir yorum yapabileceğim, yapamayacağım bir tercih diye o yüzden diyorum. Çünkü o çık parça belli ki çıkacak yani kaydedilmiş daha ne diyeyim. Hani hiçbir şey o parçayı <laughs> gelen varlıktan silmeyecek çünkü söyleyeceğim hiçbir şey yani. <laughs> İlerleyeyim mi? Yorumun var mı başka? şeyde varmış abi. Fit varmış. İkinci verse de dinleyelim istersen ya gerçekten mi hayır ya gerçekten mi abi ya çünkü hayır 15 hayır. saniye sonra geçeceğiz çünkü onu da biliyoruz yani ne ne çıkmış olabilir yani, yani. Bir, de, bir de iki hafta sonra bir bakıyormuşuz ikinci verse baya yeni Davist falan vardı <laughs> yani. ama adam bu parçayla piyasaya giriş yapıyor yani. Ofansif değilim ben artık çok sıkıldım ya dün ilk defa yayından önce dinledim şeyleri şarkıları geceleyim midem bulandı yani yattım uyudum ben ilerliyorum i̇ki, iki üç parçaya daha bakalım biraz nette arası verelim bu sonuna. ya netteden bugün özellikle az, az bir şey seçtim hani bütün ha, tamam, nettede var da almayacağım diyordum o yüzden şaşırdım yok yok hani e, netteden de bütün her şeyi aldım ama özellikle nette'leri dinleyip aldığım için e, 4 ya da 5 nette falan dinleriz bugün çünkü yine çok komik işler var orada o yüzden e, sıradaki parçamız dipnot anladın sen geliyor. Evet, geçtik. Chatten geç kararları çıktı. Nasıl buldun Mali'cim? Özellikle ilk sana soruyorum şu an bir çözüm atacağım çünkü. Ben de tam çözüm el atacaktım ama madem sordun sonra atayım ben. Abi ben beat beni hiç sarmadı ya. Belki sen sevmişsin bilmiyorum da. Çok çok çok, ben benlik değil yani. Üzgünüm çok, çok. sanki yine aynısını söyleyeceğim. Benim kulaklığım bozulduğu için e, şu an nispeten daha kötü bir kulakla dinliyorum haftalardır. Öbürünün gelmesi bayağı uzun sürecek çünkü Emre'de. Hani Almanya'dan buraya gelmesi lazım ki Hı. tekrar ise kulaklığıma döneyim. Hı. Oradan aldığım için garanti orada gitti mecburen. Ee, o yüzden bir bilmiyorum ama sanki mix'e de sıkıntı var gibi. Sen daha iyi bir kulakla dinliyorsun, daha iyi yorumlarsın ya, onu. Ses mühendisi değilim sonuçta ama yani... E... Ya ama an duyunca anlıyorsundur yani muhtemelen evet, problemin evet, yok. oluyor. Yok şey diyeceğim yani, şunu diyeceğim mesela... E... İkinci parçada dinlediğimiz o hani bir pardon Necip'in parçada dinlediğimiz ya burada bir problem bariz var gibi bir şey diyemiyorum onu, onu demek için diyorum. Evet bir rahatsız tamam. eden bir şey var ama ne olduğunu açıklayabil, açıklayabilecek bir ses mühendisliği bilgim yok benim yani. Onu, onu demek tamam. istedim. Tamam rahatsız eden bir şey var yani. Var benim. var var. var var. Ben artık o zaman benim kulaklığa gömüyorum. Ee, muhtemelen aynı şeyleri duyuyoruz. Ya onun dışında sözler falan en azından şu ana kadar dinlediklerimize göre daha başarılı ama ben yine vasat bir şarkı olarak. Ya evet ben bu buldum ya çok çok bir yakalayan bir şey olmadı. Bir de nakarat. Nakarat kötü. Ya yani bu, abi nakarat başta, bayağı. Ya ben şu konudayım. Hani ya, yani, e, siz hani lirisistlik bazında hani bir e, kişinin kalemine güveniyor olabilirsiniz ama abi hani bu sadece e, kalemle ve vokalle olmuyor. Özgünün bit de lazım. Yani burada parça zaten hani gerçekten benim bence çok kişisel zevkim tabii ki ama ya yani bence kötü bir beat. Hani teknik olarak bir hata yok ama bence kötü bir beat yani. Çekmiyor. Hiçbir, şey, yakalayacak hiçbir şey yok yani ne olarak. Haliyle üstüne zaten bir sıfır geride başlandığında ve e, kötü bir nakarat yazıldığında zaten parçanın kalıcı olma ihtimali ortadan kalkıyor. Hani dipnotun zaten böyle bir mainstream oynayayım kalıcı olayım gibi bir düşüncesi var mıdır sanmıyorum. Sarat'ın öyle bir düşüncesi olduğunu. Ama ya yani... O zaman ben senin cümleni biraz şöyle modifiye edeyim mi kalıcı evet. olmasından çok iyi bir şarkı ortaya çıkması i̇şte, biraz işte, imkansız hale işte. geliyor evet. yani kalıcılığı da geçtim. Evet evet yani burada kalıcılıktan kastım hit olarak anlaşılabilir diye dedim hani Dipnos'un böyle düşündüğünü zannetmiyorum yani burada hit yapmaktan bahsetmiyorum ama hani ne anlatırsan anlat abi o dediğim kötü bir beat tercihi ve e, doldurmak için yazılmış bir nakaratla bu e, Hı -hı kalıcılık geçmiyor abi. Burada hani çok çok afairli bir söz de olsa o biz aklımızda kalmıyor çünkü yani. Ha bugün e, çok daha kötü işler dinledik ama bu bu da iyi değil. bunun şey ama Bugün bundan çok daha kötü işler dinledik yani. Yok bence vasat diyebileceğimiz bir iş ya. Kötü de değil. İyi de değil. Tam böyle vasat. Vasat evet. deyince kötü gibi anlaşılıyor da şey yani. Hani ortalama tam tam kelime karşılığı orta zaten abi yani. yani işte evet. Ama vasat evet biraz hakaret gibi algılanıyor. Birine ortalama dediğin zaman eyvallah dediğince vasat deyince siniri bozulur ya böyle. Saçma <laughs> bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Kaan aynı i̇şte... onu, de, onu, demek istiyorum. Sözler kötüyse beat yolunda dinlenebiliyor. Örneğin Benfero'nun birçok şarkısı. Ben beğenmesem de insanlar belli ki bu kadar izley ilgi çektiğine göre demek ki yakalıyor. Ee, ama e, beat kötü söz iyi olunca da üzgünüm ve yani şey. Ya var. işte son nokta Kesper'ın dediği gibi yani keçi değildi evet. yakalayan da bir şey yok. İlerleyeyim mi? Ne dersin? Bence geçen çok yorum yapacak bir şey yok. Nette ne zaman geçeceksin? Ben közlerimi alayım geçerken. İki şarkı sordum. Tamamdır. İstersen al, sıkıntı yok. Yo 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 hazır yakaladık şeyi hızlı. devam edelim ya. Ha, bu topikti ama kimdi bir bakayım. Ya bu arada sen bakana kadar yok, konuşabilirsin, şeyi söyleyeyim. Sorun yok, e konuşabilirsin. şimdi chat'te ufaktan şey tartışması dönmeye başlıyor. Eee 4. soydum Hani bit içinle sözlere katlanılmıyor en azından. Ben katlanmıyorum demişti Emir Kemal. Katlanamıyorum demişti. Şey az önce örneğin onu şeyde gördük ya Kez oldu. Evet. Kez onun şarkısı tam onun örnekti yani. Evet. Ya o kadar keskin çizgilerle birbirinden ayırıp VT ise sözler kötüyse dinlenir diye bir şey diyemeyiz zaten. Demeye çalıştı o, o değildi keskin, Baykan Evet o kadar keskin bir şey söylemiyorum ama yani bu e, dinlenebilirliği oldukça etkileyen bir şey bah... bir şey söyleyeyim. Hani benim mesela Aynen aynen. globalde de mesela hani, anlayabilsek de birçoğu seni hani abi anlamadığımız için global rap dinlemiyoruz diyorsunuz ya Türkçe'de anlayıp beğenerek dinledikleriniz buysa bence orada sadece beatlerden bile hani bir iki adım önde başlamak gerekiyor ya ondan onu kastediyorum yani. Ben seni anladım Yanlış anlaşılma olmasın diye uzaklaşmamak istedim. Sıradaki parçamız Aristokares Yemin Billah geliyor. Evet, mali yetmiştir herhalde. Chat, chat çünkü... Yetti, teşekkürler. A hani çok, bayağı önce geç dedi çünkü. E arabes rapin arabes rap olmayan hali yorumuna çok katılmıyorum. Yani şey var çünkü yani... <laughs> Bütün e bu tip vokaller diyeyim size, hani scream vokaller... E bu Genel anlamda söylüyorum hani bu parça için değil sadece. Bülbütel vokal deneyimleri, arabes rap ya da Türkiye'de bir dönem çok büyük bir saçmalıktı o. Hani hardcore rap yapıyoruz biz diye. Abi hardcore asla öyle bir şey değildi. Ee, buna katılmıyorum ama hep bunu söylüyorum. Yani trap metal kesinlikle kolay e, alıcı alıcısı olabileceğiniz ve uzun süre dinleyebileceğiniz bir canlı değil benim için de. Ve geçen haftaki parçadan... Sa bu daha iyi ama yine de bunu beğenmedim. Geçen hafta değil mi 2-3 hafta oluyordur gerçi de. Yani bunu gerçekten beğenmedim ve şeyden iyi. Arison'un kendisine de bunu söyledim. Hani ben, ben de Sakof'tan iyi buluyorum. En azından kanadı bak diye bir faciası yok henüz Arison Kares'in. 2 hafta önceki parça dahil hala. Bu... Hala yani. Şeyden değil mi? Hikayesini evet. anlattığı şarkıdan bahsediyoruz. Evet evet evet. kanadı bak da tamam. şey geçen hafta sahip, <laughs> kanadı bak kanadı bak vardı ya berbat. Evet o bayağı hani, kötüydü. Kıyaslandığı MC olduğu için kanadı bak ve sakorf örneğini veriyorum. Sakorftan kat kat yarısı o. hala ama yani ve bu 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 cananın trap metalin Türkiye'de e, bana göre hala en iyi temsilcisi olmasına rağmen iyi parça değil. Yani hala bana gelmiyor. Ben uzun süre bu tarzı dinleyemiyorum ve ya, ya ben ki metal dinleyen bir insanım normal şartlarda. Hani rock müzik seven ve e, özellikle senfonik metali e, ve progresif metali bayağı seven bir insan olarak hani beni çekmiyor yani açık fazla fazla. Güzel fikirler var Aristo'nun kafasında ama yani henüz e, o fikirleri duyabilmiş değilim. Ya bu arada chat'ten bir arkadaşın şimdi adını vermeyeceğim çok güzel bir esprisi vardı. yapasım da geldi ama yap, yap, şimdi yap. kızar diye de söyleyemiyorum. Yap kendi yapmak isterse yapsın ben ortaya Şey mi diyorsun? iki hafta önceki şarkının ismi yüzünden bu hafta Yemin Billah diye parça vermiş şakasını mı diyorsun? Evet. evet. Tamam. Herkes tamam. aynı espriyi mi evet. yapıyorsun abi? <laughs> ya ki Aristo da zaten bu tarzın fazla alıcısının olmadığını farkında yani yayına bağlandığında hani bizden çok farklı şeyler söylemedi zaten yani. evet bu kendi canlısında da iyi değil. Ben sadece şunu diyorum hani vokal kullanımı olarak Aristoyu ben Türkiye'de bu bu tarzda e, iş yapmaya çalışan 3-4 isim dinledik bu yayınlarımızda. Diğer e, 2-3 isimden daha önde görsem de dediğim gibi beni çeken bir canına değil. Evet gelişme aşamasında diyebilirim ya. Ne diyorsun Mali? Onu Bay Baykan söyledi diye olmadı büyük ihtimal. Ya ben daha önceki şarkılarında da konuştuk muhtemelen. Ben de sana katılıyorum. Hani benim oturup açıp da dinleyebileceğim bir tarz değil ama mesela şey yapmam yani muhtemelen. Günden kötülerini almam yani. Çünkü evet, sadece evet bana hitap evet. etmiyor. Yoksa Evet evet evet. Günden kötüsü falan kesinlikle abi biz burada yani abi, şu ana kadar neler dinledin? Ya, yani? ya, yok hayır bana bana hitap etmediği için kötü diyemem yani. yani kendi için içinde değerlendirmek lazım da. Şu an için daha çok erken ama hani çok çok adayım var gerçi ya. Köstra fresh. eee ve hani fuks'u sayacak mıyız bilmiyorum. niye saymayalım gerçi? Fuks. Niye dönüm, saymıyorsun? Ya yok onu da ben Sanki net, şey, ayrıcalığı var gibi. Ayrıcalık değil de onda Netday'le aynı klasmanda gördüğüm için hani bu ayrıcalık. Arada... kötü bir yorum yani daha kötü bir yorum yani. Onun için es geçebilirim <laughs> kafasına. Abi yani. garip bir şey var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam biz Fuks'un hiçbir şarkısını en kötü 3'ü almadık ya ya da bir tane falan aldık. Ben bu zihniyetle almadım çünkü ben Fuchs'tan da asla ha, iyi bir ha. şey beklemediğim için hani net hani nette kategorisinde görüp almadım yani benim için aynı ha, şey. tamam. Ben bir aydınlanma yaşadım onu fark ettiğim zaman da o yüzden. Yoksa girer yani çok rahat girer de hani ben biraz hani bazı isimleri nette ile aynı kategoride bakıyorum yani bugün mesela bakarsa Veysel, Veysel Mutlu ve Velet de faci ama hani gerçekten hani bugün hani köst varken hani Velet'i mi alacağım? yani şey yani. Körsü varken veleti de mi alacağım derken veleti zaten ciddiye almadığım manasında bunu söylüyorum normal şartlarda. Ama körsü ciddiye alıp kötü iş gördüğüm için hani bu daha can yakıcı ve haliyle e, benim oylamamı etkileyen bir faktör o açıdan. Parçaya yorumum var mı tekrar ilerleyeyim mi sonraki parçamıza? Ya bu kadar çok dinlediğim bir tarz olmadığı için bir şey de diyemiyorum yani. Tamamdır tamamdır. Dinlesem gerçekten... Hani başka örneklerini bilsem bir şey söyleyeceğim de çok bildiğim bir tarz değil yani. Tamamdır. O zaman e, nette öncesi, son parçamız halk mücadele geliyor. Evet 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 Fade arkadaşlar. Fade geldi merak etmeyin. Abi çok kötü beat. Prozodi diye bir şey yok. Kesinlikle yok yani. ki Yani bu Prozodi ne diyecek arkadaşlar için hani dediğim gibi artık bunu eksi sözlükten böyle öğrenebiliyorsunuz ama yani duyduğunuzda sizi rahatsız etti değil mi hani kelimelerin <laughs> söyleniş şekli konumlandırılması vesaire hani melodiye <laughs> Bunu bunu sor, bu, bunu sormak istiyorum sadece yani. abi benim dinlediğim kadarıyla kötüydü de ben yine sadece 10 saniye falan duyabildim ya. Kafayı yiyeceğim şu internetten. <laughs> Prozo'da disiplin de değil mi? Abi çok basit açıklıyorlar yani. Eksisuz'da bile çok basit açıklanabilen bir şey yani. Bu rapçiler D'leri ayrı yazmayı ne zaman öğrenecek? Hiç, hiç hiçbir, şey, zaman hiçbir zaman sanmıyorum şey olacağını. Ee, bunu bot kendisi mi attı yoksa biri mi yazdı arkadaşlar? Bot kendisi attı. Ben onu öyle talimat verdim. Tam güzel zamanında atmış. Halk mü, mücadele böyle mi? Müca <laughs> de, <laughs> <laughs> Yok bu, bu, şarkı ismi değil de herhalde şeydendir. Hani tipografi kısmında vardır herhalde öyle bir şey. Ben artık sözlere odaklanamadım çünkü yani. İşler yoğundu biraz pek görünemedim. Selamlar demiş Fizyokrat ve 3. ay aboneliğini kutlamış. Prime ile abone olmuş. Çok teşekkürler Fizyokrat. Hoş geldin. <laughs> Mubot çok doğru anlarda girip harmanı yıkıştı ya Harika gerçekten. İki haftadır gerçekten çok güzel anlarda söyledi. Ya, o da geçelim mi? ve dinledik mi o da atıyor. Ee, şey, yeni takip ona ufak hemen e, mod bakalım mı dediği için bir time out atmayın sevgili modlarım. Bir uyarımızı yapalım önce. E chatimize küfür, e, float ısrarla hani bana parça açtırmak vesaire gibi davranışlar 3 e, uyarı sonrasında banla sonuçlanıyor anlaştım. Hoş geldin. Hani bu genel bir uyarı. <laughs> e, bakacağız. Bu çıkmış her şey var öyle söyleyebilirim her hafta. Hmm. Evet istik Ünlem istiklal mahkemede. <laughs> doğru mu yazdım? Ha doğru yazmışım. O var diye biliyorum Atilla ama tekrar bakalım. <laughs> Böyle hiç anlamamış değil mi <laughs> O zaman sen kanka sen işini hallet bu parça. Hani söyleyeceğim bu kadar çok kötü. Bu da çok kötü. Şey. Şimdi hallet derken köz alıp geleceğim. Ha işte işte hani. Ben yani de tamam. logolarımı belki yatayım. bir içecek alırım. Tamamdır. Gitmişken. Tamamdır. Gitmişken hallet işlerini. Yani benim bugün daha <laughs> en az en az iki bardak daha çayım var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Jank. <laughs> <Cenk. gülüyor> Oy. Hawk Joker'in ekibinden değil mi ya ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya, Twitter'da takip ediyorum ben Hawk'ı. Eee sempatisi var ama ekibinden midir bilmiyorum. Ama sempatisi bariz yani. Ya, çok yanlış yere sempati bence ama <laughs> hayırlısı. Evet ben netliğin için logolarımızı getirdim. Hazırız maliyi bekliyoruz. Ranlaş şimdi dinledik. <laughs> hayır Ranlaş onu yorumladım. Hayır. Kesinlikle hayır. Prozodi yok. Bir çok kötü. Tekrar edeyim. Kaçırdı, kaçırdıysan diye. Dead Bites. <laughs> Selamlar. Bu arada Nette'ye ünlü biriyle gireceğim yine. Ünlüler, ünlü, ünlüleri de aradan çıkarıp şey yapacağım yani. Merak etmeyin. Ama bugün bayağı parçamız olduğu için e, ve demolarımız da var. Geçen hafta bakamamıştık. E, Nette'yi toplamda kaç parçayla tamamlayacağımızı size söyleyeyim. Mali'yi beklerken. 1, 2, 3, 4, 5. Buna kesin bakmamız lazım. 6, 7, 8, 9, 9 var ama hadi biraz daha ilerim ya. Zaten 20'şer saniye bakıyoruz. sorun yok. Bugün yayın kaçta biter? Saat şu an 11. 2'yi bakıyoruz. Şahin Dekak. <laughs> Yeni bir şey vermiyor ya. Özledim. Geldim. <laughs> Beşinci şarkıyı merakla bekliyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Çok müthiş bir iş abi. Ve onun da BT aranjesi vesaire mix mastering'i bayağı bildiğim benim bildiğim bir müzisyen tarafından yapılmış. Şok şok oldum yani duyunca. Neden sebebi neydi diye yani o parçada. Ee, Stream Labs. Hangi Obvious. şarkıdan bahsediyoruz? Nette de dinleyeceğimiz 5. şarkı. Onu bir söylerken güldüm çünkü de. Peki. Stream Labs OBS'ten yayını veriyorum abi arkadaşlar bu arada. Sor, sor, sorul Atilla sormuş. Ee, hazırsan vakit kaybetmeyelim. Giriyorum abi. Nette'ye. Geçerim geçerim. Aynen. O zaman nette de ilk olarak iki tane bildiğimiz isim gelsin. İlk olarak Kaplan featuring Sayedar İhanet geliyor. <gülüyor> <gülüyor> geçtik geçtik geçtik. <laughs> Nakaratta chat yarıldı da o yüzden abi çünkü nakarat yok fark ettim zaten Nakar abi, nakarat kötü nakarat çok kötü borsu e, verse'ü dinleyemedim albümü dinleyemedim kaplanın kaplanın Kaplan ilk, ilk iki satır duyduğum için çok bir şey söylemeyeceğim ama nakarat çok kötü beat kötü sahiye beat'e rağmen iyi ama tekrar dinleyeceğim bir parça değil genel olarak sahinin Hatice göndermesine güldüm o olayı hatırlıyor musunuz bilmiyorum da <laughs> Hepsine katılmakla birlikte mix de kötü. Mix çok kötü bu arada evet. Doğrusu. Artık ben kulaklama güveniyorum yani Yok, ondan mix değil. Çok kötü, e... Mix çok kötü mix, mix çok de kötü de bayağı kötü. Mix de çok kötü. <laughs> benim beatini yaptığım parçada bundan daha iyi mix. Ya yani ikisi de aynı kişinin elinden çıktı ama niye böyle bir sonuç var bilmiyorum. Ben zaten sa album benim bu parça ayrıca dinlediğim tek şey Hale benim beatime yapılan şarkı yani. Bu albümde olacak olan ben Kaplanın albümü diye düşünüyorum. Yok Kaplanlar albümünde var ya. Bir... Ha tamam. Albüm deyince sayadan albümünde Yok, var ya ikisini birbirine karışır. Kaplanlar albümünde de bir yabancı düet var. Darius bir birkaç yabancı düet var. Onların beat'ini benden aldı Orhan abi. Hani çok bilindik isimler değil bu arada. Yani yapılmış. <gülüyor> 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 ne diyeyim? Ya evet sahi elinden geleni yapmış ama yani, yani bu beat de çok 2007 beat'i abi. Üzgünüm. <laughs> Ee... Abi ihtilalin geri gelmesi bence gelmemesinden. Gelmemesi gelmesinden daha iyi bence. Ee, yani o dönemde bile e, isimler arasında fark vardı. Bence uzun süre evet. üretmeyen isimlerle ait, yani tekrar bir araya gelmesi hakkında çok verimli bir sonuç çıkarmaz ya, bence. Kaplan aslında hiç ara vermedi. Yani Garez bir ara ihtilalden ara verdi evet de Kaplan aslında hiç ara evet. vermedi ama yani şey var. Yani... Yine de o kadar üretken değildi yani onu demeye çalışıyorum. Yani... 2005-2006 için yaratıcı olan şey artık hep aynı şey olunca şu dönemde artık insanları hani seve, sevenin de sıkmaya başladı fikrindeyim yani. Yani mesela şunu Yok. söylemek istiyorum. Şarkıyı hatır, bir tane şarkı hatırladım mesela o zaman Şimdi Kural'da Biziz Yasada'nın şarkısının nakaratına aynı Kaplan bir Hayki söylediğinde bir melodik sıkıntı yoktu ve hani o dönem için iyi geliyordu ama aynı nakaratı hani ya da benzer varyasyondaki nakaratı hani bugün dinleyince 15 sene sonra 13 sene sonra sorumlu geliyor yani onu demek istiyorum. Yoksa ben o dönem şeyi falan da seviyordum ya. Üç başta Ejderha mıydı albümün adı? Evet evet evet. O albüm falan da seviyordum ben yani. O dönem için iyiydi de. Yani iki nakaratı söyle aynı ka aynı kaplan ama yani burada neden bir geriye gidiş var hani melodik olarak. Ya da işte stüdyoda prodüktör olmaması. Abi hani yanlış okudun baştan alalım denmemesi. Çünkü rapçilerin çoğu hala bunu fark edecek kadar müzik bilmiyor açıkçası. Biraz şansa okunuyor yani o yine karatlar rap müzikle haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru okunduğu zaman. <laughs> ya da prodüktör yönlendiriyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Kaplan 10 sene önce de aynı gözlükleri vardı. Şu an acayip nostalji yaşıyorum. Yok hiç yaşlanmadı <laughs> bu arada. hani o, o açıdan kıskanıyorum abi. Aynı yani. Aynı. Gerçekten aynı. Hani hiç yaşlanmadı. O açıdan kıskanıyorum. Ya şey değil. Nette çıtası için sahaya yine. <laughs> netlerin çok üstünde. Özellikle onu söyleyeyim. Bence bunu nette ya. olarak değerlendirmemiz <laughs> ya, Evet yanlış olur da ya, yani. Albüm DMC'den çıktı çünkü. Ee, şey ee, ama dediğim gibi parça zayıf. Ee, ben nakara çok kötü Hali bit de kötü biraz yani bunu da söylemem lazım Mixte kötü Mixte kötü yani genel olarak kötü iş Aynen Cenk ben de yani netlerden geliyorsa herkesin netlere bakarım ya o açıdan ben Cenk de burada fikrim. Yani bilmiyorum nette benim için Şey kısmı atırsızı kısmı olduğu için ha, evet o yüzden yani ben aynı kategoride değerlendiremiyorum Biraz sonra dinleyeceğimiz Bozo isimli arkadaşların yanında. <laughs> burada da sana katılır gibi oldum. Ben kararsızım. Neyse ilerliyorum. <laughs> Orta yolcusu sen bakan <laughs> Zayıf değil ya gerçekten kötü parça yani. evet <laughs> ya, kabulüm burada. Ee, sırada. Aşk olsun Cenk. Niye öyle bir şey yapalım? Yani dediğim gibi sayenin verse'ü iyi ama bu beat'le bir daha dinlemem onu da. Akapella rica edebilirim de falan diyormuşum değil mi? <laughs> Erman'dan. <laughs> Sevgiler. Ee, şey, sıradaki parçamız. Serin Karataş, featuring Doğuş Yalur, Hasım buluyorum. <laughs> Geliyor. Ay, 20 saniye ya, geçeceğiz zaten belli. Çünkü sorulabilir. Yani, madem her şeyi alıyoruz, alalım. Oo hapishane mapus damlarındayız. Oo Atanamaya Emir Şamur da geldi ve ben fade attım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Kanala Better TV kursanız çok güzel olur aslında. Tamam olabilir, mümkün ama gerçekten atanamayan Emir Şamur geldi bu arada ve <laughs> Yasin yine kalsın. Better Ay, TV diyor. nedir? Bana da açıklar mısın? Ee, şey, çok cahil kaldım. GIF formatında e, emote falan da atabiliyorsun diye biliyorum. Hmm. Tamam. Yayında şu an bir drop'um gözükmüyor arkadaşlar ama. Atilla ben şarkılar çalarken masum durmuyorum da içim artık şey çürülüyor. O ses Türkiye arabesti mi? O da gelecek mi acaba? Biz Mopus'tayız yine ama çıksak mı? Ee, yani... Yok bence hiç, şey çıkmayalım ya. <laughs> tamam hiç mi çıkmayalım? Gireceğiz lan. Nette o. Gireceğiz. boyunca, gireceğiz? tamam, boyunca çıkmıyoruz arkadaşlar. Mopus'tayız. Yalama olmaya gerek yok. Bir kere girelim sonuna kadar kalalım. Abi yani bir şey merak ediyorum. Serin ısrarla neden her hafta daha kötü parça yani yani Fuchs'la beraber ikisi bence şey farklı bir klasmanda <laughs> rekor deniyorlar. <laughs> ben yapacağım daha kötüsünü. Hayır lan, ben yapacağım falan diyor. <laughs> <laughs> Keşke Doğu Çocuk Doğu Çocuk'ta kalsaydık. Gerçekten mi? Hani <laughs> kalmamız Vallahi gereken gerçekten. yer sence orası mıydı yoksa hani senin rap müzik konuştuğu ilk an mıydı sence? <laughs> i̇lk anda yanında değildim abi. Ben, ya ben de değildim yani. yani. Belki <laughs> acaba. Ya hani tercihimiz oradan yana mı kullansak acaba dedim yani. Zaten şarkının ismini okurken sen Doğu deyince bir tüy, <laughs> böyle bir ürperdi yani tüylerim. Bir Allah kahretsin dedim. Ne oluyor yine? Evet. Yine mi giriyoruz oraya? O zaman Serim ve e, atanamayan Emir Şamur'un hasım buluyorum isimli parçasını. E, burada <laughs> hepimiz herhalde evet diyen yoktur. <laughs> evet diyen da direkt ban yiyecek çünkü o <laughs> ya, <laughs> net yani. Ya gözde yapmış olmak için yapılan işte de değil çünkü yani açık konuşayım hani bu, e, bu arkadaşların ben bir şeyi yapmak isteyince de yapabildiklerine henüz şahit olmadım. Yani şey işte bu. Hani mesela futboldan örnek vereyim. Hani ligde takımlar var ya, 20 takım var. Ya yani o şampiyonluk mücadelesi veren 4 takım var ama bunlar kendi arasında oynayıp da lig çabuk bitmesin diye araya <laughs> 15 takım daha koyuyorlar yani. Bu arkadaşlar tam olarak onun vaadili. <laughs> yani bu dünya bence futbol bu yani abi. <laughs> yani bu arkadaşımız e, futbol yayını da yapıyor bu arada. Bir şey demiyorum bak abi Cem Karaca PNG hafta. mümkün. Tamam bir dahaki ne olabilir? Yoksa çünkü o e, şey yapacağım ben onu kendim kesip çıkaracağım. Abi sana beni öv diyen oldu mu özelden? Ya derse de bunu yapmayacağımı çok iyi biliyorlardır kan. Ya benim zaten sevenim kalmadı yani. Ya Twitter'da da çok farklı değildim açıkçası. Hani yayın öncesinde de hani hani sadece bu kadar uzun süre hep beraber gülmüyorduk. Hani ben gülüp tweet atıyordum. Ya, bu ne lan falan diye. Ya şikayetçi miyim? Hayır yani serin beni sevsene sevmesene Allah aşkına. Sırada. E, Nick'leri yüzünden kendilerine hayran olduğumuz bir ikili bu sefer yanlarına bir akrabalarını da almışlar ve gelmişler. <laughs> evet onlar geliyor. Onlar geliyor. Yok ikizim için değil. Yani yine aynı şekilde okuyacağım. <laughs> Düz mü <düzme> okusam? <laughs> İlk düz okuyayım, sonra da kötü okurum. Bijar, Sinsar ve Ferzan dayı sokaklar gelecek arkadaşlar. <laughs> Abi Sinsar ne ya? <laughs> Bijar, Sinsir, Sinsir, baba Ferzan dayıdan sokaklar geliyor arkadaşlar. <laughs> Başlattım mı <laughs> yorum yapıp durur bize biz de krallık kuran diye söz var ama onu geçtim de çoğusu çoğusu Arda Turan bunu beğendi kenarıya diyerek şu an gördü ve beti arttırdı abi çoğusu var burada bana laf yok değil mi bilmiyorum bize de var bence afro ızdırap yok yok senin söylediğinde var mı yok afrotun edici afrozdur ama melodi gerçekten abi benim orada ne dediğim şey saçma sapan bir sitar var abi sitar galiba hani vst muhtemelen de neden var abi o <laughs> diye bir şey giriyor alakası ya, yok normal şeyle bir, bir, normal bir şey rica nette yayınlarında şu neden var sorusunu kaldırsam mı artık <laughs> alışsan da. Doğru Yani gerek var mı sence bu soruya? <laughs> Ama Neden ya. var sorusu. Ama çoğusu. Ben bu arada saldım netteyi. Ben şu an e, açık artırmada CD vardı kovaladığım ona bakıyorum. <laughs> Al işte ya. <laughs> İtiraf da bulunacağım. Çok o, özür dilerim. Abdurrahman anaokulu zil sesi dediğin kaliteli bir şey. Neden kaliteli bir şey? Genelde okul zilleri telifsiz olması için klasik müzik eserlerinden alınır ya. Ya gerçekten biz abi <laughs> şey hani Mozart'la falan telifsiz çıkıyorduk yani ilkokulda. Sizde de öyle kesin. Ya Türk marşı olur ya ee, şey başka Yok, okulda arada şeyler Şopin çalıyorlardı bizde ya. Chopin falan gördüm başka okullarda. Bizde çalıyorlardı normal o an popüler olan şarkıları da çalıyorlardı arada. <laughs> Nasıl ya yani İsmail'e baskaza aşkım baskaza diye okul senin için çocukluğunda o popülerdi ya çünkü abi. böyle bir zil yoktur bence ya. <laughs> Ulan. Popüler şarkı ne oğlum? Anadolu Lisesi'nden bahsediyoruz. Anadolu Lisesi'nin zilin İsmail Yeka olmayacağını tahmin edebiliyorsundur muhtemelen. Serdar Ortaç yani. mıydı? Popüler şarkı neymiş oğlum? Okul zili diyetine yani. Popüler dediğin şey değil mi? hani 1800'ler Spotify rap listesinden şey Beethoven gibi. Yok Nikıft'tan çalıyorlar. Nikıft'tan böyle. Evet bak Nikıft'tan. Fri 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 Kıyasla Bak vayalım. Rihanna falan çalmışlardı yani, diyor adam. Çalıyorlar yani bir şeyler. Saçmalık. Böyle bir şey olamaz. Sadece... İnanmıyorum ben buna ya. Allah Allah oğlum. Tamam bana inanmadın. Aynısını yazdı adam işte. Ha, i̇nanmıyorum diye yani ]ları... bence <laughs> ya orada travmatik bir şey yaşanmış ve yanlış hatırlıyorsunuz abi. Asla hani ne yani <laughs> baya teneffüs her şey. <laughs> Umbrella ile falan mı çıkılıyordu yani? <laughs> Rihanna'nın çünkü sen lisedeyken popüler olan şarkısı oydu yani. <laughs> <laughs> çaldı diyorum abi işte yani <laughs> ne, 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 ne ne nasıl kanıtlayabilirim sana şu anda bunu şu hani an... sana sana bunu kaydı kanıtlasam zaten şehliğimi ilan ederim yani. Umarım cağal olan şu an kanıtlayabilsem. Umarım cağal olan o sesi şu anda hala bu kararı uygulamıyordur. Çünkü ben gerçekten sen asın makina şarkısıyla teneffüse çıkan <laughs> canlı çocukları tanımak istemiyorum yani. Bunlar umarım yoktur yani ya da daha da Şu keresi. an okul, okula giden yok bildiğim kadarıyla. Hani bir sonraki hayatımda geldi çok... de teneffüse çıkmazsa yani. <laughs> Ama o çok ironik olurmuş ya. Rondo la Turka'da bizim okulun zili dedi zaten. Evet abi hep klasik müzik eserleri olurdu yani. <laughs> bizim okulda Bruno Mars Lil Wayne Mirror çalıyordu. <laughs> şey... Burnumuzda tutuyor Çinli kan çalmış. <laughs> Burnumuzda tutuyor Çinlisin kan kurgası. <laughs> Şeydi yaşasın kırkımız Çin, şey, ırkımız Çinli kurt oynuyor böyle zilin üstünde değil mi? <laughs> <laughs> bu arada da daha... lisede <laughs> olabilecek bir ortam o yani. Ben. <laughs> ya, da, ya da daha da saçma Ya şey böyle. Lisede bayağı düşünsene. Şey. E, şarkıyı unuttum. Katlayan falan çalıyor böyle değil mi? Ya, mümkün mü zence böyle bir şey? Yani bana hiç inandırıcı gelmedi bu neyse. Abi zaten katlayan çalıyor demedim ben. Yani niye, niye verdiğin örneklerin hepsi abuk sabuk. <laughs> bak adam ne diyor? Aa, bak bize Diriliş Ertuğrul müziği çalmış diyor. Çalıyor Pop yani. Diriliş Ertuğrul müziği popüler şarkı mı oğlum? <laughs> yani orada ya koskoca adamların bir... popüleri, o adamların popüleri oymuş. Orada koskoca bir klasik musiki e <laughs> külliyatı var orada yani. Adamlar sefere sefere marş bestelemişler falan yani. Gerçekten hani bunu böyle mi değerlendiren popüler şarkı? Ya <laughs> dizi var tamam ya Baykan of. Dizim. ben klasik müzik dışında bir şeyler çaldığına örnek olarak söyledim. Tamam. Niye yine beni manipüle ediyorsun? Benim manipüle etmedim. Ne oldu? Rica ediyorum. Teneffüse çık 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 çık. <gülüyor> 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 böyle, böyle, iğrenç kafeler, kafelerde zaman iğrenç bir doğum günü eserleri vardır ya. Böyle. İlk doğdun mali falan. Ve sese özel yapılmış berbat şeyler. Onun gibi zil yapmışlar böyle dizide. Yani falan kaydediyor orada. Hiç düşünmek istemiyorum. Ha CD'yi de aldım geri geldim evet. Ayaküstü. <laughs> gerçekten düşünsene derstesin şimdi zil çalıyor. <laughs> my, my, bitches love salsa diye çift keyif geliyor böyle. <laughs> yani hiç mantıklı gelmedi. <laughs> Bir sonraki yayına şahitlerim de geleyim istersen Baykan. İstiyorum gerçekten istiyorum ya. oh. <laughs> Gökhan buralarda mısın? Buradaysan <laughs> ses verir misin lütfen? Ya da Lana Del Rey değil mi? Hani my, my pussy, my, my pussy tastes like Pepsi Cola diye <laughs> çocuklar teneffüse çıkıyorlar böyle. <laughs> yani. Bir şey demedim ben. Bir şey demedim. Geri aldım sözümü. Yani ama saçma ya <laughs> da. Allah Allah. Saçma maçma oğlum. Oluyordu yani. Ne yapayım ben? Aa, keşke bunun videosu videosu olsa ya. Şu an izlemek istedim. Ya zaten bir megapiksellik şeyle <laughs> gidiyorduk, ufacık hafızası vardı onu mu çekecektik? Aklımıza bile gelmez o yani, birbirimizin evet. videosunu zor çekiyorduk. Tamam, tamam. Evet. <gülüyor> 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 ben de gördüm, bana gülüyorsun. Hangisine gülüyorsun, Bağo'ya mı yoksa? <gülüyor> bağo'ya gülüyorum. An... Ben de Bağo'ya gülüyorum. <gülüyor> <laughs> Bizde elektrik gidince Hafize anlaş alıyor mi? Teyze koşuyor bir tane. Yani. <laughs> evet. normal geliyordu abi. Evet, normal yani. Vardı böyle bir tamam, şey. Tamam. Sıradaki parçamız. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Fahrican Akbulut featuring Mertcan Ersoy keke geliyor. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> yani Silvana kesin zaten yani. Anama sordular oğlum mafya mı limana <laughs> Cirolara yine serdik babacım. Anama sordular oğlum mafya mı? <laughs> 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 Boss gerçekten bu arada. <laughs> 2020'nin en iyi adayı benim mi? <laughs> Mümkün kopmaz ama Silvana da olabilir yani çok emin olamadım. <laughs> Mani yorumun var mı? <laughs> Öldün mü? Öldüm. <laughs> Ay. <laughs> evet keşke sadece atımız Ya bu net deleri, buraya alma fikri kimden çıktı? <laughs> ben de. <laughs> Allah belanı vermişsin senin ya. <gülüyor> Ramiz bu <laughs> tuzla. Oğlum dünyada var olan bütün atlar çalındı şu <laughs> an. Adamlar hara <ağrı> çaldılar. <laughs> yani kim yazdı yukarıda kaçırdım ya. Atım şu an halay çekiyor. <gülüyor> 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 Yani gerçekten. Abi benim üzüntüm burada gerçekten. Bunlar oy kullanıyor abi. Bunlar oy kullanıyor ya. Yani. Of. Of. <laughs> abi bu şahane şarkı. Altın kör topal falan alsın. <laughs> Altın kör topal çok güzelmiş. Çakar. Ee, Cuma böyle yapacağız teklifi geldiğinde. Böyle bir şey beklemedim. Ben ciddi ciddi bir şey yapacağız sanıyordum. Sonra ilk iki yayından sonra ciddi olmayacağını anladım. Ama bu kadar dibi göreceğimizi hiç düşünmemiştim. <laughs> Abi. İkinci arkadaşa da bakalım mı ister misin? <laughs> Olur hadi aç. Aç ulan. Hiç bekleme, aç ulan. <laughs> hiç bekleme, hadi bak hadi bakalım. <laughs> aç ama kapamayacaksın. Sonuna kadar dinleyeceğiz. Ölürüz. Vallahi ölürüz. Aa işte. Vallahi ölürüz. Yapacaksan Yapacaksan. Ya bak ben açarım. Ben sana ve arkadaşlara üzülüyorum. Hiç i̇zleyicilere ben sesi izleyicilere. kapatırım oğlum. Nereden bileceksiniz sesin kapalı olduğunu? <laughs> Allah Allah. <Hiç> <gülüyor> <gülüyor> yani. Siz, siz benim sesi kapattığımı nereden bileceksiniz? <laughs> evet devam edin. <laughs> siz benim. Bu da çünkü o ses Türkiye'de net final final görürüm şarkısı ya. O umutla söylenir ya. <laughs> nereden bileceksiniz? Öf. <laughs> <laughs> Odusturkiye değil mi? <laughs> Dur sırada ne var? Evet. Açacağım mı? Açacağım sıradaki parçamız. Hayır hayır bunu aç ya. Bir kere çıktı aç abi dinleyeceğiz ikincisinde. Peki. Y yok öyle ortaya laf atıp kaçmak. Tipi gelsin de orada çöze çözeriz tamam. Ellerimiz gibi. <laughs> kasma kendini bence nispeten. <laughs> Yakaladık mı onu? <laughs> Ama niye durdurdum? Dinliyoruz Abi, Baykan gerçekten ya. Gerçekten hayır ya. ya. Evet Bir sanata saygını açar mısın lütfen? Bu arada klip yönetmenliği hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya ne klip yönetmenliği açar mısın? Şarkı dinliyoruz burada lütfen <laughs> Bir cuma zevkimiz var onu da elimizden alma açar mısın? Bir 10-15 saniye daha dinle. Hiçbir kelimenin anlamı bilinmiyor değil mi Aslı? <laughs> Bence Mali sevdim şu an. Aa, hani, bize böyle şey dayanabilirim artesliyem. Yani. Bayıl, bayı bayıldım, bayıldım muazzam şarkı. <laughs> Ezberlemek üzereyim açar mısın lütfen abi. <gülüyor> <gülüyor> of, sırada benim bugün of bu çok güzel ya dediğim parçaya geliyoruz. Yani tabii ki buradaki güzeli iyi müzik beklentisiyle almayın arkadaşlar. Ama bu şey utku yapmış bunu argo Ar 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 İzmir'deki. Ben de çalan arkadaşı olarak tanıyacağınız bazı videolarda Soy ismini hatırlayamadım şu an ya Sıradaki parçanın bütün beatinden mix masteringine her şeyi ona aitmiş Ondan şaşırdım abi bu çocukla sizin ne işiniz var diye yani Okan seyrediyorsan kızma kanka ama sorguladım bunu yani <laughs> O zaman Bozo Çakı geliyor <laughs> Atanamayan köste evet onun farkındayım aldı ama Atanamayan köste abi ya yani bir arkam da bah falan bu kafeler yani bu, bu telaffuzlara bitmekle beraber abi o son söz neydi ya? <laughs> Yasin ben karşıya akala olmaktan utanıyorum şu an dedi abi. Şurada bir yerde forma var senin için yakayım istiyorsan adamı yiyeceksin. <laughs> karşıya gerçekten var bu arada ya. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir telaffuz gerçekten ya. Ge geri alsana abi orayı hemen alıyorum abi. <laughs> Sözü de tekrar edeceğim. Tabiatla alakalı müthiş bir söz vardı. <laughs> Gel geliyor. Arkasında durdum bari bak. Amına koyayım tabiatında. arkasında <laughs> durdum barikatında. Amına koyayım tabiatında. Felloje dirili. Çener yemik. <gülüyor> 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 Yok. Ya burada gazapizm olunmaya çalışılmış. Asla yener sevik değil bu arada bu ya. <laughs> şakar şey değil mi? Kimi... Şakar. Şakar demiş ki Donald Trump Paris konferansında diye. <laughs> Amına koyayım. <koyuyor, gülüyor> <sabir olsun. gülüyor> abi gerçekten. <laughs> Gezegenden ne izledin abi gerçekten ya? Ve hani <laughs> Yalnız abi, küfür gerçekten ikinci kelimesi G ya da K değil yumuşak G ile başlıyor ya benim. <laughs> Oça kalın ben kadiyom. <gülüyor> <Demek>. <gülüyor> Muazzam ya. <laughs> abi senin şife Ne yapayım boz, boz, boz bu kadar Bir ol güven değilim ben de üzgünüm. <laughs> yani... abi, bu konuda kıstasla bir ol güven değil yalnız ya. <laughs> ya şive dedim mi geliyor abi ne yapabileceğim şey. Şarkının adı neden çakı? Biraz daha devam edip anlayabiliriz. Yalnız bir şey diyeceğim. Hani biz bahar getireceğiz dağlardan falan. Ben biraz <laughs> farklı farklı vibe'lar almaya başladım. Şu an <laughs> hani beni değil ama arkadaşı hapse sokabilirim arkadaşlar isterseniz. Hani, <laughs> eğer doğru sözü doğru algıladıysam ben hani... <laughs> 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 az önce tabiatı ben, seviyordu bahar yani bir de şey var gerçekten biz bahar getiriyor dağlardan arkadaş solcuysa haklı tabiatın <laughs> yaptınız abi onu Marx bir ara gerçekten yaptı onu bu arada <laughs> yani Marx'ın Marx'ın önderlik ettiği fikir akımı onu bir ara gerçekten tabiata onu yaptı yani haberin olsun. Bilmiyor olabilirsin. Sana. sana bir şey diyeceğim bizim net'te de izlediğimiz insanlar neden hep ee, <laughs> benim tanıdığım insanlara benziyor? <laughs> Bunu kime benzettim ben çıkaramadım. İşte çıkarırsın birazdan. Çözüm sürecinde çıkarsa parçayı problem olmazdı. ya yani, evet maalesef. Ama yani abi ya bir şey değil hani kötü müziği falan da geçtim arkadaşlar biraz hani ait olduğumuz ideolojileri falan biraz çalışsak mı? Yani <laughs> yani barış baharlar gelecek barış gelecek falan ama baya bebek katili mi destekliyoruz gerçekten? Peki. İki kime benzettiğim çıkarsın orada. Nereden lan? Bana bir şey mi yazdın? Yok demin söylediğince cümle. Gibi... <laughs> Hadi geç geç. Şey mi? <laughs> Deniz nakit <laughs> Kim oğlum anlamadım. tanımıyorsun gerçi ya. <laughs> Yazarım sana sonra. Bunu benzettiği kişiyi canlı söylerse o kişiyle arkadaşlık kalmaz artık. Arkadaşlarım <laughs> yok zaten. <laughs> Okey. Ee, rapor edelim mi? Mümkün. Ama var Bunu yayından sonra yapacağım ya bölmeyeyim. Tamam. Ben Mali sana şu an not almak için yazıyorum. Discord'dan çakı rapor edilecek. Tamamdır. Bugün o hoşta var. İki tane rapor ederiz zaten yayın sonrasında. Oy oh, oy. Oh. İlerliyorum. Bu arada gerçekten yazdı ya. <laughs> Sekreter miyim oğlum ben bana niye yazıyorsun başka bir yere? Bir not falan yazın. <laughs> <laughs> tamam ederiz abi yayından sonra. Ay ay. Ya o haşır, o, ya, o haşır klip, klibini izlemedim ama Geçen haftalardaki klibi gibiyse abi Ben çocuk istismarından raporluyorum genelde Youtube'da bulunmasını istemediğim için o zaman Bunu da terör propagandası olarak raporlayabilirim Şarkı sözlerini doğru algıladıysam ben Ay. Evet ben bir snitchim arkadaşlar Selam <laughs> Şu anda ben Sıradaki parçamız Nos Purple Hills ya Purple Haze yazmaya çalışmış ama PRPLHZ yazdığı için <laughs> yani böyle okudum. <laughs> o zaman nız pırpız gidiyor. <laughs> hadi bakalım. <laughs> ya netlerin tamamının davalık olması bu arada. Evet evet geçtik geçtik. Bunda gülünecek bir şey de yok abi. Çok kötü bir kont kart taklidi. Çok kötü bir kont kart yani. Bunda gülecek bir şey de yok. O zaman ıı, ilerliyorum. Son netlerimiz olsun hadi ya. Sizi daha fazla baymayayım e, ee, Sezar Parola Hip Hop geliyor. Çok iddialı bir isim olduğu için aldım bunu Geliyor. Evet. evet. Parola Hip Hop ve Hip Hop kültürle alakalı hiçbir şey duymadık. Ee, ben durdurdum. durdum Abi o otos... da... sana ne tam bırak Allah aşkına. <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapacaksın breakdance'ı falan yani, ya. Yani o yani o kendi geçti dedim. <laughs> evet. Ya Otosun'un key, key, otosun key notuna hakikaten klipteki araba mı girdi abi? Neden yani? <laughs> çok yanlış. Ve yani öf. Abi iyi fikir diye düşünmüşsün abi. araba da iyi değil. Ee, bu da bir cinsel yapmayacağım yapacağım. Arkadaki ee, kast ajansından geldiğini, geldiğini ee, varsaymak istediğim, umduğum <laughs> arkadaşımız da <laughs> asla <laughs> iyi bir fikir değil. Klip iyi fikir değil. Parça iyi fikir değil. Başım, burada hiç iyi bir fikir yok abi şu parçada yani. Abi kast çok kötü değil abi. Üzgünüm. Çok kötü kastı yani. Üzgünüm ve bugünkü netliğimizi burada sonlandırıyorum. Çünkü çok parça var bugün. Logolarımızı kapattım. Ya gül, gül, gülmek istesek daha aşağıda neler neler var da isim olarak falan. Hani müthiş şeyler var yine. Ama olsun. Aa bak yeni bir şarkı gelmiş 8 dakika önce. Neymiş? Chatten bak. Atilla Altun demiş ki bu klip için ben şeyi merak ediyorum ya bu kadın kendini meta gibi kullandırmış olmuyor mu? Biliyor erotik takıldığını ve izlendiğini. Ya ben Atilla orada dediğim gibi pisleşmek istemiyorum ama arkadaşın <laughs> ben Kast Ajans'tan bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum bu arada. Yani klibi çeken arkadaşın çünkü hiç hani, <laughs> hani bu tarz şeyler için birinin ajanstan oyuncu olarak kiralandığını zannet <laughs> zannettiğini hiç sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> buna, buna gülmemeliyim. Buna gülmemeliyim. <laughs> Farklı tanıdıkların aradığına çok eminim ben. Çok üzgünüm ama ya. Yani. <laughs> ya bu, bu arada kadından dolayı a, a, kez, a, yanlış anlaşılır mı? Kadından dolayı Adamdan dolayı bunu söylüyorum arkadaşlar. <laughs> çünkü abi şu mont ne abi? <laughs> Mor <olsa> Los Angeles'ta <laughs> hani San Andreas'ta bu arkadaşı vurduğum bölüm var yani. Ha <laughs> çok özür dilerim eril dilim. Eril dilim ama ya. Yani. Ya arkadaşlar hepimiz anladık ama çete bu kadar açık yazmayalım. Evet <laughs> çete... evet, evet evet. Ya çok özür dilerim. Çete bu kadar açık yazmayalım. <laughs> çok özür dilerim ama. Baykan yani... bir şeyin e, e, topuzunu kaçırdı. <laughs> o zaman. O, geliyorlar. Geliyorlar diyorum ya. Ne, neden bahsedemeler hiçbir <laughs> fikrim <gülüyor> yok. <laughs> düştü aykırı. <laughs> çok fena düştü. Abi çok özür dilerim hani bu de, yani bu ama ben bunu adamdan dolayı söylüyorum gerçekten kadınla alakalı. Hadi bakalım toparla burada. <laughs> Toparlamak değil çok net abi. Ya yani şey var ya meşhur bu ara Twitter'da çok popüler olmuş bir meme var hani şöyle duran gözlüklü keko ve hani ke kelime <laughs> <laughs> yani bu arkadaş o arkadaş benim gözümde çok özür dilerim. Yani. O yüzden. Hani Kastajans'ın ne olduğuna dair fikri olduğunu sanmıyorum. Ya gerçekten ben eğleniyorum o mime ya. Ben de ben de. Bakir misin ne bakir miyim diye <gülüyor> falan. <gülüyor> bakir misin <laughs> nereye bakir miyim? Ha ya, gerçekten bu, Hani bu klipte o vay alıyorum ben yani. Evet o zaman. Sıradaki parçamız. Zenci ve Kontkar Tatu geliyor. Normal playlistimizde arkadaşlar daha nette yok. Bakın arkadaşlar şu yüzden durduruyorum. Pı, çok komik evet farkındayım. Ama <laughs> ya şey diyeceğim. Deminki ki ki konu üzerine bakın buradakiler kast. <laughs> Sadece bu <o> kadar söylüyorum. <laughs> ya bunu da PNG diye koymuşlar abi Google şeye. Ben Jason, Jason Tatum'u getirdim buraya da. <laughs> <Yani görsel. gülüyor> Ama PNG diye koymuşlar. Arkayı bütün direkt PNG dolandırıcılığı bu yani. Arkada sadece PNG'ymiş gibi kareler var. Ben de yedim aldım onu yani Şu an Onun için <gülüyor> <gülüyor> Onun için kaldırıyor ama bu ne abi? Tatu 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 tatu. Bu şarkıyı şey yapalım mı? Cümle kurmadan sadece tatu diyerek yorumlayalım mı? Ne tatu tatu? Tatu. Tatu. E, tatu tatu. Diye böyle um, değişik tatu, olabilir tatu, aslında. Tatu, e, tatu. E, Tatuyu tatu 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 tat, tatu 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 tatıyı, tatu tatu, tatu ama tatu tatuyu tatu mu? <laughs> evet, evet, Peki. Ya ekleme yok. Tatuyu tatu. O da mı yok? Çok zormuş. Aa, ama ben anladım seni. Ne demek istediğini. Tatu 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 ya tatu. Eğleniyoruz. Çok eğleniyorum ben şu an. Teşekkür ederim Zenci ve Kontkar. kendi sözünü kesiyor dendesin. <laughs> bu arada beat tatlı kabul. beat tatlı Kontkar da fena değil bu arada. Ama klip iyi. Klip, yani bütçeli klip belli iyi. Klip güzel. Evet. Ama abi yani... <laughs> yani... Tutacak parça bu arada. Kesin o tutacak bu arada. Bu ee, TikTok'ta ben şu an evet, dövmeyle kızların evet, çektiği evet, videoları evet. hayal edebiliyorum yani. TikTok'ta TikTok'ta bütün 20 sene sonra pişman olacak Kadıköy Hayatsızları şu an deli gibi bu parçaya şarkı çekiyor. Abi, dövme olan çok güzel bir yerde söyledin. Yani? Çok güzel bir şey söyledin. Tam şey diyecektim ben de. Bence Zenci ile Kontkar da bu şarkıdan bir 20 yıl sonra pişman olacaklar ama. Mümkün mümkün. Yani nakaratı gerçekten hani çok kötü. Komik ama yani tat 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 tatu. tatu, tatu, tatu. Do, doğu çocuk mu tatım mı diye bir kıyas geldi gerçekten sence? Bence direkt Tatu. <laughs> Bence zınzınzından daha iyi bu. Ya ama zınzınzının bir şey var ya, Kuntepar göndermesi falan var ya hani en azından onun bir, bir karikatür background'u var abi bunun yok yani. Şey kalıp olarak. <laughs> Bunlar sonra Tatu. Tatu Tatu Tatu. Ay <laughs> <laughs> ve ya şey bak BT ve Karı klibi beğendim. E, Zenci'nin morsu. E, Zenci bir hafta fena değil. Bir hafta facia geliyor. Ge ee, geçen haftalardaki faciadansa iyi. Hani o şeyden bahsetmiyorum. Sosyal sorumluluk parçasını fena bulmamıştık o hafta için. Hatta mecbur yani, <laughs> hani yani çok çok e, güle oynaya değil ama ben e, başka parça da olmadığı için. Günün en iyi üç işinden birine seçmiştim yani. <laughs> ee, ama ondan sonra standartını bulmuş dediğimiz mesela. Geçen hafta Arda Gezer'in albümündense buradaki verse'ü de daha iyi bu arada ama yani ya, yani ben parçayı ciddiye alamadım ya. Üzgünüm. Bak beat gerçekten tatlı bu arada. Ya Just a Couple of Words bence evet, ikinci evet, just Just a Couple yani. of Words evet yani. İkinci söylediğin yani muhtemelen özel bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Neden? Chat'i chat okuyor bir şey ama. Chat'i ne okuyorsun? Herkes tatı yazıp duruyor zaten. arada <laughs> aradan, kaynıyor diğerleri. Yani. Aradan ben seçiyorum. Ben onları seçiyorum. <laughs> Ama çeşan şey çok güzel abi tatı tatı tatı. -ta -ta. Zenji ve Bedo için e, Tok Tok Hits Wonder şeklinde bir terim kullanmak istiyorum muhabir İzin senindir Undertaker Zeyfi'ye yürü ya dur çocuk. <laughs> yani ne diyeyim. <laughs> Zenji featuring Bedo var. Zenji featuring <laughs> senin Karataş var ya hayalimiz. <laughs> Zen felsefesinden geldiğini söylemiş bir TV yayına. Hadi ya, gerçekten hadi ya. Ve her yanımın tatu olması ya, yani dolayında <laughs> tatu tatu tatu. Ee, <laughs> ya bence çok iyi bir fikir değil ya hani suratımda dövme olması. Bilmiyorum. Ben yaptırmayı düşünüyordum şarkıdan sonra vazgeçtim. Ya bak abi şey değil, şık bir dövme falan okey ama gerçekten surat kafa dövmesi, çene dövmesi falan benim için. Hani şey de demiyorum hani bak arkadaşlar memur olamazsınız falan demeyeceğim onu hani oraya o dövme yaptıracak adamı zaten memuriyet gibi bir hayali genelde yoktur çünkü anlatabiliyor muyum hani o çok boş bir şey olacak da yani. <laughs> çünkü bir kızın da şey var abi dövme şey memuriyeti mi engel olur abi hani kol sırt falan yani direkt niye alın düşündün ki yani başlangıçın çok ekstrem bir dövme değil mi o yani. Ee, şey... Abi çok pişman olma ihtimalin o kadar yüksek ki yani bence hoş durmuyor. üzgünüm yani ben ben evet Latin çete üyesiyim demek istemiyorum insanlara dış görünüşümle yani. Yok <laughs> emir yap. Bir, bir süre kalabilir. Timeout yapmayalım. Bu çok eğlenceli bence. Tatu denebilir yani. <laughs> bir süre daha denebilir. Bence hatta 2-3 ay sonra da yazarsanız iyi olur. Unutmayalım bunu. Ya ben daha kibar yüz dönmesi çok nadir gördüm abi. Üzgünüm. Ya tabii ki bu arada şey var hani insanlar kendisi bundan memnunsa evet ama hani bize bir laf düşmüyor hani insanların kendi vücudu sonuçta ama ya, yani bana biraz ekstrem ve çok <laughs> sağlam kafayla yaptırılmış işler gibi gelmiyor yani. <laughs> ciddi yorumlar da gitti arada bu arada. Ben kaçırdım komple. Ben bir tane yakaladım. Ezelin alnındaki Ezelin alındaki, Ezel alındaki dövme hoş duruyor dendi. Ya yani beğeniyorsanız eyvallah. Ben onu da çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim yani. Sıradaki parçaya geçiyorum ben. Ancak bundan böyle kurtuluruz. tamam hadi bakalım. <laughs> Abi modun hiçbir şeyini beğenmiyorum Akçay. Üzgünüm yani bugün daha albümünü dinlemedik ama genel olarak hiçbir şeyini beğenmiyorum o çocuğu ya. Yani. <laughs> e, sıradaki parçamız. Heja Hayaller Part geliyor. tatlı tatlı tatlı. Evet geç karar çıktığı için geçtik. Nedir yorumun Mali? Geldim. Ya ben şeye şaşırıyorum ya. Heja'nın bu kadar eğlenceli bir karakterken... Bence asla değil. Ya kişisel, Niye? Kişisel fikrim abi. Ya ben gülmüyorum ya. Ben hani Komik Çok. demedim, eğlenceli dedim. Propulasyı de ben mesela sıkılıyorum ya, eğlen eğlenemiyorum orada da. Tatuyu şey mi yapsak artık arkadaşlar <laughs> acaba şu an için bir iki iki dakikalığına bir bıraksak mı acaba? <laughs> hani bu, sonra bu bir son, kere bir doğru. tur daha döneriz de, bir tur daha döneriz belki de. Tamam arkadaşlar, ta tatuyu Arda bak <laughs> geçen hani banın ucundan döndün bence Emir'i test etme. Tamam, bitirdiysek evet. eğer devam edebiliriz. Ya ban yani yapacak bir şey yok artık. Gerçekten çünkü şeyi görmüyoruz, hani tamam güldük, eğlendik, güzeldi ama... Ya ben de eğlendim o sırada ama yani şu an bu parçadaki ciddi fikirleriniz varsa aranızda onlar kaynıyor çünkü. Anladın ya gördüm, evet. zaten salın demedin de neyse, hadi bakalım. Ne diyorduk? Hı. Şey konuşuyorduk biz evet, ya. Ben, sen hecayı eğlenceli buluyordun, ben bulmuyordum. Orada tatu spamına döndük. Ha evet tamam, okey. Ee, ya onun dışında heyecanlı şarkıları senin sarmadığını biliyorum. Ee, ben bazı şarkılarını beğendiğimi daha önceden de söylemiştim ama bu onlardan bir tanesi değil şu an için. Sadece bir şans daha vereceğim ben sonradan, bir kere daha dinlemek istedim. Çünkü tatu'dan bir anda buraya düşünce bir emin olamadım yani şey. <laughs> yani. Hani... Ee, farkındalık projesi galiba hani, y yine. Ya Yine derken şey, Hecavaz'a söyleyemiyorum. Yani ya ben sözlere çok çok odaklanamadım evet, bu çünkü, arada vokalden dolayı. Evet, çok kötü bir vokal tercihi olduğu için sözler geçmedi ama klipten anlayabildiğim kadarıyla. Hani evet, altyazı evet, aradım evet. biraz, kusura bakmasın kimse, altyazı aradım biraz yani dinlerken. Çünkü çok kötü bir vokal tercihi, anlayamıyorum yani. İşte ee, bir şans daha vermek istiyorum deme sebebim yüzden yani Çok çok anlayamadım çünkü ne olduğunu. Ama sanırım hani e, a, Albino için farkındalık sanırım, Albino insanlar için. E, bu, ve klip güzel ama hani şarkı bunu yansıtabiliyor mu dediğim gibi bir şarkı sormadan buna bir yorum yapmayacağım ama yani şunu Sejay için üzülerek söylüyorum yani e, Youtuber olarak değerlendiriyorsak bile yani youtuberlar arasında bile en iyi rap yapan değil bu biraz üzücü <gülüyor> <gülüyor> sen, sen, Senin başındaki göz bebeğinden başa <laughs> yorumunu senin bu, bu yorumdaki eyvahını aldım yani <laughs> Yo ben çete bir şey yazdım. Yeri gelmişken bir dedim. Evet, tamam. Hatırlayalım. Yani e, ee, YouTuber'lar arasında bile hece iyi bir rapçi değil bence yani. Yani yu... Şimdi biraz haksız bir Karşılaşılma oldu bence bu. Ben ya. çünkü chatte de söylendi parçalar ama evet ben de Hece YouTuber olarak görüyorum rapçiden ziyade ve YouTuber'lar arasında bile en iyisi değil. Hani daha en fazla rap geçmiş olan olmasına rağmen. Ben yani YouTuber olarak görüyorum demek biraz haksızlık olur gibi geldi bana ya. Hmm, sen bilirsin. Yani şey gibi bu sen şimdi Twitch'te yayın yapıyorsun sana hani beatmaker ya da prodüktör falan demeyip Twitch yayıncısı demek gibi bir şey olur yani. Yani 7-8 ayda doğru beat yapmıyorum okey. <laughs> bundan ya bir şey Ama ben ya. bence, <laughs> bence yani çok, çok çok sağlıklı bir şey değil bence. Title değil yani. Eyvallah. Ya, ya kişisel fikrim abi ya. Yani dediğim gibi aksine niye düşünüyorsunuz demem ya da illa hani bana niye katılmadınız diye ben yani, garipsemem yani eyvallah. Ama hep çok zayıftı çünkü Repokal abi o yüzden biraz da böyle biraz okay. e, ofansif bir şey söylüyor olabilirim yani. Çünkü hep çok zayıftı. Yo ofansifinden ofans değil ya sadece şey. Yani öyle kategorize etme gerek var varmayacağı ondan çok emin olamadım. Evet eyvallah. O yani sadece. Yoksa zaten. Yani bu ara farkındalık. Müzisyen kimliğinin yanı sıra zaten youtuber olduğunu tartışacak halim yok yani zaten yani youtuberlık yani. yapıyor yani. <laughs> Gayet de Gözlüsü soka soka yapıyor yani o. Niye youtuber dedin diye şeyle şey, muhalefet etmiyorum. Yani. Biraz da şuna bakıyorum abi. Ee, e, şu bu e, heyecanın e, kategorizasyonu üzerine bunu söylemiyorum. Şey var. Bu ara e, iyi, <laughs> iyi, iyi veya kötü olması fark etmeksizin biraz fazla sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi görmekten yana memnunum bu ara. Yani bir, yani bir farkındalık oluşturabilecekse okey bu işte okey yani. o açıdan ama ben yani o farkını olarak... yakalayamadım sözlerden evet, dolayı. O var mı işte. onu ben de. Şey dolayı yanlış söyledim. O var mı o, o evet o ona ben de odaklanamadım çünkü anlaşılmıyor yani mix problemi de değil bu kötü bir vocalizer yüzünden böyle yani. Ee, o açıdan evet ama bu parçanın kötü bir parça olduğunu asla değiştirmiyor yani. Ee, ben dedim ki dersin... bir şans şey daha vereceğim yayından sonra çünkü çok. Çok anlayamadım yani. O yüzden bir şans daha vereceğim yayından sonra. Tamamdır. İlerleyeyim mi? Ne dersin? Olur. O zaman onlar geliyor. Ee, Eco Fresh, Kila Hakan, Uzi, Bu... Motive ve Hayki Turkish Nightmare geliyor ve beat'i de Umut Timur yapmış. Allah kahretsin. Öf. 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 Uzi skandalsın kardeşim tebrik ederim. Makinasın kardeşim. <laughs> Eko için de üzülmüyorum abi. Dünyanın en kötü kafa da geldi bu arada gerçekten ya. Ne yapıyoruz gömüyor muyuz? Ben ben gömeceğim ama ben uzun gömebilirim istiyorsan sen unutmadan beraber, söyle. Bera beraber parça parça ilerleyelim istersen. Tamam o zaman yani, bir kelime ben bir söyleyeyim. Şarkı... Bir şarkı. Kelime... <laughs> Yok, <gülüyor> Yok öyle... şeye dön. Tutu tutu. <laughs> aynen aynen. Hayır. <aynen. gülüyor> <laughs> <laughs> Mesela <gülüyor> sen tamam da ben tamam diyeyim ben paslıcılığım. <laughs> hayır hayır şey için dedim hani şarkının geneli sonra World gideriz belki. <laughs> ya, tamam tamam tamam. Hani çok çok Bölük pörçük gömmeyelim diye söyledim. Tamam. Çünkü gömceğimiz kesin çünkü öyle duruyor da. Ben, Birkaç ben... tane olumlu nokta var bu arada bende. Ben akıllara Birkaç zararım şarkıyı var. tararım modundayım şu an yani haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Girelim artık. Tamam hadi girelim. Abi ben önce şarkının genelinde geneliyle ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Çok ufak <laughs> ee, olumlu olan iki tane şey var bence. Bir tanesi beat fena değil. Sen mutlaka sevmeyeceksin ama. Abi beat baya 69 guba bu arada bence. Chatte de fark edildi gerçi. Tabii baya yani Umut Timur yapmış zaten. Gördüm. Ne kadar yapabilir yani. Ee, benim beklediğimden daha iyi bu arada. Çünkü son zamanlarda çıkan bu tayfadan en azından Kili Hakanların falan ee, toplu işlerindeki beatler faciaydı yani. Bu da iyi onlara değil. kıyasla onlara kıyasla bence okey. Ee, bir de şey mantıklı. Verse'ler en azından kısa. Yani 4 dakika 13 saniyeden daha fazla dayanamazdık herhalde bu şarkıyı. Yani kanka, Katliamları falan düşününce. Ya bana kalsa ben bu şarkıyı hani <laughs> e, yani ekonomi beraber kapatmıştım ki ekoyu da beğenerek bunu söylemiyorum bu arada yani şu an. Ya ben ben dün zaten bir yarım dakika falan dinledim yani atlay at o yüzden şey söylemek istediğim o değil anladın sen yani bir katliam gibi böyle. Evet evet evet. Kısa yani... metrajlı film değil yani en azından. En azından tekmil duymuyoruz. En azından tekmil duymuyoruz diyecektim de Uzi var yani çok farklı <laughs> değil yani. <laughs> ya yine de ben tekmili kimseyle kıyaslamam ya. Hani Uzi ile bile kıyaslamam yani. yani... Bir de abi sonunda çok kötü kesilmedim ya burada en azından sonradan bir iki bir şey girmiş de şarkının Spotify'daki hali yani şarkı olarak kullanılan halinde direkt kesiliyor lök diye bir anda. Yani, sence baya kötü kesilmemiş mi sonu? Yani buna da alıştık yani, Tamam abi. devam edecek okey de diye, yani. Sürekli çat diye geçen parçalar devam edecekse hani aranjeli hani <laughs> sağır birinin yaptığı parçalar diyeceğim Beethoven sağırken neler yaptı gerçi. Bilmiyorum. <laughs> yani, artık... tutum, tutum. Yok bu artık çünkü şey bir e, fiziksel zafiyet kaynaklı değil artık bunlar abi artık. Bu bilmiyorum artık kafaları mı çalışmıyor? Manama mı yaptırıyorlar? Bilmiyorum ya. Tek tek gireceksek benim Eko Fresh hakkında söyleyecek bir şeyim var sadece. Benim bayağı bir lafım var ee, kendisine. Abi neden teaserları bu kadar Türkçe kelimesini öne alarak yaptın 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 da işte plak şirketlerine karşı ben Türkçe rapi her zaman savundum siz yokken streamlere bakmıyordum ben vardım falan deyip niye Almanca girdin? Hani ve birazcık yorumlara baktım herkes şey yazmış ya. Abi Türkçe verse bekliyorduk senden diye. Yani verse, niye böyle bir vibe yarattın o Türkçe zaman? Türkçe verse de beklemiyorum ben Eko Fresh'ten hani şey 3 Türk ve 2 bebek falan diye daha önce oynadığı kötü bir bebek. Yok işte kötü kötü filmlerin devam filmlerini bekliyorum artık. Rap adında Eko benim bir beklentim yok. O yüzden iki bebek. Peki. Yani, yani benim tek söyleyeceğim o Eko ile ilgili. Eko bu arada yani şarkıdaki isimlerin e, Hayki'nin verse okumadığını sayarsak Motiver'in de performansının diğer şarkılara göre son albüme göre daha düşük olduğunu düşünürsek e, diğerlerinin yanında baya iyi kalıyor bu şarkıda bence bence hala çok e, neyse kötü parça diyeyim. Abi <laughs> parça kötü okey ben ne diyorum bak bu bu parçadaki diğer isimlerin yanında diyorum. <laughs> Harman ilk çekirdek. Şeyde... <laughs> Çete spamlanmadı da ben söylemek istedim şu an. Peki Abi, bir, bir şey soracağım şarkı. Güzel, önce bir bir tane şarkı içinde en iyi seçmen gerekse kimi seçersin? E, verse MC olarak mı burada? Hı hı hı. Motive. Bir tane seçmen gün. Valla mı? Valla. Ya onun da çok artık aşırı bayan anneye ev ve anneye ellerimle mama yedirdim falan edebiyat edebiyatında artık gına geldi yani abi bana üzgün ama yani ya abi bu, yeter. bu bütün isimlerde var ya Jack'in son albümü komple aynı konudan bahsediyor. Abi çünkü tamam, gerçekten okay, hoş güzel albüm ama. E, 600 saniyelik son zaman aşımın bir sonraki küfür veya eril dil kullanımında ban geliyor yapabileceğim bir şey kalmıyor. Banın açıldığın e, time out'un bittiğinde haberin olsun yani <laughs> çünkü o edebiyattan çok sıkıldım sıkıldım ama en azından motivenin burada bir flavu flow'u var. Bize sunuşu iyi yani delivery diyebileceğim İngilizce. Bu, bu, bunu beğendim. Artık bu liriklerden ve emobiyelerinin kendilerine Tupac zannetmesinden çok sıkıldım bu arada. Ha tamam Makaveli diye albüm yapmış olabilirsin ama yani abi gerçekten ya, salsanız mı artık yani bu iki muhabbeti de. Motive yine burada fena değil okey de bence son albümüne göre Burada da kötü ya. Son al yani son albümünü ben yayından sonra bir iki kere daha dinledim. Şey kısmını yeni, yeni şarkıları da bir iki kere daha dinledim. Ya yani on, bu, bu, onların yanında bayağı zayıf. Yani rahmetli Afeni Şakur böyle pak güzellemiyor abi yeter. Vallahi. Ay. <laughs> yani <gülüyor> adamcağızın anası böyle güzellemiyor. Salın artık adamı abi. Hayır. Ah. tek tek mi gideceğiz dağılıyormuş evet fizyokrat muhtemelen sadece pak ve bir gibi dinliyor <laughs> yani o çok iyi <laughs> genelinde olayı tek tek gidelim ama e, tamam sen Eko hakkında söyleyeceklerini bir derli toplu tekrar söyle e, hatta o sırada ben de çünkü neden bunu söylediğimi söyleyeyim e, çayım tamamen bitti ben de yeni bir içecek alıp geleyim bir dakika uzatayım tamam o zaman sen Tamam peki sen onları hallet e, çünkü ben iki cümle kuracağım ara vereceğiz saçma olacak. Biz tamam. öyle chatle sohbet edelim geldiğinde tamam, konuşuruz. Tamam tamam çok hızlı geliyorum chat merak etmeyin. Tamam tamam. Kopmaz galiba e, timeout rekoru bende şu anda ya. Onu Emir daha iyi bilir ama. Şimdi e Emir'den şey alırız. Gerekli verileri alırız. Ha tamam teşekkür ederim. Ben en fazla sayıda yeme rekorunu sahibiymişim. Yok abi şey en başladık ya tek tek ilerleyelim misim isim diye bir anda dağıldık o yüzden sordum. <gülüyor> 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 İyi aslında <laughs> senden <sandanlandır. gülüyor> Peki Emir bir şey soracağım, ee, kaç timeout'dan sonra ban atılıyordu? Çünkü benim şu an ban yemem lazım. Tamam benim 8 olmuş ben gidiyorum o zaman. Küfürde mi ban? Abi bu galiba single'ın kapağı değil bu arada ya. Yani single'ın evet. kapağı başka bu muhtemelen albüm çıkaracak Eko Fresh herhalde abi isminde. Abi yazıyor değil mi orada? Ha, muhtemelen onun kapağı yani evet, şey evet, single'ın evet. kapağı değil zaten bu. Evet. Aa ciddi ciddi banlandım. Ne oluyor? Sohbetten banlandım Baykancım. Ben gidiyorum. Ya. <laughs> <laughs> Vallahi banlandım bak. Bak ilk kez bana ekranı görüyorum. Hiç banlanmadım bugüne kadar. Ya ne döndü Neyse bana açtı. bir özetlesenize. <laughs> yani. Öyle boş tamam, boş konuştuk yani. ben şey timeout'la kaç timeout'tan sonra ban oluyor onları falan öğrendim. Ha tamam. Öyle genel genel kültür. Bir de bu albüm kapağıyla ilgili böyle çok ufacık. Tamam tamam. Çok kötü bir Aynen aynen. Korkmaz yani. ya. Klasik Almanya şey, Klasik Eco Fresh hatta yani. Şarkılardan, kliplerden sonra direkt outroda albüm tanıtımı. Kul Savaş falan da yapıyor. Ya bu Almanya geleneği. Ama klasik, klasik Almanya şey yani o. Herkes yapıyor onu Almanya'da. Bütün, döne ha, bu, bütün bu döner, iş dürüm, döner dürüm trapçiler yapıyor bunu şu an günümüzde de yani. Bu şey değil yani. Farkındaysanız zaten sol üst köşedeki şey asıl kapak. Yuvarlak içinde olan ha. thumbnail kısmı var ya orası asıl kapak. Çok gözüküyor mu ekrandan bilmiyorum da. Aynen aynen. Tweet'i de okuyamıyorum, smoke var aynen. Komple yedim. Açtı ya. Açtı açtı biliyorum. Ha. Ya bence benim banlanmam lazımdı, adaletsiz bir durum vardı en azından. Ya Mali test etme lütfen, <laughs> moderatörlerimi test etme artık. Yapıyorlar gördüğünüz Test etmiyorum abi, 8 kere timeout <laughs> yemişim. 4. de ban varmış, 2 okay. kere ban yemem lazım hatta. Bir tanesi duruyor, onu da bir ara atarsınız. Evet, sen Ekko'ya gir o zaman. Devam edelim mi? Dev devam edelim abi, abi Teşekkür ederim Emre Kemal'cim. Kaldırsana ben okuyayım yazanlar. <laughs> Attı cidden. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi. Tamam <laughs> sen takılma. Ona. <laughs> Kalkarım ben birazdan. Kalktı zaten kalktı. Ee, abi dediğim gibi işte neden teaser'ı bu kadar Türkçe üzerinde kurup 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 Almanca yaptığını anlamadım bir. Ben onu anladım ben sana onu anlatacağım zaten. Tamam. Onun dışında son zamanlarda gördüğümüz Eko Fresh şarkılarından çok çok da bir farkı yok yani. Eskiden ben Eko Fresh'in şey zamanlarını seviyordum. Orijinal işler yaptığı zamanlar vardı. Onları seviyordum. Işte. Ama yani son... İsa İsa'nın çarmıha gerildiğinden sonraki iki sene. Yok bir, bir, bir biraz daha önce son, bir tık ha, bir tık daha önce. Tamamdır. Ya yani. Eko'nun en son yaratıcı ve e, vizyoner iş yaptığı yıllar o yıllar yani yıl üç falandı. Yani Kul cool Savaşı'nın yanında takılırken falan bence orijinalli gayet İşte İşte 30-35 sene öncesi. <gülüyor> <gülüyor> Kenan, Kenan Evren darbeyi yaptıktan hemen sonra hadi İsa biraz abartı oldu. Aynen. Kenan Evren arıyor Eco Fresh yeni albümün hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi diye. Penicil asla iki piyasa oynamak hmm. için onu yapmadı onu açıklayacağım. Bu benim kendi fikrim tabii açıklayacağım dediğime bakmadı. Ya bence bu, bu piyasayı oynayacaksa bence Almanca değil Türkçe yapması lazım zaten. Almanya'da takılmıyor abi bu adam artık yani tamamen bunun açıklaması bu yani. Neyse devam et abi ben hemen girmiş oldum. Bu abi EcoFresh ile eco ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok zaten yani klasik son dönem kofreş'i yani başka ekleyecek bir şey yok. Çünkü biz haftalık Sizin globalde... kendine gelse iyi olur yani. Haftalık doydu değil abi ve doy, doymuyorlar. <laughs> Böyle bir gerçek var. Dedelerimiz doymuyor arkadaşlar. Tıpkı geçen günkü karikatürist mevzusu gibi. Asla doymuyorlar yani Erdil Yaşaroğlu Falan hatırlarsınız Skandal bir skandal oldu Geçen rapçilerimize çok benziyor Asla doymuyorlar abi Eee Şey Atilla oraya hiç girmeyelim lütfen ya, teşekkür ederim Haftalık globalde de ekonun Birçok iş işini duyduk yani Almanya'ya Çıkardığı parçada da sosyal sorumluluk Parçası bu arada Türkçe falan böyle ve yani Çok dürümdürül kafalar falan Yani Eee Almanya'da Eko bunu kabul edelim, Haftalık globali veya Almanya piyasasını aktif takip eden arkadaşlarımız vardır aramızda Eko'ya gram saygı duyulmuyor abi artık. Kendisi bunu yedi bitirdi çünkü yani artık. Zaten geçti dönemi geçeli çok oldu zaten. Ya dönemi geçtiği geçti hani şey hani konserde şişe yediği günden beri çok saygı duyulmuyordu ama artık Nirvana'sında bu işin o dönemlerinde mumla arıyordur muhtemelen yani. Kul savaş Bifi döneminde falan. Ee, niye Almazlar Türk piyasasına dönüyor? Yani iyi müzik olunca ona da ekmek o, o, orada da ekmek yeniyor. Bakınız Samurcağam. Abi Samurcağam de bence asla iyi müzik yapmaya ve saygınlığından çok şey kaybetti. Ee, kariyeri do ka başarı olarak doydu, kariyeri doydu diyorsunuz ama bu başarılar çok kısa sürdü başarılar ikisinde de ve YouTube'da hala videosu vardır Bosporus Eco Fresh Bottle falan yazın İngilizce bile olsa çıkar mutlaka ya da Almancası neyse. O dönem bütün çünkü Kulsabaş Beef'i sırasında falan baya bir Eco -fresh linçlendi hani bütün camianın saygısını o dönemde de kaybetmiştik zaten yani. Şuna geleceğim hani Diyorum mu? Bazı isimleri biz burada çok büyük, süperstar falan sanıyoruz. Biz bunu aslında haftalıkta değil Hip Hop Hip Hop 101'de Cenk'te yaptığımız e, Almanca rap yayınlarından birinde konu açıldığı için gelmiştik. Arkadaşlar Ufo da glo global değil, Summer Jam de global değil. Hani onlar Almanya'nın yerel rapçileri ama Türk oldukları için ve bizim ülkedeki vizyonsuzluk e, sadece Almanya'yı alıp kopyalamak üzerine olduğu için bu insanlar olduklarından çok çok daha yüksek falan sanılıyor Türkiye'de. Eko'ya Almanya'da şu an duyulan saygı sıfır falan. Yani gerçekten üzgünüm. Peki şuraya gelelim. Eko... Neden Almanca Türkçe değil? Ona geleceğim. Ben onun cevabını... Ha tamam. Eko Fresh şarkıyı zaten... Abi ya, Eko Fresh'in bence bu projeyi yaparken akıl aldığı ve ökündüğü isimler de ortada. Çünkü oldukça yapmacık ve kötü oyunculuk barındıran bir teaserla falan hani isimler davet edildi açıklandı falan filan çok tanıdık yerler bana size de tanıdık gelmiştir Çez ve şey bak Çakar Almanya'yı takip ediyor sabah partilerine çıkan bir herif sıfırdan aşağıdadır hatta diyor yani evet Rafka Mora falan şu an Almanya'da saygın hani Bushido hala nispeten yara olsa da saygın falan ama Eko yani Eko'nun e söz yazarlığına saygı duyuluyor normalde. Ghostwriterlık yönüyle hani Bushido'nun falan bayağı bir sözlerini yazdığı söylenir çünkü Almanya piyasasında ama onun dışında ya Eco Fresh de bur, hani burada Rainmend'le parça yapmak neyse Eco Fresh bunun e, tillağını yapıyor Almanya'da ve Almanya Almanlar diye almıyor. <laughs> ve bunun farkında olduğu için ve Türkiye'de hala çok ciddi saygı gördüğünü düşündüğü için Türkiye'ye oynamaya karar verdi ama Eko şeyin de farkında. Sırf Türkçe rap yaptığı anda tamamen Türkiye'ye yönelmektense hala Almanya'da bir şeyler toplayabilir miyim İn peşinde olduğunu düşünüyorum ben. Bu parçayı Almanca verse girmesinin sebebi bu. Çünkü abi... yani Eko Fresh'in atıyorum burada ya da Eko Fresh'in ya da Kili Hakan'ın Uzi Motive ve Hayki'yi Almanya piyasasında taşımak gibi bir gücü öyle bir e, mertebeleri asla yok abi. Yani taşıyamayacaklar. Ben ben... Yani ve ben eko Al yani. Almanya piyasası da cebimde bir taraftan dursun. Evet aynen abi Box'ı yine Almanya'da satacak eko abi. A Türkçe'yle satamazsın onu orada tamamen Türkçe'yle. Abi... Almanya'da da Almanya'daki fan base'im de alsın ama Türkiye'dekiler de hani Türkiye'den de ekmek yemeye Türk orada dinlenen, Türk diye stream'i olan ya da işte potansiyelli gördüğüm Türk rapçilerle ki artık Uzin'in de Motive'nin de stream'i var yani potansiyelli değil sadece onlar. E Türkiye'de de biraz pasta yiyeyim. Bu, bu yani ekonomi zihniyeti bu abi üzgünüm. Ed evet, Undertaker senin de kafa yandı. Adam kelle olsa başına sürer diye komple bir nette cümlesiyle. <laughs> ben ne? orada çok sana... Kelle olsa başına sürer. Ben mi söyledim onu ya farkında değilim. Hayır hayır Undertaker ha. yazdı. Adam kelle olsa başına sürer. Hani adamın kelle ha. olsa da değil. Direkt adam evet, keli evet, olsa. Evet, evet. Abi ben orada sana çok çok net katılamıyorum çünkü bu şarkıyla Almanya piyasasını oynamayı düşünüyorsa muhtemelen e, şizofreni başlangıcı hayır, falan hayır, vardır hayır, yani. Hayır Lakanı... şey... hayır ben böyle bir şey söylemiyorum. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Eko Fresh'in abi isminde Eko Fresh'in bu şarkı Eko Fresh'in abi ismindeki albümünde olacak belli ki. Evet. Eko Fresh bu, bu, bu şarkıyla A A Al Almanya'da yapacak albüm ama e Eko Fresh bu şarkıyla Türkiye'den de stream koparayımın derdinde ve Almanya'daki kitleye komple Türk rapçilerle albüm veremeyeceği için Almanca okuyor. Albümün, o albümün bütünlüğünde yine Eko Fresh Almanca okuyacak bundan bahsediyorum. Türkiye'ye oynamak tamam. Türkiye'den de stream çalma şovu diyorum. Kesinlikle şey demiyorum yani bu şarkı e Almanya'da hit olsun diye yapılmış bir şey demiyorum. Bu Almanya değil bu Türkiye'den stream çalmak için yapılmış bir şarkı diyorum ben. Tamam ben devam edemedim ki başka bir şey söyleyecektim zaten ama, anladım sen ama dediğini. Ama benim dediğimi anlamamışsın o yüzden ben girdim yani ben öyle bir şey söylemedim. A anladım işte bir iki cümle daha kurdursaydın söyleyecektim anladım ben senin dediğini ama mantıksız olan şu Almanya'dan da kopmayayım deyip de şarkıya Kilakan Uzu'yu almazsın mantıksız. Abi bu, burada bahsettiğimiz insanların vizyonunun ne kadar küçük olduğunu sen farkında değil misin? Abi Ecofresh'in şimdi tamam gömelim okey ama e, yaptığı kaliteli işler de var. Hangi abi? Tane... Hayır şundan bahsediyorum. Ecofresh'in son 15-20 yılda Almanya YouTuber'larıyla takılmak dışında hangi... Hangi kalite hani <laughs> kalite işini sayabileceksin bana? Bak son 15-20 yıl diyorum. Kul savaş döneminden eskilere gitme abi. Güncelinde bak. Güncel EcoFresh nedir abi Almanya'da? Saygı mı görüyor ya da şey mi var? Vizyoner bir iş mi yapmış? Ama bak yine aynısını yapıyorsun. Bir anlatayım e, sonra üzerine konuşalım. Okey. Ne diyeceğimi de unuttum çünkü. Üç kere düşündüm aynı şeyi. Unuttum yine ne diyeceğimi. Ben senin dediğini anladım zaten. Başka bir şey söylüyorum ben. Sadece senin o e, şey kısmına çok katılamıyorum. Şunu bir toparlayayım tamamlayayım. E, Almanya ayağından da kopmayayım bir yandan. orada Albümü de orada satacağım kısmı tamam. Mantıklı. Ama o bu şarkıyla yapılacak bir şey değil. Fresh'in vizyonu da o kadar küçük değil bence. Bu, bu şeyi yapacak kadar, bu Bebeğim. hatayı yapacak kadar. Kilakan bir dakika abi dur. Kilakan onu yapamazsın. Şunu yapamaz mısın? Bu şarkıya Türkçe yapacağız. Sadece Türkiye'ye oyna. Zaten sen bunu 2-3 tane daha klip çekeceksin yani. Eko Fresh bu, tanıyoruz. Her, her klibine 1 milyon tane şey her albümünde 1 milyon tane klip çekiyor. İkinci şarkıyı Alm Almanca yapsan patlam patlamayacak mı yani? Saçma ben. Bebeğim. Aa, çok mantık kuramadım orada. Bebeğim hayatımın anlamı. Ben sana şunu söylemek Hayda. istiyorum. Dur bir dakika ben şunu yapayım da içimde kalacak yoksa. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> Gelir misin şuraya? gel gel. Bırak bırak gelsin. Gel. <laughs> Çok güzelsiniz değil mi? <laughs> ya ben sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, Hadi balım. Evet balım. Sen Uzi ve Motive'yi küçümsüyorsun çünkü stream sayılarına bak. Şarkıda olan bir diğer isim gibi, Kila Hakan Maslaka gibi. Eko bu isimlerle Türkiye streamini oynuyor diyorum. Almanya hedefi değil bu şarkı diyorum. Bu şarkı Türkiye için hedef, hedeflendi. Ama komple tamam. Türkçe yaptığı zaman, sonrası albümden bir single olarak veriyor ya. Almanya'da Hı -hı. bu Almanya'da bu, bu şarkıyı komple Türkçe verse girdiği anda, Almanya'da Eko'nun alacağı hit, şu, yani şu kadrosuz versiyonundan bahsediyorum. Aynı beat'e falan, solo olarak. 100-200 bin bandında. Ama bu, bu şarkıya bu isimleri ekleyip bir de Almanca koyduğu anda hem Almanca'yı cebine koyuyor ticari olarak. Almanya'daki kemik kitlesini cebine koyuyor. Başka bir kitlesi kalmadı zaten. Hem de Türkiye'deki bu şu an 4 tane streami yüksek olan insandan ek stream kazanıyor. Bundan bahsediyorum. Sadece Türkiye oynayamazsın. Çünkü Deluxe Box'ı Almanlara satacaksın. Ben bundan bahsediyorum. Abi bu, bunu anladım zaten. Okey. Ben de diyorum ki sana. Bence teori şurada çöküyor. Şurada saçmalığı var. E, Almanya'daki kemik kitleyi de cebime koyayım kısmını Uzi'nin Uzi vokaliyle, vokaliyle Kılıkhan'ın sözleriyle falan yapamazsın. Mantıklı değil yani. Abicim yapıyorsun. Spotify'ını aç, gözünü seveyim Uzi'nin stream sayısına bak. Ka kaç 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 milyon dinleniyor. Abi adamlar buna bakıyorlar. Bak, verse kalitesine falan bakmıyor bu adamlar. Unut bunu. Çak, Almanlar. çak çakar. Abi ben bir derdimi anlatabilir miyim dedi. Tabii abi sen dinliyorsun. Abi ben anlatamadım ki derdimi. E, e, abi Eko leş bir birey. Leş demiş. Evet abi. Bu, bunu tamam. da, bunu söylüyor. Sen derdini anlatmaya çalış ama Abi sen şöyle söylüyorsun. Benim dediğimi yanlış an anlamıyorsa değil. Yanlış anlıyorsun. Onun üzerine cevap veriyorsun. Ben de diyorum ki benim dediğim o değil. Senin dediğini doğru anladım ben. Sen bir, bana bir bıraksan bir cümlemi tamamlayabilsem anlayacaksın benim de ne demek istediğimi. Üç kere girdim. Üçünde de tamamlayamadım. için havada kalıyor. Şey olayına döndü. Harman olayına döndü. Bak evet Kaan da benim nereye da ben daha geniş açayım abi. Eko isteseydi kontra anıl Piyancı ile tar, parça yapamaz mıydı? Ya Steam için mantıklı bir kadro değil diyorsun. Abi Uzi Almanya'da şişe listesinde daha, daha, daha Steam için mantıklı isim mi var Almanya için? Çünkü orası da Keko seviyor. Yapacak bir şey yok yani. Almanlar çok kötü yani ağırlıklı zaten rap müzik Almanya'da da e, göçmenlerin ağırlıklı olduğu müzik dinleyici olarak da. Ve Arapların falan da Türklerden farkı yok müzik sevki olarak. Çok kötü şeyler dinliyorlar Almanya'da. Da. Biz haftalık globalde tamam 3,5-4 haftadır yapamıyor olabiliriz ama biz dinledik abi leş. Facia şeyler seviyor Almanlar da yani. Tamam. Şunu bir tamamlayabilir miyim? Tamam. Bana mantıksız gelen yerini söyleyeceğim. Echo ghetto şeyi vardı ya single'ı. Hatırlıyorsundur onu. Single'ın bir kısmı Türkçe bir şarkısı, bir de Bushido ile olan Max single gibi yaptılar. Bushido ile olan Almanca vardı komple. de evet, evet. Yani diyorum ki bu albüm için de zaten albümün adı Türkçe. Yani komple Türkçe bir şarkı verip üzerine bir hafta sonra Almanca bir şarkı verebilirsin. Bu stream eksik yaratmaz yani. Bunlar zaten yıllardır e, Türk slang olarak yani Almanya Alman bu abi kelimesi Türkiye'de bir argo değil ama onların gurbetçilerin zaten e, bir Türkçe slang takıntısı yok mu? Samur Cem'in de sucuk ve şampanya diye albümü var abi. Alm Türk evet, tür Türkçe Türkçe verse yok. Evet. Evet. Ya Kul savaşının label'ının ismi Esah. Yani abi a, ismi abi koydu diye Fresh Türkçe rap camiasına giriş yapıyorum, Türkçe albüm yapıyorum ama demiyor yani. Ama ben de öyle demedim ki zaten bakın. Abi <laughs> aslında böyle bir şey çıkmadı zaten. Oy <laughs> oh, yoruldum yoruldum. Ağzından öyle bir şey çıkmadı zaten. Sen beni anlamamak için direniyorsun. Ee, hani başka bir şeye cevap veriyorsun benim söylediğimden. O yüzden böyle loop'a girdik ki şu anda. Ya, harmanın ikincisi yaşanıyor yani şu an. Birebir aynı. 2-3 hafta sonra tekrar bu konuyu konuşacağız mutlaka. Ben başka bir şey söylemeye çalışıyorum sana. Senin söylediğini anladım. Okey diyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Yoruldum. Senden çok ben yoruldum. Beş kere aynı şeyi düşündüm. Beşini de tamamlayamadım. Daha hala da tam olarak yok, söylemek yok, istediğim söylüyorum. Mali'yi yani. anladım. Mali benim dediğim şey hizmet et, etmediğini iddia ediyor da ben de diyorum ki senin söylediği şeye de hizmet etmiyor. Yani sen çok iyimser ve ponçik yaklaşıyorsun. Bu insanlar bu kadar iyi niyetli insanlar değiller diyorum. Abi iyimser Son derece vizyonsuz ee, ve son, 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 derece şu... para odaklı insanlar yani. Katılıyorum katılıyorum. Zaten para odaklı olmasam vizyonsuz olmasam e, bu isimleri almam şarkıya yani. Bak şaka ha, dediği gibi Eko, ilk teaserında ben hep Türkçe söyledim şimdi dinlenme için Türkçe yapmayacağım diyor ama yani dinlenme için ben Türkçe yapmıyorum ama Türkiye'de Almanya'da da stream olan sanatçıları ağırlıyorum diyor. Yani, yani anlatabiliyor muyum ben olayı yani. 2-3 hafta sonra tekrar konuşuruz bu konuyu. Yani bu şey ya klasik sözde destekliyoruz işte yanınızdayız muhabbete abi e, burada bir endüstri olup da para kazanılana kadar neredeydiniz gözünüzü seveyim destek meslek yok yani herkes kendi kendi yolunu da anlatabiliyor muyum? Ben benim bakış açıma göre Ecofresh bunu Türkçe girseydi Türkiye'deki kitlesi daha çok memnun olacaktı. Bir sonraki klibini Almanca çekecekti. Her iki tarafa da oynayacaktı bu kadar yani. Ya da bunun yarısını Türkçe yarısını Almanca yapabilirdi. Benim demek istediğim bu sadece. Yani bu, şey sömürüsü işte abi. Biz gençlerimize destek oluyoruz. Kaç kişiye düet verdim? Kaç kişi Allah piş, bir marketteki pişmiş ürünü hatta senden fazla stream olan adama parça adama sana saygı duyduğu için e, parçanda yer verince abi sen o adama destek olmuş olmuyorsun. Aksine kitlesinden bir şeyleri koparır mıyım demiş oluyorsun. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Eko'nun ana fikri bu. Tamam ben zaten burayla ilgili bir derdim yok benim. Şu an Uzi'nin ah. şu an Uzi'nin total stream'i e, platformlarda muhtemelen Eko Fresh'in 2-3 kat. Muhtemelen tahmin bakmadım ikisine de yani. Ya yani muhtemelen öyledir zaten Eko adı kaldı sadece yani. Yani Mero ile aynı kanal evet bak chatte örnek gelmiş. Tamamen ben yani Türkiye'den de ekmeğim yersin biraz. Almanya'da zaten çok saygı duyulmuyor falan bu mevzu yani. Ecofresh 613 bin <laughs> birkaç milyon vardır muhtemelen. Kaç milyon değildir de bir, bir bandındadır gibi geliyor bana ya da 900 bin falandır muhtemelen ya. Uzi 634 binmiş. Yani, <laughs> yani favela falan. Evet, <laughs> Bir ara çünkü şarkıların falan falan Düş Düşük geldi. Geldim. Benim beklediğimden düşük geldi. Aynılarmış. Eyvallah. Benim beklediğimden düşük. Bir ara çünkü uzun milyonu geçmişti hatırlıyorum. Hovella dönemi falan. Ya bir şarkılık geçiyorlar tekrar düşüyor sonra. İşte. Genelde öyle bir patlayıp düşüyor. İleriki sıradaki isme geçeyim abi. Kira Akan. Ben şarkıda yazan ismine gidiyorum. Mörs sırasına göre ya da nakara sırasına göre gitmiyorum şu an abi. Ee... Şarkının başlığındaki başındaki göre, Kılı Hakan her zamanki gibi berbat, üzgünüm. Yani ritim ağlıyordu gerçekten. <laughs> Yoktu bile ve <laughs> hemen not aldığım sözü söyleyeyim. Bayanlar falan mı? Şey. Evet. Fark etmez erkek ol ya da bayan. <laughs> Abi midir çok. Işte, buraya gerçekten Çakallar döneminden e, yayınlanmamış bir verse koysaydınız daha iyi olurdu muhtemelen ya. Çok duygusal yaklaşıyorsun bu çok bunu şey muhalif olmak için söylemiyorum hani üzülerek söylüyorum. Çok duygusal bak Bunda gerçekten... duygusal bir şey yok abi. Sen e, ne anladın şu söyleyimden Bak bu tarz konularda gerçekten kafanda bir şey oturtup beni hiç dinlemiyorsun. Ben bambaşka bir şey söylüyorum. Baykan şu an. Keşke çakallar Duygusal albüm... değil. çakallar abimden dediğin bu o kadar kötü ki keşke adamın o çok daha erken amatör döneminde yaptığı ama en azından iyi olan saygı duyacağımız bir işini koysaydın Bir, bir saygı duyacak falan değil. Yani. Saygı duyacak falan değil. O kadar kötü ki yani 23 sene önce 25 sene önce yaptıklarından bile kötü onu diyorum. baya kötü var Evet. Duygusal değil, gerçekten Anladım. kötü. Ben saygı duyacak bir şey beklemiyorum ki Hakan'dan zaten. Ama artık. Kila'dan Son daha kötüsü var parçada Uzi. Hani tamam ritim ritim katı tutma bazında bakıyorsak tamam. E, kila'dan o o parçadan iyi ama yani Uzi'nin iğrenç borsu dinlediğimiz. Uzi yani. Abi yani okuyayım bir, sen oradaki evet, sana oradaki not aldığım evet, sözleri de not aldığım. Not aldım özellikle. Tamam şekilsiniz ama yuvarlak da şekildir. Abi. Bir de bu cümlenin öncesi ve sonrası ile hiçbir kafiye baya, uyumu da yok bu arada. Baya şey abi bağcılarda jilet tükürüyoruz şu an böyle. hani yuvarlak da şekildir brom hani <laughs> Gerçekten bayağı bir şey ya Facebook sözü bu ya 2015. Aynen 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 ümraniye Facebook. ümraniye bağcılar yani buranın şey jargonu. Atar atar gidere gider demirden korksak trene binmezdik aynen, falan. Aynen aynen aynen. Böyle iğrenç iğrenç böyle kamyon arkası atar yaz şeyleri böyle. Öf. Birkaç tane daha vardı. Bir tane daha var. Yani... Senden daha sert penisim inanmayan ellesin. Abi böyle yani... Alkış. Kontra bunu beğendim. Ben, ben buna çok şey söylemek isterim de tutuyorum kendimi. Şöyle söyle lütfen. <laughs> yani, yani, şey mi yoksa hani e, Yok, <laughs> çıkar göster ya. falan gibi bir şey gelmeyecek değil mi? Hayır hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> Hiç öyle bir merakım yok yani. Hayır, hayır. Hiç öyle bir <laughs> zaten. Yani Uzi ne yapıyorsun? <laughs> Uzi ne yapıyorsun değil abi maalesef. Türk, Türkçe rap ve rapçiler bu. Yani, arkadaşımız demişti ya hani abi ben bu yayınlarla hani Eğleniriz diye eğiliyordum ama artık rapten tiksindiğimi fark ediyorum diye. Ya gerçekten aynı noktadayım abi. Ya bu ne çünkü yani bu, bunlar da muhabiriz abi yani. ben seninle kavga etsem ya da seninle deyince çok kötü bir örnek olacak. Ben biriyle kavga etsem gidip de oğlum ben senin benim penisim bile senden daha sert gerelli istersen demem yani. Bu nasıl bir cümle ya. ya zaten, <laughs> bu nasıl bir tehdit yani. yani? <laughs> evet yani nasıl ve tehdit? abi arkadaşlar <laughs> gerçekten lütfen. Nüspen... <laughs> bu tehdit değil ki bu baya fantazi ya. Hep şey <laughs> arkadaşlarım gerçekten homoseksüelseniz seks teklif edin insanlara, hoşlandığınız kişilere falan hani bu iyi bir yöntem değil hani bu hani bu, bu şu an şu an izlediğiniz taktikler iyi taktikler değil. Ah Henneseyi ben kaçırmışım öbürünü yazarken ne o? Henneseyi kaçırmışım valla. Yani hiç bunda utanılacak ayıp olacak bir şey yok yani, aş yani çünkü aşağılamaya çalışırken çok skandal şeyler söylüyorsunuz çok utanç verici şeyler söylüyorsunuz lütfen arkadaşlar ya. Çünkü aklınız başka bir şey çalışmıyorsa bari bunu yapın abi. Bu iyi bir yöntem değil yani. Çok utanç verici şeyler noktalardasınız çünkü yani. Hayatın ben hala hepsi, yap... hepsinin pişman olacağını düşünüyorum birkaç sene sonra hepsinin. Hiç abi asla pişman olmayacaklar. Çünkü pişman ol ben... pişman olacak insan zaten bunu yapmaz. Hani o vizyonda olan hani kendini bu şekilde geliştirme yolunda olan insan zaten bunları yapmaz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> <laughs> asla pişman olmayacak. <laughs> Ozancığım iyi geceler. İyi geceler. Ne demiş? Henüz mevzusu. Hayatında en mi gördün? Hayatında evet. Gün görende zaten herkes <laughs> VSOP ile geziyor abi evet. Abi bir atladığımız isim şey var. E, Hayki var. Geleceğim. Onu da değinelim istersen. Güzel nakarat. Gerçi motiveye de gelmedi. Güzel nakarat. Da o melodik nakarat sonunda Turkish Nightmare diye böyle eko böğrene kadar. <gülüyor> Ve <gülüyor> yani ya hiç çok anlamsızdı çünkü abi. Gerçekten yani ne alaka niye, niye ne, ne gereği var onu yapmanın yani. Bir iki parçayla nakaratın ne alakası var? Nakarat güzel nakarat. Evet ama bu parçanın nakaratı değil. Niye niye bu nakaratta yazık ettiniz yani o, o nakarata? Çünkü nakarat güzelmiş abi yani yakalıyor. Eyvallah ama neden bu parçada yani? Böyle niye sonunda Turkish falan ne gerek Ya mu, yani. mu, sanki şey gibi durmuyor mu? Haki'nin bir önceki albümünden kenarda kalmış nakarat da kullanalım deyip evet, şarkıda evet, de kullanmışlar ya. gibi. Hiç, hiç, ilgisi, hiç, ilgisi, yok yani. Bence Eko Fresh'in yani... Turkish Nightmare diye bağırması şarkıya daha uyumlu yani. Nakarat hiç uyumlu değil yani. <laughs> nakarat komple alakası yani. Haki de, de, değil bu arada bu yani. Motive'ye de çok üstü kapalı değindik hani şey kim en derken ona da geleyim. Abi dediğim gibi o, tekrar özet geçmek için söylüyorum yoksa daha Farklı bir şey söylemeyeceğim de. Yani ben gerçekten hani annenizi beslemenizden ve e, Tupak edebiyatınızdan çok sıkıldım. Hani annemi doyurdum, anneme ev aldım. Tamam abi e, hepimizin çok sev annesi var. hep hepimiz, hepimiz çok seviyoruz annelerimizi ama yeter abi. Sıkıldım artık yani. Be beş yıldır anne edebiyatı dinliyorum. Veya Tupak edebiyatı. Yani Afen'i Şakur övmüyordu bu kadar. Hani bunu söylemiştim. Özet geçeyim diye tekrar e, toparlamak adına tekrar ettim. Y yine de şarkının bence en iyi şeyi isimlerinden bir tanesi Motiv'i ama ya ev parçadaki o, en iyi evet, var. De, Yine dediğim gibi son şeyden son albümüne göre aşağıda burada da yani. Evet. Ya son albümünün de e, e, güncellenmiş versiyonundan aşağıda. Yoksa son albüm Makavel'in ilk versiyonu bence kötü albüm. Ben seviyordum ilk halini ya. Atilla demiş ki Joker birisini geçirmiş ama bize olabilir galiba diye sanmıyorum bize. Yok senden. ya ben baktım hiç bizimle alakası yok onun. Ya çünkü ya şey değil abi sallayamaz. Ya, üzgünüm denk değiliz Yani. Tum, Allah. Gazoz taştı. Yani... <laughs> Peki. <gülüyor> Peki. En sevmediğim şey. Ne gazoz taşmaz ama. Gider. <laughs> Yok şey pede de geldi bir kısmı da şekerli şekerli yıkanacak neyse. Ya da yenisini alacağız bilmiyorum. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Ama ya abi şey denk değiliz aynı seviyede değiliz üzgünüm. Hani ben MC değilim ya da streaming olarak bunu söylemiyorum. Tabii ki benden fazla streami falan var eyvallah ama yani abi. Hani Çin, genel kültür bazında da hani Çin'den korkup Osmanlı'dan korkup Sedören Çinler falan <laughs> hani anladın mı? <laughs> ya da işte Eminem'in kardeşin hay demesinden ziyade Eminem'in grup arkadaşlarıyla parçam var falan hani o yüzden veya yaptığımız iş yani bilgi birikimi bazında yaptığımız işler ortada. O yüzden hani şeyse bizeyse diye ben bu kadar fevri giriyorum şu an. Bizeyse de hani üzgünüm. yani denk değiliz. Ciddiye almak. Yok, alakası yok ya. Bence ben okudum şimdi hemen açıp. Bence bizim alakası yok. Yani gecenin bu saatinde oturmuş bu yayını izliyor değildir herhalde. Ağzımı çekemiyorum tekrar taşarsa diye Dur. <laughs> abi. Kesin taşıyacak şurada. Evet, Kesin <laughs> evet, taşıyacak. <laughs> evet, evet. Dur bu ıslak mendilimi de alıyorum al şurada. Hani <laughs> söylemesen gülmeyecektim. Evet. bir şey olmayacaktı ya yani. Gizli, gizli izleme falan değil abi şey değil yani. Ee, Birçok kişinin baktığını şeyden biliyoruz. Bazen hani bize üstü kapalı sövülen şeyden falan biliyoruz. Yani ama benim dediğim gibi izlenme kaygım olsa ben burada zaten üretmeye çalıştığım içeriklerin ya da ürettiğim ciddi içeriklerin yarısını yapmazdım ben de hani memelerime vurup <laughs> yani Fortnite falan oynardım yani Valorant oynardım herhalde değil mi? Hiç böyle bir şey hani, istemiyorum ben Hayır yani ee, çünkü bu yani abi Twitch'in de bir kısmı aynen Türk şeref kitlesi gibi yani yani onlar bu şey arada abi, bir sıkıntı... para peşinde olsalar hani her şey hani burada e, sanal dilencilik yapan birçok insan var yani. Evet arkadaşlar yeni yeni bir X zımbırtı alacağım. Onun için bağış topluyoruz diye şuraya bar koyuyor utanmadan yani. Yani onu da yapan var. Abi bir sıkıntımız var. kaygısı ee... olmadığı oradan belli olsun herhalde yani. Bizim ses dengemiz çok uçukmuş. Devamlı ses açıp katma, kapamak zorunda kalıyorum. Denilmiş de bunu e, biz dokuz buçuktan beri buradayız ya. Söyleseydiniz de ayarlardık onu. Senin sesin normal yüzde yüzde. Benimki de eşit olsun. Yani ya ben mi... Şekilde. Ve senin eğer... daha iyi normal yani. Mikrofon şu an uzak bana. Yakınlaşayım eğer benimki az geliyorsa. <laughs> Undertaker seviye <laughs> abi bu işleri yapalım lütfen dedi. Yani. <laughs> Demin söylediğim şey için ona gülüyorum şu an. <gülüyor> <laughs> Neyse ilerliyorum abi. Ben Parçayı sevmedim, bunu da sevmedim üzgünüm. Şu ses sorununu çözelim mi? Varsa eğer öyle bir sorun. Eşit geliyor Herkes ya bir Baykan abinin sesi denmiş. O ben biraz hani gülerken fa ileri geri falan yapıyorum. O ondan gidip geliyordur benim sesim. Mali abi senin ses daha Aynen yüksek şey. ama öyle rahatsız etmiyor Evet, eyvallah. Dur tamam bir dakika biraz <laughs> daha geriye alacağım mikrofonu. Şu an nasıl? Bakalım. Dene. Artık mikrofonu çünkü daha taşa koydum yani Yok ben. iyi. Bence abi en başından beri iyi ya bence. Hani ben bir sıkıntı duymadım. Tamam, okey. Yani, Balkan abinin memelerine vurmasını ya izlemek şey isterdim. var, Yani bu, burada düzgün içerik üret, üretmeye çalışan Twitch bazında da, hani Youtube bazında insanlar var ama bu rağbet görmüyor yani ama şey değil zaten hani bunu çoğumuz da rağbet görsün diye kendi istediğimiz için yapıyoruz abi. Benim karantinada yapacak daha iyi bir işim yoktu yani. Ki hala karantinaya devam ediyorum, onun için şikayetçi değilim. <laughs> evet geçelim mi şarkıyı? 45 dakika falan evet, oldu Evet 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 geçiyorum. <laughs> Bayağı benim bir yerlerimde uyuşma başladı. Yavaştan. O zaman e, O zaman ne gelsin? Bakıyorum. Hmm. <gülüyor> Seçemedim <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki. Memelerini nasıl atarsan kariyerinin nereye gideceğini tahmin bile edemezsin. Bunu yap, bunu yap. Yemin ediyorum. <laughs> Güzel atarsan eğer label açacağım yani parayı basıp yok, bütün kazandığım parayı. Yok. Bu arada karantina biterse yayını abi çekme dinlenmiş sanmıyorum ya biz bize mutluyuz burada. Hani ama bir to, stüdyo çalışmalarımız, e, turnemiz aksarsa yayın takvimine çok bağlı kalamam diyeceğim de şu andaki yayın takvimimizde hani nasip kısmet <laughs> üzerinden gittiği için çok fark etmeyecek size bir şey yani. fark <laughs> anlamazsınız bile yani. Ömerciğim iyi geceler iyi uykular. Sıradaki parçamız SVA. Aklımın ucu geliyor. Evet geç kararları şiddetli geçtik. Kim bu adammış? Servet Azimli Çakar. SVA yeni niki'ydi. Yani bu bayağıdır kullanıyor. Gerçi çok yeni diyemem de. <laughs> Bağırma lütfen SVA adam diye. Evet ben beğenmedim. Ha, beat, beat de sarmadı. Vokal de sarmadı. Hani şey. E, Netde'den falan. E, tabii ki iyi yani. Onu şey yapmayacağım. Ama yani. Ah, yetersiz. Kısaca yorumum bu. Bu kadar yani. Başlangıçta çok kötüydü ve abi e, adliblerdeki bağırmalar gerçekten çok kötü. Çok rahatsız ediyor yani. Benim hiç ekleyeceğim bir şey yok. Katılıyor musun yoksa dinleyemediğin için mi? Yok kat katılıyorum birebir katılıyorum. Ha. O zaman... Ha, i̇çimden bir şey eklemek de gelmedi yani. Tamamdır. Ya. O zaman sıradaki parçamız. Ozbi geceyi anlatmış geliyor. Üzgünüm. Zetten de geç kararları çıktı. Ben de fade attım. Aynen Ozbi beni bırak sen devam et gerçekten ya, o, ya şey var Ozbi samimiyet bazında bana da son yüzyılın <laughs> en samimiyetsiz figürlerinden birisi olarak geliyor bu bir gerçek kendi adıma bir tatlı parçanın müzikal kısmını beğendim ee, Vokal ise abi yani gerçekten Bartu Bart Küçük Çağlayan mı olmak istiyorsun ee, yani <laughs> şey indirakçı mı olmak istiyorsun rapçi olmak istiyorsun bir karar mı versen çünkü indirakçı olarak da kötü bir indirak bu yani kötü bir vokal yani üzgünüm yine çoğuna katılıyorum bir karar vermesi şey... lazım yani ne yapmak istiyorsun çok cringe çünkü yani kesinlikle samimi gelmiyor bu arada Bartu Küçük Çağlar'ın dinlenebilir şarkıları var en azından. Ben o, şarkısını... üzgünüm, onda çok boş bir şarkı olarak görüyorum bu arada kendi adımı. Ya tamam, sadece dinlenebilir birkaç şarkısı var. Ozbin'in düşünce aklıma gelmiyor. Ben şey şarkının başında sıfır beklentiyle başladım, hatta eksi beklentiyle başladım ama şeye geçince, altyapıyı duyunca o dedim, Dur, farklı bir şeyler denemiş galiba Ozbin dedim, vokale gelene kadar. kadar yine aynı şeyleri denediğini görerek müzikal kısmına yazık olmuş diye üzüldüm yani. Ama katılıyorum sana o konuda. <laughs> yani evet Ozbin'in artık hakikaten alkol evet abi Türkiye'de bir tek siz içmiyorsunuz alkol abi. Hatta muhtemelen sizin hiç bilmediğiniz alkol, alkol içecekleri tüketen insanlar var yani hiç görmediğiniz. Gerçi Cihangir solu bir insan olsa Ozbi olurdu gibi geliyor bana ya. <laughs> Üzgünüm. Yani aldığım vay vay yani adamdan. <laughs> Alkol dedikçe zaten şu başındaki şapkayı gördükçe sinirim bozuluyor baykanca onu, onu da bir hatırlatayım. Eyvallah. Evet, canım sıkılıyor. Hani <laughs> ismi görmüş hayatında az bir değil mi? <laughs> yani şu, şunu kabul ederim hani e, bugün yine farklı jandalardan iş yapmaya çalışıp bizi mahveden Veysel, Veysel Mutlu ve Belet'in işinin yanında falan bayağı iyi iş kabul ederim bunu. <laughs> Babam şey köz çıkmış <laughs> diye kapıdan bana seslendi de gidip <gülüyor> <onlayayım>. <gülüyor> Sonra da yeni, yeni parçaya geçeriz. <laughs> Getirseydi daha çok eğlenirdim ama. <laughs> Geliyorum. Közde alıp getirseydik daha çok eğlenirdim. <laughs> ne yapalım bir Baykan'ı trolleyip bir sonraki şarkıya mı geçsek ya anons edip? Listede ne var bakayım. Ben de yarım ekran olduğu için liste gözükmüyor. Şimdi büyüttüm bakacağım. Hmm. Abi karışık çalıyormuş. Listeden karışık çalıyor o yüzden şey yapamıyorum. İyi inferide sanılsın. Ha baya karışık gitmiş bu arada. En başlarda sıralı gidiyor. Sonra 3 şarkı atlamış. Ne kadar şarkı var biz bunların hepsini ne ara dinleyeceğiz ya. Ha bir kısmı şey tro şarkıymış tamam. Bu şarkıyı ben 20 sene önce dinledim. Ne işi var burada diyor. Kaç parça var? Tahmini söyleyeceğim çünkü karışık çalmış. Tek tek sayamayacağım hepsini. Bir. Aa bir şey oldu işte. Geldim. Burada bir, bir, ee, hoş geldin. Hoş buldum. 1, 2, 3, 4, 5... Ne oluyor? Albümden kaç şarkı bilmiyorum. kaçak şarkı kaldı diye bakıyoruz da. Ha, ya albümden şey... E, liseyi gündüzden sağ olsun gelince hani Emir de bizim odada var görüyorsundur zaten aşağıda. Hı hı hı, Emir hı hı. de hani unutabileceğim düşündüğü şey falan ekliyor. Hani kararsız kaldığı için birçok şey atıyor yani. Evet yani bir de karışık gitmişiz o yüzden ben çıkaramadım şu anda yani, söyleyemeyeceğim tam kaç tane vardı şey var diye. Bu, süremize göre yorgunluğumuza göre bakarız ona ya ya bir de aşağıya Troll şarkıları eklemişsin Hani e. bu şarkıyı ben duydum daha önce evet, adını de. mı yayını açma şarkıları sorunlar var fark yani Ay, ben bu parçayi geçiyorum abi tamamdır bu kimindi bu da çünkü şey ona bir bakacağım topik ha ne orada o zaman sıradaki parçamız Mörda Kırmızı Ya Da Mor Geliyor. Evet chatten de geç karar çetti, geçtim. Ya bu parça... E... Arkadaşlar ben geçemiyorum fade atamıyorum. Atam. Direkt lock diye basıp geçebiliyorum ancak o yüzden basmadım. Ya şarkı bence de aşırı tek zar Zarya'ya katılıyorum ve şey var. Ya mix ter, tercihen mi böyle yoksa yine bir e, duyum problemim var bilmiyorum ama aşırı parça bana aşırı kalabalık ve gürültülü geliyor abi element olarak. Sende de oysa oldu mu bilmiyorum ya. Oldu oldu. Oldu. Aşırı kalabalık Fazlasıyla. geldi parça bana yani. Yorucu. Evet, ya evet. bir de şey değil mi, e, MOB rapinin bir tık daha kötü olanı gibi geliyor bana hep. <laughs> Kısmen evet. Yani çok çekmiyor o yüzden beni. Yani. Beni de çekmiyor kesinlikle. E, ve Evet gerçekten ne, çok nereye fazla... Nereye gittim ya, yani. ne oldu Görüntü mü dondu yine? Yoo varsın. varsın, varsın varsın. MOB tam, rapi, bir şey böyle bir şey var artık arkadaşlar gerçekten. Var yani gerçekten var. Hatta ben Merlin'in şeyini ilk, ilk şarkısında da aynısını söylemiştim galiba. Emobili yani değil mi bu ya diye. Üzerine de konuşmuştuk onu. Burada ilk denediğimiz şarkı. Evet. <laughs> ben bunu çatalla hiç doldurmaya kasmayayım. Elimle doldururum. Kendi kendime konuştum kusura bakma. Evet. Ve <laughs> <laughs> elimi yıkamaya bir kere daha giderim bir, bir sonraki parçada. Ya da bir yerde sorun yok. Ya bunu da hızlı hızlı geçiyorum abi çünkü albüme falan bakacağız daha birkaç hani bir iki albüm var yine onlara da bakacağız birki en azından bir kişi arkada olsa evet evet zaten beğenmedik, onları konuşmuştuk zaten beğenmedik geçiyorum bu da topik bunu da aradan çıkaralım kimmiş bakayım ee, arkadaşlar genel bir e, özet geçeyim o zaman da e, konuşmuştuk hani MOB'deki kişilerin işleri birbirine benziyor falan diye hani mobiliyesi e, ne olduğunu bilerek konuşmuştuk zaten <laughs> kalkmışken <bro> al abi <gülüyor> tamam <gülüyor> 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 Çok fabrikasyon evet katılıyorum. E MOB sound. Bu kim olduğunu da bilmiyorum. Slide diye bir iş. Yani atladım. Unuttuğumuz bir, bir şeyse hani yazarsınız bana. Hani önemli biri ise. Hız kazanmak adına geçiyorum bundan. da. Ee, unuttum yani. Aktay. Yok hayatı bilmiyorum. Onun için atladım şu an için. Yani bilindik biri değil madem. O zaman e, sıradaki parçamız. isterseniz siz yazarsınız bakarız. Sıradaki parçamız Miraç Narah geliyor. <laughs> tamam. Mali Mali durdurdu. Fade atamadık çünkü elim tütünlüydü. <laughs> Abi Sümey... Fade atamıyorum o yüzden. dirildi mi? <laughs> ya da şey kural kural 8 ilahimi mi yaptı eziyi unutma. <gülüyor> Neden? <gülüyor> 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 oy oy. Ceceli Bence dinle. eğlenceli şarkı bu arada. Yani buradan devam etsin. Abi bu konuda gerçekten soruyorum. Bana bana hani şey Irak düğünü sample şakasını yapan Ozan <laughs> şu an online mı? Burada ne duyuyoruz abi? Hayır gitti o. Bunları da gör Ozan kardeş. Ya gülüyordun <gülüyor> Hatırlıyor musun onu? <laughs> Oğlum biz ne dinledik az önce? bunu eğlenceli ya. Ben rap olarak ya da işte Miraç diye açmam yani. Öyle ki eğlenceli açarım arkadaşlar. Oğlum aslında. rap olarak bir şey açacaksam da Miraç açmam zaten bu arada bay bay. Hani yani zaten. yani hani herhangi bir şey. Arkadaşlar 5 yani. verenler genelde şey yapıyorlar hani. E, Trollüğüne bir vermiyorum, 5 veriyorum mantığıyla. O yüzden bizim anketlerde genelde bir ve 5 çıkıyor. Arası pek çıkmıyor. <laughs> evet. Yani. Ama yani açıklamasını o şekilde yapayım ben kendi. Ya ben daha önce ya yani benim ...yeni bir dil yapıyor olsam prim kelimesinin karşılığını Miraç olarak değiştirebilirim diye yani... ...evet nereden tutarsa de diye hala denemeye devam ediyor. Rak yaptı, dil okuluna gidiyor haberlerini zamanında Hip Hop Forumunda okumuştuk haber olarak verildi bu gayet yani. Ve hani şu an her şeyden ne, ne tutarsa acaba diye deniyor ve bu arada gerçekten e, ton dışı okumadı. Kabul nakaratı ama yani ton... Bu ne abi yani? Bu ne yani? Gerçekten hangisi tutarsa oradan devam edecek ama Miraç'cım muhtemelen hani... Çok bazen çok vizyoner olamıyorum. Çok öngörülü olamıyorum bu konularda. Mali benden daha iyi kesinlikle fal konularında falan ama ben asla <laughs> hayal ettiğin şey yaşayamayacağına emin gibiyim ya. Dur ya hatırlattım ben bir maça bakayım ne olmuş. Tamam. <laughs> yani, sen Sagopa'nın hype'ını ıskalamış anlamsın ya. Aa çok üzüldüm şu anda. Son maçtan yatmışım. Durun benim, benim çoktu arkadaşlar fal bakamıyorum kusura bakmayın. <laughs> Sen şansı oynamadığın kuponu sırf şu an bunu dojlamak için bu muhabbeti şu an kuponun varmış gibi davranıyorsun. Ya. Ya. Şarjdan da çıkarayım. Bak. Tamam. Bakayım. Gözüküyor mu şu sondaki çarpı? Bak Aa, çarpı evet, var orada evet, bak. Evet. Bak, bak, evet, bak. Evet bak, evet bak. evet. Bak. Bu arada hesabından gördüğüm kadarıyla TC kimlik ne olsa arkadaşlar Maldin? 1-3 <laughs> gerisi yok. <laughs> tamam. Kupon numarası lan orada yazan e TC kimlik yazıyorsa göstermem. Bir an tırstım baktım. Evet seni korkutmak dedim amacım, amacım zaten ya. Yok TC kimlik yok. TC kimlik ne yapacaksınız ya, yani. Undertaker Seyfi'ye. Mirac'ın biraz demeçlerine geçmişten bu yana gelen hal ve tavırlarına bakarsan hani Mirac her şeyi yapabildiğimi ispatlamak istiyorum. İşte ben böyle müzisyenim diyecek birisi değil. Tamamen abi ün kovalıyor. nereden geleceğini kestiremediği için hepsini deneyerek kovalıyor yani. Çok bariz. Bir... Evet gel. Oo, Ben bir dakika. Çete açayım derken sesi açtım. Evet. Özür dilerim. Evet 1.18'den de o yüzden zaten dedim artık ben 1.18'e bile tutturamıyorsak ben, ben benim fazlalığım yani, burada bitmiş. Ya bu çok be hatta şey var. Şehin Şaha yaptığı ayıbı ifşaladığının farkında değil arkadaş. Bu çok üzücü. Yani Şehin Şah buna mix'i atmış ya röportajda söylemiş hani o şey mix'imi yaptı yani Feybi unutma diye Miraç'a laf çarpıyormuş. Abi ben ben sizin mixiniz yapmak istemiyorum. Benim, benim e, beni aşağı çeker falan diye adam eziklemişsin. Ondan sonra adam ünlenince bir şey istiyorsun ve haliyle seni ignore ediyor diye yani adama gelip de <laughs> kinlenmezsin yani anladın mı orada? Kendi skandalını ifşa alıyorsun sen aslında zeki kardeşim benim ya. Yani. Ama şu an pilim tabii şeyin şu getirisi var tabii yani. Bence Mirac hakkında da yeteri kadar konuştuk. Geçelim mi? Ee, geçmeyelim. Sen azıcık chatle sohbet et. Ben tütün doldurdum ya. Çünkü ya işte bu bandrolü tütünlerin yine daha kaçak, kaçak tütün almayın ayrı Bandrolü bir zaafı var ya çabuk bitiyor. <laughs> Onun için Star Wars'a yeni kafa yaptım. Elimi yıkayıp geliyorum hemen. Tamam pek Bu kulakla çıkarabilirsen. ama ne güzel çıkardın. Evet. iyiyim Yasin sen nasılsın? Bunu her, her baykan gittiğinde yazacaksın değil mi üşenmeden? Ferit özellikle okumuyorum, <laughs> okuyup kendime saklıyorum. <laughs> Çünkü öyle bir kanal değil burası Baykan'ın Baykan'ın kanalını fal TV'ye çevirmek istemiyorum. Bak tutmuyor zaten, gösterdim, gördün, tutmuyor yani. Aa evet Baykan'ın öyle bir özelliği var, direkt şey ee, hani elimi yıkayım, yıkayıp geleceğim dese dediğin gibi itiraz etmezdik ama açıklamasını yapıyor, hep öyle yani. Onu öyle kabul etti. Ya artık bir ekran daha benim bulmam lazım ya. Başıma öne yemekten boynum ağrıyor. Cuma akşamları. Yasin burası nasıl bir kanal? Benim anladığım kadarıyla böyle tutarsız. Kafasına göre iş yapan. Falan öyle bir yer büyük ihtimalle yani. Ben öyle anlıyorum. Bayağı ciddi ciddi girilmişti ve şu an tek ciddi içerik olan hip hop 101'ler yapılmıyor yani. Geldim. Seni de buraya bağlamayalım bu konuyu lütfen. Geldim geldim geldim. Çok beklettim. Hoş geldin. Kusura bakmayın. Ben senin kanalına gömüyordum kusura bakma Göm göm ya istediğin gibi. <laughs> Yine çıktı şey kedi sesi. Arda 10.000 puanı buna mı harcadın ya? Çağrı Sincir'e de bir olayın olmuş. Şu an onun hakkında düşüncen nedir yani? Çünkü birçok yayında hani müziğini beğendiğimi söyledim. Hani bu aramızdaki olay e, la, alakası olan bir konu değil çünkü iyi müzik yapıyor ama e, kendi adıma hala yanlış bir arkadaşlık tercihi olduğunu düşünüyorum zamanında yapılmış. Ha, ya. keşke 10 bin puan harcamayıp biraz evet. daha direktirip nikah bassaydın. <laughs> Gerçekten <Yani gülüyor> şey değil. Ha bu arada şey diye öyle aramızda şey de yok hani kan davası gibi bir şey düşmüyorum biz hala hani bir sıkıntısı olursa hani yatıyorum Allah göstermesin cenazesi menazesi olsa giderim yani. O kadar da büyük bir beef yok ortada yani. Ortak arkadaşlarımız var hala. Yani problem yok o açıdan. Geçen klasik yayınları tekrardan dinledim. Birkaç eleştirim olacak. Discord'a yazarım zamanla. Ciddiyetten uzaklaşılıyor gittikçe. Ee, şey haftalık haricinde ha, haftalık haricinde de mi? Zari. Demin şey söyledim ben de biz bayağı ciddi bir kanal olacak diye düşünüyordum ben en başında. 101'ler de iyice azaldı. Hani biraz Baykan'ın dediği gibi işte kadar kısmet yani, kafasında ilerliyor. Kadar kısmet. Mantı şey var, onun. Bir, benim uyku düzenim yıllardır bize hepimize büyük problem biliyorsun zaten. Hani hem bunun etkisini oluyor bir de şey vardı. Önceki haftalarda da Hip, hip Hop 101 için ee, şey... Jenk'in hem internet problemi hem akademik sıkıntı e, kariyer yapmaya çalıştığı için sınav dönemi falan denk gelince kasıtlı ertelemiştik. demiştik. Bu haftaysa şey oldu. Cenk bana abi biraz listeyi daraltalım çok uzamasın hani en azından hani önereceğimiz insanları hızlı hızlı dinleriz ama üstüne konuşacaklarımızı bitirelim bir hafta dedi. Ben ona liste liste atamadım çünkü e, mantıklı bir saatte uyanıp o listeyi çıkaramadım yani hatta fark ediyorsunuzdur. Normalde en azından pazartesi salı gelen haftalıklar bile bu son bir iki haftada şey de geliyor. Perşembe günü falan gelmeye başladı yani. Ama düzelecek söz. Bak Zari yazmış şey diye. Nasıl ilmatik yayında konu çok fazla dağılmış. %40 alim aracı konuşulmuş neredeyse Gerçekten diye. Gerçekten mi ya? O farkında değilim. Tamamdır. Daha dikkat edeceğim buna. Peki anket önerisi var. Açabilecek birisi var mı? Açacak mıyız? Tamamdır. Yarın goy goy yayın olsun mu? Şeklinde. Aa, evet öyle bir şey planlıyoruz. Selim'le de sürpriz olacak. Kokmaz ama. anket. Selim falan da gelebilir yani ona. Epidemikten kopmaz anket önerisinde bulunmuştu. Ben, ben Zahir'in dediği şey ya samimiyetsizlik değil de hani böyle ya, ciddi konular çünkü e, haklı, haklı, çok haklı. kaynamasın arada mantığında ben de haklı. hak veriyorum onu. Haklı çünkü şey var biz e, çünkü ben hani, hani, internette güzel bir kaynak da bırakmak istiyorum hani yeri gece goy, goy yapacağız diyordum da artık hani biraz şunu da itiraf ederim benim e, haftalık global dahil olmak üzere Dinlediğim şeyler yüzünden rap müziğe bakış açım ve hip-hop kültürüne, hip-hop kültürüne demeyeyim ona gerçekten yani çünkü o öldü zaten de. Biraz zedelendi diyebilirim artık. Eskisi kadar ciddiye alamıyorum ya da tutku duymuyorum. Bunun da etkisi var. Yani şey değil tabii ki. Yani. Tutku duymuyorum diye hani Wu-Tang Clan, Chambers albümünün incelemesini yapmayacak değilim ama. Biraz da hani bazı şeylerde isteksiz gittiğim doğru yani. Hani bunun maliye zaten dertleşirken söylüyordum abi o kadar kötü şeyler geliyor ki yani ben hani çoğu şeyi sorgulamaya başladım diyorum yani. Ben ilerliyorum. Bu taraftan yazdıklarınızı da okuyacağım. Tamam. Ya, evet, bu evet Anket... O doğru. O da doğru. Ya doğru ama e, ya ben bunun dengesini kurmaya dozunda, çalışacağım. Dozunluk dozunluk sürece yani. mantıklı yani. Ben bunun dengesini kurmaya çalışacağım aslında. İşte i̇ki haftaya düşürdük ya mesela. Bunu da söyleyeyim öyle geçeyim. Mesela iki, e, Almanca bittikten sonra tabii onu yapacağız. Hani iki haftada bire düşecek ya mesela. Her hafta olmak yani Hip Hop 101 veya klasik Hı -hı. inceleme mesela. E, orada mesela bir hafta klasik ile aynı gün e, albüm inceliyorsak, Hip Hop 101'de ciddi bir grup inceliyorsak, bir e, konuya değiniyorsak, terime değiniyorsak detaylıca, döneme falan. Ertesi hafta orada mesela tamamen müzikten bağımsız bir goy goy içeriği gelecek. Yani o şekilde o dengeyi kurmayı planlıyorum ya. Bu arada anketi manipüle mi ediyorsunuz yoksa normal gerçek oy oranı mı şu an? Ben ilerliyorum. Bu arada ilerle abi. Vakit ka kaybetmeyelim. Çok ee, bu arada Aktay'a bakmak istiyorsanız demin atladım ya tanımıyorum ben de. Ya. Siz bakmak istiyorsanız bakarız. Mmm Tan içimde biri var geliyor. Evet, chat'teki geç kararı geldiği için geçtim. Ben BT'yi bayağı beğendim bu arada. Bunu baştan söylemem lazım. Emir Göç de harcamış BT demiş. BT demiş. Benden fikir. Aa ee... Ya şey, Miraç'tan sonra bana iyi geldi ama kötü <laughs> yani. Çılgın Tankurt'a çünkü hep aynı şarkıyı veriyormuş gibi hissettiriyor bana. Yani şey değil, Tankurt'un iki yönü var. Hani bir, geçen hafta hani e, hafif eleştirdiğimiz hani abi sosyal farkındalıkta bari hani Acun şarkısı yapma kafasına demiştik ya. Tankurt'un bir o soundu evet, var, evet. sabit soundu. Bir de şey, biraz daha derdomsu ama e, şey, country rap etkileri taşıyan bu soundu var ya bunu öbüründen daha çok beğensem de hep aynı iş, hep aynı şarkı dinliyormuşum hissi tankurtta da bana aşırı gelen bir şey ama beati beğendim şaşır... şaşırtıcı ama beğendim ben yani biraz belki çok tankurt dinlemememin etkisi olabilir bunda yani aynı şarkıyı yaptığını duyacak kadar çok dinlemediğim için. Hı hı. Bu arada şarkıdan çok alakasız. Abi neden oyun oynamıyoruz pek tenmiş? Abi e, bizim oyun e, diğer içerik yayınlarımız hani haftalık kadar şu anlık dikkat çekmiyor. Ben partnerlik için biraz da e, partner olduktan sonra oynamayı hedefliyorum. Çünkü partner olma, ol, ol, olmamız uzayacak istatistik düştüğü müddetçe. Ve partner olmadığımız müddetçe siz 720p yayına mahkum kalıyorsunuz. Seçenek vermiyor. Hani kafasına göre veriyor Twitch yani bu açıdan oyun yayınlarına falan hem biraz setup'ım da hani çok atıyorum Cyberpunk full oynayamam ama en azından ya da GTA GTA 5 falan ama şey oyun atıyorum Dark Dungeon'ları vesaire hani biz benim daha zaten oyun tipim de çok şey daha indie oyunlar bazında rahat çalıştırırsa bile aslında biraz daha iyi bir setup'a ihtiyacım da var yani ikisinin içinde biraz bekliyorum diyebilirim. Bu arada beğendim derken hani şey fena bulmadım. Dörtlük falan değil yani. Evet fena bulmadım noktasında. Hani yoksa Dark Souls, Dark Stungeon, e, yine Dark Stungeon benzeri, Warshow e, ya da işte Steam kütüphanemi daha önce göstermiştim zaten. Bayağı eski point and click adventure'lar falan bayağı bir şey oynayacağız ama bunlar bir de ilgi çekecek oyunlar da değil. Hani biz 10 kişi kendi aramızda eğleniriz ama partnerlik olayı uzar yani. Hani bu kurumsallıktan da ziyade e, sabit stabil kalitede yayın verebilmek tek derdim bu. sanlısıyı severim. Onun için biraz bekleyeceğim. Peki bu soruya da cevap vereyim. Türkiye'de takip ettiğin yayıncı var mı? Hakkımda kısmında önerdiğim kanallarda Twitch'tekilerin hepsini görürsün. Twitch'ten gidenlerden de Sungur var. Twitch'te şu an yayın yapmayanlar da. Ama özellikle çok eğlendiğim, chat'inde de çok eğlendiğim Sin Educated Year ve modları, Sincap Bey, Ulusuruncu. sanat kültür bazında Uzay Zuhale'yi severim. Okan'ı severim. Gastron TV'yi severim. Hani öneriyorum zaten de ağırlıklı benim kendim hani yayın yokken de izlediğim kanallar bu bunlar ve dediğim gibi benzer chat'e hitap etmek niyetim. Mesafeyi söylememe gerek yok çünkü şu an buradaki haftalık yayında kitlemiz ortak kitle olduğunu bildiğim için söylemiyorum yoksa Mustafa canım ciğerim yani. Evet Sena Paptırcem'i de seviyorum. Aboneyim Paptırcem'e de. Tarih için Cansu Ungur'un eşi acemi filozof ve yine tarih ve edebiyat karışıklığı için Nane Molla, Berk altırık kanallarını önerebilirim gibi gibi. Cemil partnerliğe geçince onu test edeceğiz. Şu anda kayıtlar durmadığı için telif evet. açısından sıkıntı olmuyor zaten. Ama yayını, yayın, ben. esnasında ban yeniyor mu onu bilmiyorum. <laughs> yani henüz daha, daha iyi yiyemedik. onu, onu tecrübe ederek göreceğiz galiba. Miyamal <laughs> evet, Mia Malkova falan da önerdim. Yani ben, ya çünkü Witcher falan oynuyorlar abi. Türkiye'de en azından dürüst insanlar Mia Malkova'lar, Sasha Gray'ler falan çünkü açıkçası. <laughs> çünkü yani yaptıkları meslek üzerinden Twitch'te para kazanmaya çalışmıyorlar. Adaplarıyla oyun oynuyorlar abi. Ama bunun tam tersi olan Türk yayıncıyı çok fazla gördüm. <laughs> Hop oh, hoş geldin. Ee, i̇lerliyorum abi ben. İlerleyelim abi çünkü Evet şeye döneceğiz. Ş şunun hakkında ne düşünüyorsun bunun hakkında ya ne düşünüyorsun'a girersek şey rapçilere gelecek konu ya ondan korkuyorum ben. Özellikle ben biraz da bu muhabbetlere bu tarz bu Hı? günlerde geliyorum çünkü kanka çok kötü müzik olunca arka arkaya olunca bazen değer yargımız da kırılabiliyor yani artık bir alış kabulleniş. Biraz o kırılsın diye bu soru cevap kısımlarını arada giriyorum böyle yani demoları falan evet, da dinleyeceğiz Aynen hatta demo var mı bugün? Var demolar bugün ama özellikle demoları da hatta bizim demolar ne zaman dinlenecek diye soruluyordu ama biz işte Fresh'in parçada uzun süre durduk ve o sırada o soru gelmişti tamam uzun süre durduk ama baktığın zaman netlerden çıkıp dinlediğimiz üçüncü parçada o geldiği için onu biraz daha sonra attım. Biraz 3-4 e, e, şarkı sonra bir demolara girer albümlere yine öyle bakarız. O da biraz şey değil çünkü yani kafamız dağılsın çünkü çok kötü müzikler atılıyor üstümüze. Bir süre sonra objektifliğimiz de belki e, dinlediğimiz şeylerin ardı ardına domino etkisi yapmasından çok zedeleniyor olabilir diye ara ara böyle muhabbetlerle ben e, es veriyorum yani. Hı hı. Yok canım zaten niye verdin, niye cevaplıyorsun demedim. Ö, tabii ki, tabii ki demiyorum Yanlış anlaşılmaz da bilinç yemeyeyim ben. Ee, o zaman sırada Server evet. Uras, Yunus Emre ve Frekans sabaha kadar dans geliyor. Evet. Geçtik. Zaten bitti de. Ya Benim şu bugün dinlediğim en iyi parça ama eksikleri var. Bunu da söyleyeceğim tabii ki. Önce bu, bunu söyleyeyim. Topu sana atayım. Hadi biraz inatlar alıyordun gibi gördüm çünkü. Daha detaylı. Yo hiç, yok. Al, hiç almadım. Ha öyle mi? Ha. Şey, çete bakıyordum. Telefon ha. aşağıda ya başımın ucundan önü. Telefona bakıyorum. Abi bence eksikli. Ben bu arada bu şarkıyı dün biraz dinledim. Hiç sarmamıştı beni ama şimdi baştan sona kliple beraber izleyince fena değilmiş. Yine hala daha çok hani şey mükemmel bir iş gibi gelmedi bana da. Dünkü kadar katı değilim yani. Dün hı -hı. şey demiştim ya sana da. Hı -hı. Çok beğenmedim ben diye. Ben beğenerek paylaştım. Kadar... Çünkü e, orijinallik, o kadar şey ya, orijinallik o kadar... şey var. Şey ya, orijinallik vardı Çok şey var. chatte Undertaker da benim düşündüğümü söyledi. Snoop Dogg'la Pharrell Williams'ın Drop, Drop, It Like It's Sat parçası vardı ya. Meşhur hiti hatırlıyorsun. Dilimde döndü. Anladınız ama. E, şey. Oradaki Less Is More kafası beatte var. Bunu beat bazında söylüyorum. Hani orada da çünkü hı hı. çok e, tamamen drum üzerinde yürüyen minimal bir beat vardı ama o, diyorum hani ben mesela hani Fuat abi Flow Radio şey, röportajında benden bahsederken şey diyordu ya hani dört sample'ı iç içe geçiriyor. Baltı şarkı çıkarırsın bir beat yapıyor. Hani atom bombasını icat etmek istiyor falan gibi hı. bir şey söylüyordu yani. Less Is More kafası önemli değil. Yani bu, bu şarkı ve bu sound için bu doğru. Bunu doldursaydın enstrümanlarla falan kopacaktı. Burada flow'lar parçayı evet. yürütüyor ki hani iyi bir rapte duymak istediğim şey bu. Şu ana kadar herkesin birbirini iyi yönlerini söyleyeyim önce. Sonra eleştireceğim noktalara geleceğim. Klip çok eğlenceli evet. Eyvallah. Ee, bir tek cüce shaming'den biraz <laughs> hani belki şey yaparız geçen haftaki Suudi prens olayı üzerine ve fırında biz cüceye fırın attığımız için şu an cüce izleyicilerimizin gönlünü kazanmaya çalışıyorum ya da küçük küçük birey izleyicilerimizin <gülüyor> yani <gülüyor> şu, bu, bu, benim şu an trollük kısmı <laughs> neyse e, klip çok eğlenceli burada siz mor kafası burada enstrüman ek, buna daha fazla enstrüman eklediğinde enstrümantal bir işin güzel olabilir ama burada vokaller parçayı gerekli trafiği sağlıyorsa burada kötü olacaktı bu buna katılırım ee, ve e, son dönemde özellikle hani eğlence şarkısı yapıyorsak hadi ototune'lu olarak bir sonraki hayatımda gelin çakmasını yapalım ya da işte <laughs> klasik e, meriçeyiniz çakmasını yapalım e, kafasındansa daha orijinal bir fikirle gelinmiş buna saygı duyuyorum ve beğeniyorum e, ve son iyi anlamda söyleyeceğim diğer şeyse mesela Yunus Emre frekansın daha önce verdiği iki single'ında abi bu ikiliden hala beklediğim parçayı duymuyordum. O enerjiyi yansıtamıyorlar diyordum. Burada yansıtmışlar o enerji bize geçiyor. Olumlu olanların bu arada hepsine katılıyorum senin söylediklerine. Olumsuz kısım şöyle bazı sözler çok basit. Yani mesela Yunus Emre, Yunus abi burada şey de yapmış. Yani tanıdığım için abi diyorum ama parçayı yani tanıdığım için söylüyorsun. Dur ben, ben sana paslayayım sen başla sonra ben gireceğim demedim mi? Ha, tamam o zaman. Başında ben öyle bir şey atayım. <laughs> tamam, de, <laughs> Hayır hayır bitir artık sonuna geldim. Demedim galiba ama sen şey yap. Ya parçanın yok, normal çünkü bizim ülkemizde kadın e, tabu. Ya tamam yani bu cinsellik göze de sokuluyor çoğu kez falan ama yani çok büyük tabu. Yani şu, bunu çok klişe bir örnek olacak ama yani şu an bir dizi gördüm. Abi üvey annesinin teyzesiyle şaka yapmıyorum. Hani bu yeni başlamış diziydi. Ne bu diye evdekilerle yemek sırasına bakıyorduk eyiler önce. Ee, bir kadın annesi bırakıyor. Annesi e, şey üvey kardeşinin yani üvey çocuk hani terk ediyor falan. Kadın üvey üvey de olsa hani ya yani ortak anne var, farklı baba var. Kardeşinin ölmüş ölmüş kardeşini, kardeşini öldürüyor. Kocasıyla ilişkiye başlıyor. Ve kendi... Hiçbir şey anlamadım. Evet, hiçbir abi... şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> hiçbir şey, ben de hiçbir şey anlamadım. Ben yani. i̇şte Çok... <laughs> ne diyorsun? İğrenç bir dizi bu arada. Yok Fox'a değil. Akrep, Akrep, Akrep. Evet bak anlaşıldı. Akrep dizisi bak. Ee, kadın annesi tarafından terk ediliyor. Tamam. Annele anneler ortak. Üvey kardeşleriyle. Babalar farklı. Kadın tamam. komple öyle annesini öldürtüyor. Ve Öldürdü annesini diyorum kız kardeşini öldürtüyor ve bu yaşlı insanlar bunlar genç değiller yaşlı tamam. dediğimde anneanne, ro anladım, anladım, anladım. anneanne rol, rolünü Demet Akbağ oynuyor üvey e, üvey kızı e, rol, rolünü oynayan kişi kişi muhtemelen Demet Akbağ'dan daha yaşlı bu arada çok kötü tamam. bir kas seçimi var o açıdan ve bak linç yeme kısmı için bunu söylüyorum hani. Hikayeye gel abi öldürüyor öldürdükten sonra öldürdüğü kardeşinin kocasıyla gizli aşk yaşıyor ve kendisi de başka bir kızını terk etmiş aynı şekilde hani hani aynı kitle bunu böyle seyrediyor abi <laughs> klipte iki tane meme gözüktü diye linç ediliyor sürekli ben buna çok kıl ya. Bence bu şarkı linç edilecekse şeyden edilsin. Bu kontkarın. İçindeki küfürlerden edilsin yani. yani. yani... Kontkar'ın sürtüye bak. bir yerden linç etmek Kontkar'ın istiyorsan. sürtüye bak şarkısı ve klibiyle bu klipte vesaire. Ya onların yanında alt tarafı iki tane meme gördük üzgünüm. Yani oradaki ahlaki de yıkıklığa bakar mısın artık bu <laughs> şey de değil. <gülüyor> yani <gülüyor> bu erozyon da değil artık bu yıkıklık abi. Yani, yani an anneni seni terk etti diye öldürüp diğer babasına yaptığı kar kardeşini öldürüp bir de kocasıyla falan yat yatıyorsun. Yani öf öf ve insanlar buna hiç kıkını çıkarmıyor. Ama yani iki tane meme var diye klip milin işliyoruz yani. Nerede yayınlanıyor dedim bu? <laughs> ben de erör verdim. Çok doğru anlatamamış olabilirim ama anlayanlar oldu abi. Biz ben bugün yemekte 20 20 dakika falan baktım yemek yerken. Nerede hangi kanal? Star galiba. Şarkıya geri dönek mi? <laughs> dünlüğüm, dönek dünlüğüm, mi? Şeyden dedim. <laughs> dönek. Bizim bizim aşırı muhafazakar ve çok iyi ahlaklı insanlarımızın hani çok büyük faciaları okey bulup mesela Ensar Vakfı da buna bir örnektir. Hani <laughs> klip klipte ya da televizyonda meme görünce ya da bir yerde domuz yendiğini görünce tetiklenmesine aşırı kalım ona değinmek istedim sadece yani. Linçlenecek hiçbir şey yok parçalı. Ya yani, yani muhasır medeniyetler seviyesinde linçlenecek bir şey yok. Ha şunu linçlersin. Seksist sözler var. Tamam evet. Ama klibi linçlemezsin. Yani. Klipte niye cüce var diye linçlemezsin yani. Benim beğenmediğim bir iki taraf daha oldu bu arada o, o sözler dışında. Nakara, bana şarkı çok nakarat... uzun geldi ya. Yani. Evet şarkı uzun. 4 dakika 14 saniye şarkı uzun. Şarkı çok uzun geldi Ve bana. Yani e, nakarattan da aynı vibe'ı yani başka şarkılarda çok duyduğum bir nakarat vibe'ını alsam da hani verse'lar ve parça trafiği bunu kapatıyor ama eksi olarak bunu söylerim. Bir de evet bazı sözler e, gerek var mıydı şarkıyı biraz yani fonetik olarak da şarkıyı biraz düşürüyor diyebilirim yani hani bors içerisinde düşürmekten bahsediyorum yani çok manası var mı diyeceğim sözler var ama bu şu an için bugün dinlediğim en iyi şarkı bu benim. Böyle sunupları şarkıya bakıyorum da o da 4.5 dakika falanmış aslında. Ama ben yıl, hiç dinlerken yıl o kadar uzun gelmiyordu bana. Ama ona. yıl farkı var bir de o dönemler 4.5 dakikalık şarkıyı geç 20 şarkılık albüm çok okeydi kanka. Evet evet evet. Bugün evet. bir firmaya 20 şarkılık albüm göndersem ne yapıyorsun biraderler yani muhtemelen? Ben yine bu arada Yunus Emre frekanstan %100 beklediğimi alamadım ama bir daha Yunus, önceki şarkılarına evet. göre daha başarılı. Yani çok Hala daha %100, değiliz 100, 100 beklediğimi yani. alamadım ya. Ve yani bu ya şey e, mesela... <laughs> Ve klipteki yine ben göndermeleri de mesela Jack'in göze parmak göndermesindense buradaki ufak ufak alttan alta göndermeler benim her zaman daha hoşuma gitmiştir. Sadece bu şarkı üzerine konuşmuyorum bu tip şeyler. Hani, abi şu gönderme, abi bu gönderme falan diyoruz yani agaza geliyor. Ya, göze parmaktansa bu tarz zekice daha hoşuma gidiyor. O yüzden de sevmiş olabilirim yani aşırı. Ama bu arada, bu, benim için gündem geçerli parçası hala bu yani şu an için. Daha chatte, de, var. chatte de geldi serverin e, son kısmındaki... Dur Toparlayamadım cümleyi. Server'in ee, işte Rime Sharma'sına falan bakınca da eski günlerdeki şeyi denemiş falan diye bir yorum gelmişti chatte de. Ona, ona da katılıyorum ben de. Sadece server'in verse'ın son kısmını çok sevemedim ben. Yani bence geçer iş ama hani şey ee, mükemmel mi ondan emin değilim. Biraz fazla kusurlu gibi geldi bana bazı noktaları. Yok zaten kusursuz değil ama yani son haftalarda dinlediğimiz ya Bilal MP3 diye bir şey dinledik. Hani tamam nette diye şey yapmıyoruz ama abi o kadar aynılaşma var ki ben farklı bir şey evet, du evet, duyunca evet, evet. buna mesela Fred'in yeniden doğduğumda falan da yaşadık biliyorsun o hafta. Evet, evet evet Ben biraz özgün ve artık diğerlerinden farklı noktada orijinal fikir olan bir şey gördüm mü artık sarılacak hale geldim abi. Artık şey beklemiyorum açık olun. Yeni bir yeni, yeni bir atıyorum bir pesimistin gözyaşları ya da işte yeni yeni hasiktirler, mecezirler beklemiyorum ben yani. Türkçe rap adına konuşuyorsak. Öyle bir klasik gelmeyecek artık. Çünkü bu tüketim çılgınlığı, üretimin artık bu tüketim çılgınlığına yetişmek için çok yüzeysel yapılması ve rapçilerin genel olarak artık aşırı yüzeysel kalması. Yani çok abi sokakta görsem hani böyle yani, <laughs> falan yapacağım insanların ciddi ciddi değer görmesi yüzünden öyle bir bir daha o, o tarz klasikler gelmeyecek yani o kesin. Ya gelirse de yanılmış olurum ama yani yani şey onlara ya yani, e, onların yokluğunda insanlar 90 nesline falan sarıldı yani hani teknik kusurlu MC var içinde ama ona falan sarılıyor yani. Kötü albüm değil hala aynı şeyi söylüyorum ama hani klasik falan deniyorsa bu e, eski klasiklerin değerinde bir şey bulamadığımız için artık tamam abi okey bu klasik diyoruz yani. F pek kalmadı Undertaker. Hani o açıdan diyorum. Onun için or or biraz orijinal bir şey gördüm mü ben <laughs> şey tamam okeyim ben buna bu güzel diyorum artık yani. Evet abi 90'cı 90 nesil herhangi bir şeyin hype'ı artık çok çok efsane bir şey dediğim gibi demin beni yanılacak bir şey gelmezse en fazla 48 saat artık yani. Son 30 yılın albümüsün ama <laughs> yani iki, iki, bir, iki gün <laughs> konuşuluyorsun öyle bir devre geldik. Burada hani sorgu ve farazinle suçu yok yani. En son çıkan klasik müktezel derim ya. Ya o da şey de evet. biraz game changerlığı yüzünden yoksa onun içinde de bence çok filler parça var yani. Yoksa sonra be benim de aklıma gelmiyor ya hiç. Ha hayalet ıslığı var. Muktezelden sonra değil mi o? Ben sen gazap izmi de alırsın diye düşünüyordum. Hizayı ya game changer olarak alabilirim ama ya, henüz klasik değiller abi. Yani şöyle söyleyeyim. önce mi sonra mı çıkaramadım bu arada onu düşünüyorum. Mütezel'den sonra. Emin olamadım. Ya. Hayalet 2013 müymüş o tamam. Hayal, o zaman mütezel. Tamam. Ee, yani şey var. E, hiza için henüz erken deme sebebim şu. Yani hala... 2-3 e, sene sonra geçtiğini aynen müptezel gibi ya bunun çıtasında bir şey gazapizmden de gelmedi diyorsak evet o onun klasikliğini gösterecek. Onun için erken diyorum. Sonuçta bu, daha bu sene çıktı yani. Biraz zaman vermek lazım diye düşünüyorum. O zaman ilerliyorum abi ben. Senin ekleyeceğin, söyleyeceğin bir şey yoksa. Ne Ya Yo, Ben aynılarını söyleyecektim herhalde ben. Merhaba. Ne dinlemişiz? Yukarıda kalan bir şey var mı? Tamam. Ee, albümlere geçmeden o zaman. Newman ve Ezel Melodian geliyor. Sonra da bir, birkaç demo bakarız. Evet. Geçtik. <laughs> Sen ben bana göre çok daha sıkı bir Ezel dinleyicisi olduğun için yine seninle başlamak istesem. Olur. Tamam. Daha iyi kıyas yapabileceğini düşünüyorum bu konuda çünkü. Kafam çok karışık Baykan ya. Ezel konusunda. Ben dün şarkıyı açtım. En başta Ezel'in böyle tatlı bir vokali geliyor ya. Hı uh hı. -huh. fena bir şey yapmamışlar galiba dedim. Sonra arkadaşın adını unuttum ya şu an. Newman. O kocaman yazıyor ekranda bu arada. ben kafa gitti bayağı ya, bir yok saatin yok. etkisiyle. Hiç sorun yok. Newman abi vokali girdiği anda ben direkt kapattım. Yani daha doğrusu şey direkt Ezel'in bölümüne geçtim. Oranın çok girişinde tercih. gördüm. Direkt kap... Hı? Çok kötü tercihten kastım. Bu beat'e çok kötü tercih. Newman'ın vokal tercihi. Evet. Bu arada ben Newman'ın solo Yani kendi, bu şarkı dışında solo şarkılarını dinlediğimde hoşuma giden şarkıları var. Okey. Ama burada burada aşırı rahatsız etti beni. Yani direkt geçtim Ezel'in bölümünü Ezel'de de Abi ne bileyim gün geçtikçe kim yazdı çete ya biri yazdı şey gibi e, Sansar gibi işte bir e, örnek Defkan, daha var Defqan de, gibi, ve Sansar gibi. Gördüm Aha, dü falan. şey yaptıkça düet yaptıkça kendini bitirecek ondan korkuyorum diye ben de ondan korkmaya başladım. Evet, evet, evet. Çünkü gerçekten burada ya biz adamdan her hafta bunu konuşuyoruz böyle daha büyük çaplı işler bekliyorken Almanya'daki garibanı ihya etmeye Aa, çalışıyor. Neden yani neden Sürekli... neden ne gerek var. Ya Newman ne orada da, yani. fresh, da Newman fresh mi diyeceğim bir adam fresh mi diyeceğimiz bir MC? Evet, yani evet. daha iyi. genç genç zaten yani bayağı ya 20 yaşında falan falanmış chatte yazılmış zaten yani şey Newcomer ama abi şey var yani gerçekten şey <laughs> yani Türk Türk şeklinde dedik Alman şeklinde dedik abi gerçekten orijinallik ülkese fark etmiyor çok önemli ve şöyle Birço bir çok tatlıymış ama yani Numan'ın buradaki vokal tercihi bu beat'e çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. Bak diyorum ya önce. sana solo şarkılarında bu vokalin yakışta çok güzel şarkıları var. Birkaç tane ama, şarkısına baktım hoşuma gitti okey ama bu değil yani. Ama şunu kabul ederim aynı Numan cayır cayır nakarat okumuş burada hakkını yemem. Evet evet. O kadar tatlı. Evet. Ben, ben, ben mesela nakaratı dinlememiştim dün açtığımda. Ee, şimdi muhtemelen şarkıyı bir iki kere daha döndürmeye çalışacağım yayından sonra. Bir deneyeceğim bir iki şans daha vereceğim yani. Dünkü korktuğum kadar facia değilmiş. Ya parayla da yapıyor olabilir. Eza sonuçta orada hani e, e, göç etti gibi bir şey oldu galiba resmiyetini bilmiyorum ama hani orada biraz da hani azınlık komüniteyle iç içe olduğu için hatır gönlünün dişleri de çok dönüyor olabilir. Hani mahalleden buram <laughs> hesabı. Yani. <laughs> Para da olabilir. 16 olabilir. yaşında mı? On, 16, yaşında 16. Da 16 yaşında mı ya? Ya kanka tamam. ırkçılık değil de hani bu bizim doğu gibi Güney Afrika'da da biliyorsun. Nüfusa geç kaydettirme falan. Ha, e, man, ama, <laughs> Batı ama Batı ve Orta arkadaş, Afrika Almanya'da değil, doğmuş. Ya Batı Almanya'da ve, doğmuştur muhtemelen ya. Batı ve Orta Afrika'da da bu çok olan bir şey biliyorsun. Hani Emenike'nin yaşı tartışılıyordu bir arada biliyorsun. 48 falan diyen <laughs> diyen vardı Fenerbahçe'ye transfer olduğunu. Bu nasıl 20 yaşında diye. <laughs> hani bu bu, bu, ol, bu olabiliyor yani. <laughs> Nakarat sergen. konusunda... Aynen bak futbolda Sergen demiş. Afrikalı futbolcunun yaşını en az 5 yıl ekleyin diye Sergen demiş daha önce. röportajı vardı. Şey, programda söylüyordu değil mi? Aynen. Sergen böyle başkasının söyleyeceği rahatsız edici şeyleri Sergen söylediğinde... Komik hiç oluyor. Hiç triggerlanmıyorum ya. Hoşuma gidiyor. A <laughs> Komik geliyor. Ahmet Çakar demiş diye de düzeltme geldi. Yani futbolda biliyorsun ben futbolla alakalı fazla takım seçebiliyorum. Ya. Sergen diyordu ya. Futbolcular da en az 4-5 yaş küçük oluyorlar. Gerçek bu değil mi? Evet. Ee, abi demiş ki abi Ezel Insta'da görüp diye atmış diyor. Doğrudur beğenmiş olabilir ki nakaratını ben de beğendim Hı -hı. ama buradaki vokalini ben diğer şarkıdan çok hakim değilim. Bu şarkı özelinde bu beat'e çok yanlış vokal tercih olduğunu düşünüyorum. Numun'un. Liriklerini anlamıyorum. Ama Galata falan duydum. <laughs> Yine klasik. Hani dedi et yapan her, her yabancının e, Türkçe birkaç kelime sıkıştırayım demesi gibi. Yani Ezel dediğim gibi oradaki çocukların hayatını kurtarmaya adadı. Buradakileri halletti. Oradakileri kurtarıyor şu an. Ve bunu ironik olarak halletti demiyorum. Gerçekten Ezel'in açtığı kapıdan şu an araladığı kapıdan para kazanan çok isim var. Şu an Almanya'da o deniliyor yani. Ama bu globallik bu değil abi. Sen yani şu an o çocukları yani o çocuklara iyilik yapıyorsun ama kendi kariyerin bazında bunlar bana doğru tercihler gibi gelmiyor ve üzülüyorum. Kendisini seven birisi bun, olamıyorum. Bunda Ezel'in örsünü de çok sevemedim. Ben de ben de ben de. Ha yine de bugün yani şey çok çok daha kötü işler seslemeyi istedim. Ben evet, bunu evet, evet, evet. günden kötüsü falan değil. Hatta yani bir, bitsek tek bir tane seçip bırakmayacağım için şu anlık en iyi üçten birine seçebilirim mecburiyetten Yok, ama. Mecburiyetten bir, bire, bir, söylüyorum yani. Birebir katılıyorum. Ben dün akşam işte dediğim gibi Newman'ın kısmına bakıp direkt ezere geçip kapattığım için nakaratı falan dinlememiştim. Çok korktuğum kadar facia değilmiş ya. Yok nakarat, nakaratı tatlı yazmış hakkını yiyemem. O zaman ne kaldı? Bak size söyleyeyim kalanları. Ee, modun bir klibi gelmiş. albümünden de parçalar almıştık. Takip için teşekkürler bu arada. E, ee, Redkey albümünden parçalar kaldı. Bakıyorum atlanan bir şey var mı diye. Hayır. Bir de Ohaş'ın parçası varmış pardon. Ohaş'ın parçası kaldı. Onlara geçmeden kısaca demolarımıza bakalım isterseniz. Ha bir de Nosta varmış pardon. Ee, o zaman evet. Bu arada uluslararası tanımı benim hoşuma gitti şu anda. Hep global global diyorduk. Değil? Evet uluslararası Hı. daha mantıklı. Ki. Ama hala uluslararası da değil, çok fazla daha tam o da değil yani. Orada var bir ilgik. Runlaş tekrar hoş geldin. E, moda şimdi e, Discord'da geçen hafta da yapamamıştı. Discord'da gelen bir, e, bir iki üç demo demomuz var, kısa kısa bakacağımız. Onlara bakıp e, modun albüm'e doğru yol alıyoruz. Kopmaz görüşmek üzere kendine iyi bak. E ee, ilk olarak Ozan'dan gelsin. Ee, vasıfsız elemandım. İki haftadır bekliyor. Ee, yeni FI versiyonunu indirdim onu deniyorum diye atmış. Soundcloud'dan geliyor ama var burada kanka dinleyebileceğiz. Ha tamam ben de Discord'a bakıyorum. Eee Mr Concordato geliyor vasıfsız elemandan. Bakalım. Tamam ben yorumlayayım. Zaten yani Ozan e, kendi kend, buna kendi çapında demeyeyim de ticari kaygı olmadan istediği müziği yapmaya çalışıp o, e, farklı sound'larla üreten bir arkadaşım zaten. Hani piyasada hani kendi canlısı içerisinde enstrümantal hip bazında bilinirliği var zaten. Hani Efe'li deniyorum diye çok ciddi ama attığı bir demo belli ki zaten. Güzel chopping var ama hani yine Ozan'a <laughs> zaten yaptığım eleştiri benim asla uzun süre dinleyebileceğim bir sound değil deyip <laughs> ilerliyorum hızlıca. <laughs> Sırada Shadow Fraternity e, Boom Bap 30 geliyor. Evet fade attım. Shadow davulları beğendim. Mix bazında önerim. Hani sample chop'unu vokaller <laughs> Vokallerde daha majör bir chop görmek istiyordum. Çok göremedim. Ama chopping güzel. Yani geliştirilebilir en azından fikirler var. Davulları beğendim ama... ...mix bazında biraz daha... ...kopuk gelmemesi lazım. Bunu tabii ki şey... Ee, bir eksi olarak söylemiyorum çünkü benim de çoğu kişi okusun diye attığım şeylerde hani böyle full müthiş bir mixle gitmiyor yani Genelde zaten daha kötüsüne çıkarıyor Mühendislerde teşekkür ederim <laughs> Attığımdan Hani bu bizim prodüktör olarak genel problemimiz olacak ee, Dayava onu haftaya alayım sana söz vereyim ee, Scratch ise yine galiba ya Fruity Scratcher'dan atılmış ya da Bir yerlerden hani Virtual DJ'den falan eklenmiş Hani Scratch'e yorum yapmıyorum o yüzden Yani tahmin ediyorsun çünkü ne diyeceğim Çok kötü Scratch <laughs> Ama fikir iyi yani orada evet gerçekten iyi bir Scratch alsa güzel olurmuş ama <laughs> yani... Daha önceden de yine Beat'ini evet. dinlemiştik değil mi ya evet, yanlış evet. hatırlamıyorsam Onu da Scratch için aynısını <laughs> evet. söylemiştik zaten Evet evet 75beats ee, isimli arkadaşımız iki tane Beat atmış ben birini aldım Aynı hafta Bu torpil yapmış olmayalım diye çünkü daha önce Artık kanalda küfür sebebiyle banlandı ama Yiğit çünkü 3-4 tane attığında almadıysak herkes aynı kuralı uygulamamız lazım eşitlik adına <laughs> Banlandı mı Yiğit ya? Abi ısrarla küfür ediyordu. Yapacak bir şey yok. Hmm. E, Flying Lotus type beat geliyor. Jungle ismi. 75 bis e, Türkçe okuyorum ama. Evet Alicim DC'den geliyor. Sizden gelenler haftalık. Evet fade attım. E... Çünkü özellikle şeyden değiştim, evet bir drum fill lazım kesinlikle katılıyorum ama davullar güzel, sampling iyi başladı ve hani birkaç ufak değişiklik bekliyor da tamam buradan sonra yükselecek parça dedim ama tekrar aynı yere döndük. Bu eksi benim için, beat'in hatası olarak. Hata demeyeyim de hani beat ihtiyacım var diyor çünkü daha majör bir değişikliğe ve yükselmeye ihtiyacım var diyor, o gelmedi. Koro sesleri çok bir dönem kullandığımız stok seslere benzer, çok yapay geliyor o yüzden çok sevemedim. Ee, daha iyi bir koror, daha, daha iş iyi bir sonuç alınırmış gibi. Ama mesela enstrüman çeşitliliği de görmek isterdim. Ama yani temelde baktığım zaman iyi iş abi. Yani, umut veriyor. Ha, gelişir yani evet açıkçası kısaca öyle söyleyeyim. Gelişir. Bir noktaya daha yorum yapacaksın diye düşünüyordum. Ona takılmadın. Hangisi? Şaşırdım. Hangisi? 50. saniyede falan girdi yerim. Ha, yok o şey enstrümantal olduğu için abi burada ona okey derim. Ha, tamam. Burada burada onu sorgulamam yani. Tamam. Çünkü e, dediğim gibi bunda zaten daha bir yükselmesini bekliyordum dediğim aslında biraz oraya da geliyor hani hadi duy, hadi duymak istediğim şeyler var falan dediğim ama gelir gibi oldu gelmedi sonuna. E, şey hani enstrümantal işte çünkü üstünde vokal olduğundaki kadar zorlamıyor seni hani. Çünkü o vokalde illaki o ritmi hani bir yerde artık gir artık diyorsun arıyorsun da enstrümantalde acaba enstrüment ritimsiz de enstrümantal şekilde de bir akorla veya veya da bir enstrüman ekleyerek yeni bir melodiyle de çıkabileceği için orada o kadar sorgulamam onu. O yüzden. Yok kaba hani enstrümantal gözüyle değil. mi, beat gözüyle mi, üzerine vokal gelecek gözüyle mi dinliyorsun onu anlamadım. Yok enstrümantal, enstrümantal gözüyle dinliyorum abi. Okey, okey. Ya daha doğrusu bunun üzerine bir MC hayal edemiyorum ama mesela şey, Shadow Shadow Shadow'un dinlerken üstünde okunmalık beatmiş gitmiş kafasıyla ba baktığım doğru. Hani Hı -hı. çünkü Hı -hı. daha daha bir MC okusun diye yapılmış kafası duruyorken bu biraz daha hani ozan söylediğim olay. Hani daha üstünde ben enstrümanları atayım abi işimi. din dinleyeceğiz, dinlesin üstüne hep yapılmasa da olur kafası geliyor kabaca. Selimci hoş geldin. Selim hoş geldin maliye yarınki planımızdan bahsettim. Bir, bir aksilik olmazsa hani bir kadar random bir kadroyla bir girebiliriz öyle bir yayına haberin olsun. Ee, o zaman baby Atladığım mi? demo yoksa bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman baby, baby derken. <laughs> o, zaman, o zaman ben playlistimize geri dönüyorum. Çok mantıklı bir soru geldi Undertaker'dan ya. Ne geldi? Abi klipte niye yoktun diye sormuş Selim'e de. O da ben de dün hatta Selim izin varsa ben Selim'e yazdığım şeyi söyleyeyim mi? Selim izin varsa o anıyı anlatayım güdelim azıcık yani. Hiç denemedim. Abi bir mesajlar siliniyor bir şeyler oluyor ama kaçırıyorum ben her şey şu an. Ya yemek tarifi, tarifi gelmiş bir tane. <laughs> evet. Üstteki niye silindi? Akçay sen de, de geç atmış olabilir misin? Kaçırdım sanki ya. Dayavayı da kaşırmışım yani biz galiba yayına yakın saatte bisiklet yaparken görmemişsin o zaman seninkini de haftaya sözünü al, sözümü al sen de akçaycı. Yanlış yazılmış bir mesaj demiş. Gönder gelsin dedi. Ya Selim şey dedi dün yayın sırasında "Abi klipte sen niye yoksun?" diye sordular. E, o günkü giyimim çok müsait değildi diye. Çate trolledi Selim. <laughs> ben de hani klibi daha hiç seyretmedik ama Selber e, ilk gösterimden önce yayın açtı ya. Eyvallah falan dedim o sonra Klibi izledik. Hani hep burada da izledik. Selim'e direkt mesela attım. Abi yanlış anlamış, anlamayacaksan bir şey sormak istiyorum. hani o gün üstünde ne giydin? Hani klipte kel ve dövmeli cüce ve şişme bebek falan var. Sen ne giydin de müsait değildi. Hani giyimin diye sordum Selim'e. Abi o da trollüne yazdığını söyledi zaten ama çok iyiymiş yani. Çünkü hani böyle bir klipte oynayamamak için klip, yani <laughs> Anladım mı? Giyinmesen de olur yani. Kulübe <laughs> uyumlu olmak için. Ama ben onu izlemek istemiyorum. Teşekkürler. Ama <laughs> üstünden. Yani ne lütfen. giymiş olabilirsin ki şu klipte oynayamayacaksın? Anladın mı? Yani, yani yine oyna. Yine bütün kliplerde çık ama o şekilde hiç hayal edemedim şu anda. <laughs> hiç hayal etmek de istemiyorum. Ben o zaman ufak ufak iki albüme doğru ilerliyorum. Görüşmek üzere Dayva. Dayvacığım görüşmek üzere. Kusura bakma bugün ee, dinleyemedik. Akçay sen de aynı şekilde. Hafta ikinize sözüm. Gözümden kaçmış ya da dediğim Hı. gibi. hani Çünkü liseyi gündüzden yaptık. Ee, sonrasında ben ancak çıkan kliplere falan baktım. Tekrar aklıma bakmak gelmedi oraya. Kusura Akçay'ın arkadaşının da zaten. Ben de şey yapamadım. E, ee, hiç listeye müdahale olmadığım için. Müdahale kusura, konuşamamak. Kusura bakma. Müdahale olmadığım için. O yüzden Bilmiyordum ben de Akçay kusura bakma. Bir şey göndereceğini biliyordum da. O zaman parçamıza devam ediyorum parçalarımıza. İki parça ondan Tamamdır. sonra e, şeye devam ediyoruz. Modun albüm ve e, Red Key albümüyle yayının sonuna geliyoruz. Nosta Thanos geliyor. Abi otorite otorite otorite. Çok kötü çok kötü çok kötü. çok Çok kötü abi. Çok kötü vokal tercih değil mi ya? Çok, 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 kötü abi çok kötü. Beat falan da bayık üzgünüm. Çok kötü. Net gibi ya. Doğru, doğru yorum bence de net gibi ya. Yani 45 saniye katlandık da abi o adlib hani, tercihleri falan da çok tartışmalı ya gerçekten. Prediction'lar gelmemiş daha bizim ülkeye yine geriden geliyoruz yani. <laughs> Twitch zaten bize de Felluce ile aynı seviyede altyapı sağlıyor bazı, bazı yerlerde. 720p olayında olduğu gibi. <laughs> yani... Sen yayın yapılabildiğine dua et. Ya, o da doğru şu ya. internet altyapısıyla. Anlaş. Yapacak bir şey yok. Yoruldum da yapacak bir şey yok. Benim. Çok affedersin artık bunu söyleyeceğim. Götüm uçtu ya. Benim de. <gülüyor> <gülüyor> Benim uçtu yani. Artık ayağım falan değil yani. Bel altımı hiç hissetmiyorum şu anda. <laughs> cezaevi single yok mu bugün? İyi dinledik ya. Ee, o zaman e, sırada son single'ımız var. OH sonrasında Modun albüm bir iki parça dinleyeceğiz ve e, Red'in albümünden de bir iki parça dinleyeceğiz. Geliyor. OH neden bu kadar ciddi geliyor? Evet, evet, evet. Arkadaşlar geçtim. Neden bu kadar ciddiliği Neden bu kadar kötü OH? Childish Gambino nasıl? Şey o. This is Amerika diye geçiyor. Gerçekten girse gerçekten. Gerçekten. gerçekten ama çal çalışırken yani bin nota hızlandın kardeşim Türkiye'de haberin olsun. Senin <laughs> Winchester demiş ki benim mercimek çorba tarifim bu parçadan ne? daha tatlışı Winchester bu arada Discord kanalımızda sana da ihtiyaç var. <laughs> yani bizim restoran bölümü <laughs> altında güzel kokteyl yemek önerileri falan yazabiliyorsunuz. Ayrıca Gastronom TV hani de. mi tarif? Evet evet. Hatta ben orada işte en çok Tunç'a güveniyordum. Hani bir şeyler doldurur diye eski aşçı olarak. Hiçbir şey yapmadı. Ee, Ali o zaman dinlemiyor. ben bir boş, boşnak mantısı tarifi çakıyorum bir iki hafta. Ya. Ali, Ali pek dinle, dinlemedin. Ayıp olmasın diye bizim kanalda muhtemelen yani Gastronom TV ama Gastronom'dan da ben hani oraya <laughs> ileride bir şeyler rica edebilirim abi. Var mı? <laughs> Formül diye. Formül. sevmediğin tipleri etkilemek için şarkı yapmak derdini anlatmak bilemedim. Değil mi? Değil mi Anıl? <gülüyor> <gülüyor> Yemek formülü. <laughs> formül dedim değil mi gerçekten? kaç <laughs> leylalle mecnuna da mecnuna da yani <laughs> benzer bir şey duymuştum sanki ya, formülü. Aklıma gelmedi ama artık arkadaşlar 4 saat 18 dakika normal artık. Ben kaçırdım duymadım bloğu diye. Ve, ve, ve Türkçe de dinliyoruz. Yemek formülü, yemek büyüsü diyebilirim gerçekten gayet. Arkadaşlar <laughs> sen boşnaksan boşnaksan sen var o zaman tarifi yapacak bir şey yok ben. Ben boşlak <laughs> değilim. Şey gibi oldu bu da. Ben imam değilim gülebilirim. <laughs> Videosu gibi oldu ya da yani istersen sen var yani. <laughs> ya da benden ben, 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 ben <laughs> mp çalar <laughs> değilim diye. Abi Aynen. Ya biz de Balkan göçmeniz burada <laughs> mikro milliyetçiliğe doğru ya. her arkadaşlar. Hepimiz burek seviyoruz burada. <laughs> Hepimiz kuru seviyoruz burada. ya oğlum şu kitap çok güzel ya. Dur konusu açılmışken gireceğim buna. Aynen kafamız Aa, aslında. abi okunuyor mu? Makedonya ve Kosova Türklerince kullanılan atasözleri ve deyimler. Wow. Oğlum çok keyifli. Yani rahmetli babaannemle konuşuyormuş gibi şey yapıyorum. Kitabı öyle okuyorum şu anda. Aşırı güzel ağızlar var ya artık şive değil yani o. <laughs> kuret sevmeyen çok... bizden değil. Yok kuret gerçekten çok güzel bir şey bu arada ya. Kuret çok... abi. Ya, buraya çok yükselmiyorum da yani. Bizim çok daha iyi böreklerimiz var Türkiye'de. Yok, ona kesinlikle katılmam. Saraybosna'ya beraber gideceğiz. Sonra ben sana bütün bu söylediklerini tek, tek tek yedireceğim orada. Yok, şöyle bir gerçek var. Evet, ben yerinde yemedim. Türkiye'deki boşnak börekçilerinde tattığım lezzetler bunlar benim. Yani. Yok, yok. Yani oradaki ben şu an pandemi bitsin. Zaten mutlaka gideceğim ilk üç yerden bir tanesi olacak. Zaten euro e, 20 falan olur o zamana kadar. <laughs> muhtemelen çok fazla bir yere evet. gidemeyiz <laughs> <Zaten, gülüyor> o yüzden. Mali zaten son yayın evi nedir Mali Söz diye. Abi hatta şey bakayım şey ben şey de bunu... yapabilirsin. Ee, Discord'daki kütüphane kanalımızda kitap tavsiyeleri de biliyoruz. İstersen oraya yazabilirsin hatta. Abi yani söyleyeyim çok hızlıca Atatürk tamam. Kültür Dili ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları 97 kitabı yani şey nadir kitap da vardı oradan bakabilirsin istersen. Ben başka yerden mezattan aldım da. Yani sen yine ben de... bu ara mezattan o kadar saçma şeyler alıyorum ki. En evet. son sen şeyin... Senden rica etsem yine de sen onu yazar mısın? Hani kaynamasın diye hani. Ee, şey, şimdi değil, tamam. şimdi değil. Yayın sonrasında müsait olduğum bir ara. Tamam. Hani hemen istemiyorum bunu. Bir, ara. yani bir not alırsan bir kenara bırakırsın. Çünkü şey işte yayın da hani bu kaçacak. Yayın tekrarı da okay. hani perşembeye gelene kadar <laughs> insanlar hangi dakikaya diye böyle <laughs> çile çekmesin yani o yüzden. Tamam atacağım. Akçay. Akçay ben borsada burada... kabak, bir kabaklı börek yedim. Neyse hayal kurmayalım demiş. Of ya. şey tavsiye edebiliyor muyuz Orada Baykan? Ee, mesela bizim restoran kanalında e, benim mesela arada bir ürün aldım. Şey tabii, var. Tabii, tabii 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 tabii. Bosna Ersek'ten işte sokağı, kuriyet e, cevap cevabı işte burada mantıları burada yapıyorlar. Cevapi Yapan büyüktür, bir şirket. Cevabı büyüktür düz köfte yani gerçekten bu arada. Ee, onun böyle reklam gibi mi oluyor yoksa paylaşabiliyor muyuz? Yok abi. Yani... Reklam abi güvendiğim yerim ben seve seve reklamını yaparım ya. Yani şimdi örnek vereyim. Maggid'le na de içtiğim için soru geliyor. Abi şimdi ben gidip de sıfır reklam olmasın diye koskoca <laughs> fakirin akla yormayacağım ya. Artık bunların benim reklamıma e ihtiyacı yani. yok yani. Bu tarz şeylerin hatta yayılma olarak ben e, olumlu buluyorum hani sevdiğim plakçıdan tut e, alışveriş yaptığı bir işletmeye ben okeyim abi insanlara tavsiye etmeye. Şu ha an canım çok çekti ya. Of. Şu an var ya pandemi öncesinde olsak seni ayartıp böyle bir hafta sonluğunda şeye kaçabilirdik. Zaten görmeyi çok istiyorum Tara oraları abi de saray, Bosniye. Benim hep ve yurt... yani gerçekten çok iyi nargile yapan bir yer var sana anlatmıştım. Benim bütün yurt dışı seyahatlerim hep aynı yerler oldu ya biliyorsun konser falan yüzünden ona çok üzülüyorum yani şey üzülüyorum derken sevdiğim şehirler ama ya keşke atıyorum şey, hani 4 kere Lviv, <laughs> 5 kere Krakow görmeyken yani araya farklı yerlerde serpiştirebilseydim ya. Dibinden geçtim Avusturya'ya. <laughs> ya o, gecenin dibinden geçtik Avusturya'ya Börek konuşmayalım lütfen gecenin ikisinde. E, e, bu arada Hatay mezeleri deyince söylüyorum Hatay'la medeniyetler sorplası ilk başta hani onlar bu kadar atanamayınlar olmadan önce güzel bir yerde sonra çok bozdular bu arada. Onu da söyleyeyim. Hatay mezeleri deyince aklıma geldi. Ya şey vardı. <laughs> evet Mustafa ben ona benzer bir şey dedim de. <laughs> <laughs> Şu an dünyada sağlık krizi olmasa seni ayartırdım ben. Ya bu kadar geçirmece fiyatları falan yokken Aksaray'da ufak bir kebapçıyken orası restoran kendiyim daha doğrusu ger gerçekten güzeldi yani. Sonra şova döndü ve şova dönen veya kurumsallaşmaya çalışan her yer gibi genel, genelde böyle olur çünkü berbat oldu zaten yani muhtemelen. Arkadaşlar herkes bu kadar yemeğe düşkünse e, restoran kanalını biraz Ato hoş o zaman hafiften. Evet, joşturabiliriz abi. Ya yani bu tarz kanallar da joşturulsun. Klan <laughs> iyi. Ay ben, ben acıktım ya. Ato uyku adam değil mi hoş geldin? Ato bu arada o bot olayına hep yalan söyle gibi oluyorum artık ama hafta sonu bakacağım e, buradaki abonelikleri falan da Discord'da e, Discord'a bağlayacağız. Nasıl nasıl yapılacağını bilmiyorum ama çözeceğim o işleri de. O rol olayını çözeceğiz. De. İlerliyorum abi o haşı beğenmedik ama en azından i̇lerle, bu hafta rapor ilerle, etmek ilerle. zorunda kalmadığım için memnunum. çünkü kendisi Reşit değilken bir önceki klip benim için istismar sebebiydi yani ben <laughs> o vatandaşlık görevim olarak yaptım o ihbarı youtube'a ama kaldırılmadı yani <laughs> O zaman Modun albüme geçiyorum abi bir klip gelmiş biz yayındayken. Zaten şey, hı hı. Önümüzde, şey ilk ilk izleme olarak zaten biz yayındayken onda açıklayacaklardı. Emir sağ olsun onun linki atmıştı. Artık açılmıştır herhalde. O yüzden ilk klibe bakıyorum. Mod vicdan yok geliyor. Ben geç kararı görmedim ama bir durdurdum. Ne diyorsunuz chat? Şu durdurma sebebim şu. Al albüm Yasin demiş ki albümün en iyisi diyor insanlar ama ben sevmedim. Albüme de çok katlanamadım zaten demiş. Albümün en iyisi buysa İlk kez yayında dinleyeceğim ben parçaları. Çok büyük bir sıkıntı var ya. Çok bence ben de yok diyorum anla ki. Ve net... Klip çekilecek son parça diyor genelde de. Ha tamam. Gerçi belki hepsinin anlayışı yazmıştır bilmiyorum. Ben iki kere gördüm. Albüm Twitter'da abartılıyor iyi değil bence. Hexa bu zaten genel olarak hype yaratan bütün işlerin problemi. Hani ben de Twitter'da çok övüldüğünü gördüğüm için asla e, bir ön yargıyla girdim zaten. Asla övülen şeyi görmeyeceğim diye açıkçası. Abi herkesin istisnasız frisbee var yorum Bir frisbee yorum vardı. Var İstersen var. ona bakalım. Fri var. listemde ne var söyleyeyim. Frisbee, zehirli trepas var bu parça haricinde. Frisbee'yi açacağım. Çok zaten Bence açalım bakalım. Ee, bu parça Buna olsun. yorum yapmadık gerçi ama. Ona bir hızlıca yorum yapayım. Abi mixte net problem var. Sen çünkü arkada başka şarkı mı çalıyor diye sorduysan bu bir problemdir abi. Hmm. Beat'i beğendim. Yalan yok. Ama modun vokalini aşırı bayık buldum. Üzgünüm. Hani ve övülen hiçbir şeyi de görmedim açıkçası yani. İnternette övülen. Eee Ato e, yayın geçmişinde abonelere özel yapınca yine de telif yiyor mu? E, yiyor dendiği için e, internette okuduğum şeylerde mecburen siliyorum ya. Ama güldüğümüz kısımları falan YouTube'a atacağım. Hepsini editliyorum her hafta kese kese. Bir kolaj yapacağım ondan. Eee Ocak ayında gelir herhalde o da ya. Hani klip de alınamadığı için aynı sebepten müzik, müzik çalmadığımız yayınlarsa duracak. Ya abonelere özel bile değildi aslında. İlla şeydi hani herkese açıktı ama o, o, abonelere özel yapın her şeyi, klip almayı kapatın falan gibi birçok e, tecrübeli yayıncıdan e, öneriler gördüğüm için mecburen bu kararı da aldım. Yoksa e, abonelere özel bir yayın tekrar gibi bir kafamızda asla olmayacaktı yani. Her şey açıktı zaten önceden. Evet evet her şey açıktı. Belki Açık. ama şeyleri tutar mısın bilmiyorum da geyik yaptığımız yayınları falan belki tutarsın. Yo tutuyordum yani da orada şey başımızı yakacak bir muhabbet var deyince onu da artık hani editleriz mantığı ha. yok ettim ben geçen. Hani Diyanet mevzusu. Tamam. Orada tamam. korktum. korktu yani siz yani çünkü sadece ben de değil Cenk'le sen de varsın. ben yani biriniz akademisi olmayı deniyor diğerinizin <gülüyor> <gülüyor> yani senin de yani çok güzel göç planları falan var. Sizi Silivri'ye sokmayalım diye yani onu yok ettim. Yani göç planları yalan <laughs> oldu canım benim. Ee, şey... Altar bana bugünkü parçası dinlemedim ama yayından sonra yatmadan bir bakarım. Book bu, bulduğun kadar albümün tamamında var. Bir de Transatlantic'in BT'yi düetlerde aşağı çekmiş demişler. Ben zaten modun neden bu kadar öldüğünü anlamış değilim de. Atos Silivri'ye gelin abi iyi bakarım size demiş. Eyvallah. Ya şey değil. <laughs> hani o abonelere özel mevzusu falan mecbur bu DMCA mevzusundan falan alınan tedbirler bazında insanlar ne kadar çalışıyor bilmiyorum da insanların önerdiği tedbirler doğrultusunda yoksa dediğim gibi hani ben de sizden para dilenen o diğer tip şeyincilerinden değilim çünkü bu da çok yapılıyor gömdük ya bugün arkadaşlar geniş şort alacağım para falan artık ayıp yani ben bana bugün de uyku yok 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 şey kanka e... yok senle ilgi, senle ilgisi yok senle ilgisi ha, yok iş, işten mail geldi anladım mesaj geldi Yo, yok o da değil şu an evin içindeki gürültüyü düşünüyorum selamlar yan komşular Evet aynen. Aylardır yoktunuz. Nereden çıktınız? Evet. Ve çok kötü gidiyorsunuz. O zaman Frisbee'yi açıyorum abi bu albümden. Hı hı. Evet. Fade out. Çünkü chatten geç kararlarını gördüm. Beğenen arkadaşlarımız da var. Bir önceki parçadan parsah parsah iyi kabul. Ama yani diksiyon hataları bir. Beni yoran şeyleri söyleyeyim hızlıca. Dik diksiyon, yani diksiyon hataları değil mi de di bozuk diksiyon daha doğrusu. E, i̇ki, abi full benzetme gibi 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 ve name drop ki bunu bir öz eleştiri hani ama sorun şurada ben kendimi bir mc hani profesyonel bir mc olarak değerlendirmediğim için bir problem yok belki ama sürekli name drop ve benzetme abi çok bayıyor burada kendimi de <laughs> katıyorum buna çünkü ben de bunu <laughs> çok yapıyorum biliyorsun bir isim var ha gibi kullanmasam bile sürekli bir name drop abi sıkıyor hani asap yams referansını eyvallah ama yani bence biraz fazla özgüvenli bir çıkış olmuş inanılarak yazılan bilirikse ki ya, Kida biz selamı da eyvallah ama mod gerçekten ne kadar Wu bildiğimizi bildiğini tartışmak istiyorum yani çünkü yani ya gerçekten ciza'dan ya da işte Inspector Deck'ten, Ghostface'ten falan etkilenip bu müziği yapmasın kardeşim üzgünüm. Flow iyi kabul, flow, flow iyi kabul ama yani e, modun genel olarak e, bu yorucu vokali beni en başta e, iten şey olsa da bir önceki parçadan kat kat iyi yani kabul. Beat'i de beğendim. Ben neyin beğenildiğini anlamıyorum. Ee, hem olarak. fikirim, hem fikirim, hem fikirim, hem fikirim. Zehirli gelecek. Birine de çok, birine çok benzetiyorum. Kim olduğunu çıkarmaya çalışıyorum dakikalarda. Ben birini, birini aş, aşırı benzetiyorum da bu kim? Bu konuda MOB içinden birine benzetmiyorum. Mesela özgün, yani şey MOB içerisinde farklı olduğunu kabul etsem de yani pf, çok overrated buluyorum son dönemde aldığı övgülerle beraber. Vokalde çok hafif bir şey var ama bu arada step var bu arada. Vokalde çok hafif. Hmm. Ee, evet. Şimdi öyle bir, öyle bir hissiyat veriyor biraz. Söylemesen aklıma gelir gelmez de ama söyleyince de itiraz etmedim. Evet mantıklı bir yaklaşım. Gal galiba galiba oradan tanıdık geldi bana da. Kapatalt evet dinlediklerimize bakılırsa parça ya yani şeyden iyi. Yani neler neler dinledik bugün. Yani Evet sadece hani böyle kült albümmüş gibi bir evet, yorumlar evet. silsilesi gördüm hani o kadar o kadar da şey yapılacak bilemedim. Yani bugün dinlediğimiz birçok şeyden iyi bunu kabul ediyorum baştan da söyledim parça bir önceki parçadan da iyi diye kabul ediyorum ama ben internette gördüğüm Twitter'da takip ettiğim zaten ben fazla Türkçe rap sayfası falan takip etmiyorum çünkü çok IQ'suz oluyorlar hep söylediğim gibi ama zevkine güvendiğim 3-4 blogger arkadaş var yabancı raple de ilgilenen falan onlarda da bunun övüldüğünü gördüm sadece Gerilla'yı kastetmiyorum bu arada Gerilla'da beğendiğimi söylemişti sadece Gerilla'yı kastetmiyorum birkaç arkadaş daha var da Hazbin'den. Ee, genel olarak aşırı övüldüğünü görünce Allah Allah ne, ne yapmış acaba diyordum. Orada övülen şeyi göremedim sadece. Bu biraz bende e, neden böyle bir hype yaratıldı sorusunu sordurtuyor sadece yani. Övü, bu kadar övülmesi çok garip. Yoksa şey değil. Ya, ya, bugün dinlediğimiz birçok benim... işler benim... iyi. Devam kanka ben başka bir şey söylemeyeceğim. Ha, tamam. Ya beni mutlu rahatsız eden şey e, bir dedin ya yani sen vokalden dolayı bir dinlerken zorlu zorluyor diye. Bir de bir şey daha var ya. Sanki Hadi böyle dedikalı. aralarda tam da ismini de koyamıyorum işte. Ritim kaçmıyor da Tam ismini koyamadığım bir şey var ya beni rahatsız eden bütün şarkılarında Zarin, çözemedim hala evet, daha ne olduğunu. Benim dediğimin daha e, net özeti ne diye Biraz sıra dışı bir iş olunca ya da işte biraz label puşlaması çıkan bir iş olunca onu ben ekleyeyim Zarin onu yorumunda söylememiş. Reaksi Reaksiyonlar çok fazla oluyor yoksa kötü iş değil bu parça özellikle demiş. Evet parça kötü değil ama o abartıyı görmedim ki ben aynısını aslında tekrar o konuya gelmeyeceğim merak etmeyin. Ama 90 nesil albümde de aynısını söylemiştim hani sanatçının kendisinin şaka oldu ya da ciddi olarak ortaya attığı bir iddia ve insanları buna katılarak desteklemesiyle mesela asla olmayan bir hype yaratıldı ya o da otomatikman bende negatif bir etkiyle giriyor proje böyle olunca ama or ya garip bir okuyuşu var tarzı okey ama işte bir, bir, bir sıcı bir şey var bende ne olduğunu tam çözemedim evet daha. evet bak bu kadar övüldüğü zaman Yasin'in dediği bu kadar aşırı kitlelerce övülen bir şey gördüğü zaman ben hani biz mi atladığı sorguluyorum ya da kitleler neyi övdü kısmına geliyorum ya da yani. Evet iyi işti 90 ama 30 yılın en iyi albümü falan diye verirsen abi ben o ister istemez o projeye farklı girerim. Burada da hani modun kendisi bunu yapmadı tabii ki ama insanlar hani zevkine güvendiğim hani fikirlerine güvendiğim yer yer desteklediğim insanlar şey deyince hani üf albümden çıkamıyorum falan deyince bu şu an dediğimiz parçaları referans vererek bu arada ben hani neyinden çıkamadığınız oldum yani çünkü MOB içerisinde de diğerlerinden biraz daha farklı olsa da yani çok benzerine karşılaştığım bir isim ama bu belki de ben globalde de fazla Skala'da işlere yayınlar meselesine de baktığım için olabilir yani bilemiyorum. Ya bu arada ben de bugün Eminem'in albümünden çıkmadım mesela. Ben onu da dinlemedim çünkü yani hani... Eminem'den de üzülecekmişim gibi bir his çok alıyorum çünkü ya. Ya ben son 2-3 albümünü hiç dinleyemiyordum. Bu sefer niyeyse sardı beni. Böyle 4-5 şarkısını arda arda dinlediğim beğendiğim e, nadir albümlerinden biri oldu yani. Ama seni son çok sarmaz muhtemelen. Muhtemelen. Ya, muhtemelen bu... seni çok sarmayacak. Ya, Bumbap Candır ama mesela iyi e, Bumbap'e de hasret etmiş Adolf. Yani gerçi 90 nesli albümü o açıdan evet güzeldi. Ama yani şey özlediğim Bumbap'i de duymuyorum. Ben genel olarak rap müzikten tiksinmeye başlıyorum dediğim gibi galiba. <laughs> Eminem'in abim de şey, bir önceki abimin e, bir side olarak Deluxe versiyon yayınlandı. E, e, yeni eklenen parçalar var. Ben de işte e, şeyden o iki şarkıdan sonra Mustafa, e, ya bir de şey sonraki var. sonraki 4-5 şarkı sardı beni. Ya Modun Joker mevzusundaki antipatikliği falan da biraz insanlarda hani cümleyi çok yanlış kurdum pardon. Modun Joker olayında ben sevmesem de Joker'i ha haklı görmekle beraber hani magazine e çok çekmeyeceğim yazıyı da insanlardaki Joker nefretinden de bir kesimin modu aşırı hype'ladığını düşünüyorum açıkçası. Kit Kadi yanıyor Akçay. Cayır cayır halim. Çok tatlı halim. Ben bakmadım dur. Not alayım onu. Haberim yok. Sevmeyebilirsin Mali ama hani yani mainstream pop rap ya da işte biraz daha melodik vokaller falan Kit tercih ben severim normalde tamam, ya. Tamam, tamam. Yok sen biraz daha hani bu dinozorluk ya da boomer'lık değil de hani daha marjinal işler seviyorsun ya o yüzden dedim. Globalde de hani. Not aldım şimdi bakacağım. Anladım. O ben olayda... Ben mutlaka uyumam da bakarım bu gece. Zaten o, onu tabii. söylüyorum. O olayda mod net haksız ama insanlardaki Joker nefreti yüzünden haksız doğası hani şu an biraz da ondan hype'landığını seziyorum yalan yok. Yani o Yani o tamamen şey... Ee, i̇mamla papazın dövüşüydü yani açıkçası. <laughs> yani, yani çünkü ik, ik, yani ikisi de haksız ama birinde o, o şekilde küfredersen de yani desteklemesem de o şiddeti e, normal, normalize etmesem de e, ne bekliyordum derim yani. Hadi magazine girmeyelim arkadaşlar yavaştan çıkalım bence magazin kısmına. Evet 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 evet. evet çünkü çünkü konu çok uzu uzuyor uz bana katıldığım için diyorum İmam'la papazın. yani. Oradaki ikisinin de hareketleri çok Joker hani sen şey Joker'e gömüyorsun da farkın yok ki abi yani aynı şeydi yani. Joker gibi bir MC'yi <laughs> çıkarttığı için bile ön yargım var dedi çıkıntı. Yani değil mi, değil, mi, gerçekten? o zaman moddan son parçaya bakalım. Zehir... Bir tane daha Bir tane daha bakalım hadi. Zehirli tamam. geliyor. Zehirliye bakalım denmişti chatte. Evet. Geç kararı çıktı ve geçtim Mali. Fade attım. <laughs> Klasiğimizi söyleyeyim. Bak mes <gülüyor> <Klip> <gülüyor> mesela bak bu şarkıyı fena bulmadım ben klip, ya. yani evet. Klip şarkısından bu arada iki şarkı da klip şarkısından onu çok diyecektim. daha iyi. Onu, onu diyecektim. ben Frisbee'yi bundan daha çok beğendim bu arada. Ama bu da kötü değil. Evet okey. Yani kötü evet, değil evet. derken yani şu an yapılan hani birbirinden aynısı işte trap batağında biraz daha farklı iş olduğu için fena değil. Yoksa bunu da ben tekrar açıp dinleyeceğimi zannetmiyorum açıkçası. Ee, bu arada ilk kez yayına gelen arkadaşlar şey. trap batağı derken hani o şey dava moruk kafasındaki boomerlardan değilim. Türkiye'de trap bataklık bir resmen şu an yani çünkü. Aynı beatler, aynı yanlış tondan basılmış ototunlar falan. Transatlantik... Dolduracağım o mikrofonu kapamaya çok üşendim yani ya özür dilerim. Hiç sorun yok. Ee, Randaş Transatlantik'i yani, abi, listemizi hiç... almamışız çünkü e, Bugün en çok hype yaratan parçaları seçmişiz sadece hani gündüz seçtiğimiz için. Ya klip gelir herhalde zaten yani hani iyi parça diyorsak. Motive ile gelir muhtemelen zaten. <laughs> Zaman makinesi icat edilmiş de attığın taş ürküttüğün kuşa değmiyor. Sözüm MOB için üretilmiş gibi. Single konser verecek kadar ne parçaları ne de kitleleri var. Doğru. O hype asla hani en başta işte devrim yaratacağız falan asla olmadı öyle bir şey yani tamam 9 aydır pandemi de var ama pandemi olmadan önceki 2 senede de hani çok bir şey göremedik yani. Ya bu, bu, arada şeye de diyeyim hani sakın yanlış anlaşılmasın hani ben Joker'in video çıkışı çıkışını oldukça şirkin buluyorum. Sadece ikisinin birebir olayı bazında hani tetiklenirsen dayak yersin mantığında o hani mantık rayında bakmaya çalışıyorum. Yoksa o asla o ölmüş birinin arkasından böyle bir spekülasyon gündeme getirmeye asla gerek yok yani. O konuda hem fikrizdir şey şey diyordum. Abi vicdan yok. Hakikaten herhalde ben, bu albümü ben yapmış olsam. Hani <laughs> şu an dinlediğimiz 3 parça arasında bu kıyası yapıyorum tabii. Herhalde albümü alacağım son parça olabilir. Bir de klip çekmem yani. Çok hatalı bir tercih olmuş bence. Dinlediğimiz 3 parça arasında ise Freeze ben açık ara önde buldum. <laughs> Ee, Oğlum daha olan ten... noktamı kaybettim ya benim aklımda hala börekler var şu an. <laughs> Akçay Trap olsa da almıştık listeyi ama üç parça yeter dedik bakmayacağız ya merak etme. Yani çünkü e, dediğim gibi yayın sabah dördü falan bulmasın hazır uyku üzerimi tekrar üç gün sonra düzeltebilmişken. Atom nargile, üzüm nane ama şey standart üzüm değil Starbuzz Jack Tripper kullandım baharatlı bir üzüm. Bir de Starbuzz'ın bandrolü serisinden Simple Mint kullandım. Öncesinde ona tobak üzüm nane içiyordum ama o erken bitti. Bandrollü olduğu için çok uzun süre dayanmıyor onlar. <laughs> ee, yayından sonra bana şey söylesene. Şu Starbuzz'ınkini. Jack Tripper tamam. Karın deşen Jack'in İngilizcesi kanka. Tamam. Yazdım. Ee, o zaman ben şeye de bakıyorum. Aldığım parçaları söyleyeyim. Red Key'in albümünden. Ya, e, run, Meditasyon, e, Excel, Bacanak Draco, Draco'ya bakacağız kesin zaten soruluyor. Ha ato üzüm nane diyeyim o zaman, hafif baharatlı bir üzüm ben hani. E evet gerçekten yazsın her hafta uyku düzenimi düzelttim diyor. <laughs> Feride hepiniz İstanbul'da olsaydınız. Şadım, ve... nefret nerf ediyorum o Hepi... adamı. Pişmiş şeftali. Hepiniz yani. İstanbul'da olsaydınız ve pandemi olmasaydı, sokağa çıkma hesabı olmasaydı şu an hepinizi evlerinden tek tek toplar çorbacıya götürürdüm yani. Ama... Maalesef run, mümkün değil. Runleş görüşürüz kendine iyi bak. Beklettik seni de, bak bu albümü çok merak ediyordum ve çok tatmin alacağın yorumlar yapmadım belki ama yine de katılım için teşekkür ederim. <laughs> yine de korktuğum kadar kötü değilmiş ya modun albümü. Bak ilk şarkıdan dolayı biraz yargıyla girdim de son dinlediğimiz ikisi fena, fena da değil yani. Hala beni rahatsız eden bir şeyler var ama. Büyürsek böyle şey, hani kalk gele falan davet ediliyoruz. Belki o, o haricinde de görüşme buluşma falan yapılabilir yani öyle bir şey olmazsa da. Ne o? Bir daha söyle. Anlamadım. Şey, şey sen <laughs> atma ziya dedi de anla sana. Hani hep beraber çorbacıya ilerdik diye. İleride şey diyorum. Abi... pandemi bitsin en kötü kendi aramızda buluşma yaparız. Belki de büyürüz kalk falan çağırırlar dedim de. <laughs> Yani şimdi baktım hala 60 kişiymişiz. Ee, ben azalmışızdır diye düşünmüştüm. <laughs> o yüzden şu an et o kadar kişi alacak yer yok araba arabada. Baykan hayır değil mi? <laughs> ee... Akçay. Artık. Varlaslar <laughs> konumu. <laughs> ben okeyim bu tarz. baktık çıkıntı bayağı oldu bakalım. Hoş geldin. Pandemi olmasa istediğin zaman kafam açık arkadaşlar. Gelin çünkü hiçbir kafe <laughs> bu kadar iyi hizmet vermeyecek size. Bu konuda iddialıyım. <laughs> Nargile bazında. <laughs> Sıfır kekosuz, düzgün müzikli. <laughs> Çok bol tütün çeşitli falan bir ortam var çünkü. <laughs> Değil mi andaki? Eyvallah. Ee, ben bir parçaya gireyim. Draco başlayayım diyorum. Ne diyorsunuz? Kiminle kimin? Bretki, kanka top top, Hayır, Topik olarak Hepsi geldiği için. Parça. Evet B topik olarak geldi Bütün albüm için... şeyi bilmiyorum ben. Bütün albüm toplu parça mı yoksa? Hiç bakmadım. Şey var olsun. mı? Hiç bakma. Tamam, tamam, okey okey. Okay. Topik olarak burada Çok isimleri de görmüyorum. Tamam. Kendileri yüklememişler. Tamam. Aldığım sırada topikten aldım yani. Tamamdır. O zaman Draco girsin. Ya Draco'da yanlış bilmiyorsam Kontkar var, Bego var. Hatırladığım kadar. Kadarı söylüyorum. Yanlış soruyor söylüyor olabilir. Bixi var, Met var diye hatırlıyorum ben. Hepsi topluymuş abi. Bir de bir de Mov varmış. Akçay tamam Draco'dan sonra gidiyorum demiş. Çok teşekkür ederim katılımın için. O zaman Draco ile başlayalım bakalım. Evet. Fade attım. Oy. <laughs> 4.37 çok uzun abi. Çok baydı. Abi son okuyan kimdi? Mov değil mi? Ben bir yanlış Chat beni düzelt düzeltirsiniz yanlış söylüyorsam. Çok hakim çünkü. Ben Mov bekleyerek dinledim. Bir anda kontkar girdi gibi ben normalde evet, Doğru biliyorum. Mov abi. Biraz. Aynen sondaki Mov ya. Bari Çok... orada bir bari orada beat falan da Farklı bir şey deneselermiş ya. Çok alakası olmuş şarkı. Çor çorap diril. <laughs> yine değil mi? Yani. <laughs> of. Mod bundan daha iyi. üzgün. Üzgünüm derken Redkey fanı varsa aramızda üzgünüm mod yani şey MOV'dan falan çok kat kat daha iyi kabul. Ee, MOV'a da insanlar çok hype'lanıyor ama abi ben <laughs> iyi bir şey duymuyorum. Ben bu Redkey'sin albümüne de çok çok hızlı baktım. Bir iki şarkıyı beğenmedim diye kapatmıştım. Bu da çok düşündüğüm gibi facia değilmiş ya. Hani şey Birazcık şans vermek yani, lazım demek. Bu arada hani yapılan olayın MOV'un ve Köksal işin hani dediklerini anlamıyoruz denmesini anlamlı, anlamlı bulmuyorum çünkü mambo rap yapıyorlar ve adamların amacı zaten çok rahat anlaşılmamak. Yani bir şey anlatırken anlaşılmamak değil yani. Ee... <laughs> Ama yani şey var abi yorucu vokal. O yüzden. O yüzden yani yoksa şey değil. Hani dediklerinden bir şey anlamıyoruz seviyesine bir eleştiri yapmıyorum yani. Bu çok yorucu çok yorucu vokal yani Mambo'nun ki. Meti burada sevmedim. Nakaratı yani Tatu'daki aynı şekilde yani, yani... Papağan nakarat ekolü sarmadı. Ya Redkid'e gerçekten iyi müzisyenler de var. Abi aranje yani gerçekten chatte de söylendiği gibi. Hani 4.37 dakikada keşke bari hani bu nakarat her verse'den sonra girmeyip de 2 verse 1 nakarat 2 verse 1 nakarat şeklinde falan gitseydi keşke. Ama Bego'yu beğendim burada. Ee, meti, e, çok beğenmediğimi söylemiştim burada. Bego'yu beğendim burada. İkisinin ikisinden bazı parçalar birini beğeniyorum, birini beğenmiyorum. Hiç şey daha ikisini aynı anda beğendiğim <laughs> parça olmadı bu arada yani. Eee Kontkarım Kontkarım iyi, Beat iyi. Nakaratı beğenmedim. movu beğenmedim. Big C ise kendi sitasının altında bul, buldum burada ama Kontkar'dan sonraki en iyi ikinci verse kendisinin yani. <laughs> Bego yorum vardı evet, isim evet. okuyayım mı? <laughs> evet bu arada gerçekten Simak, Simak e isim vermeden var. Ya yani bu yorumsa gerçi o, okumuş oldum ismi de. Yok o, o, değil. Bego 5 saniye olduğu olabilir mi abi dedim mümkün. ya ben bu arada insan olarak çok sevdim Bego'yu ya. o değil abi. Bego ile Met, Habil ile Kabil gibi. Her beatler rolleri değişiyor fakat ikisinden biri beat'i öldürüyor. <laughs> doğru doğru doğru. <laughs> ya ama burada şey 5 saniye olduğu olabilir de evet, gerçekten çok kısa zaten de ya yani şey var. Be... Sırıtmamış en azından anlatabiliyor muyum o diyorum <laughs> yoksa bu kısa ben sözünü hiç. ben de biliyorum Bego'ya ben de hani şey değil <laughs> buradaki giriş en azından trafikte farklı bir şey katmış ve yürütmüş en azından hani 16 bar e, movdansa <laughs> hani 2 bar Bego'ya okeyim ben <laughs> açıkçası. Başka neyimiz var bu ardında? Başka neler var? Bacana açın mutlaka denmişti. Bacanak var, Excel var, X, x large yani. E, meditasyon var, Run var. Emir Hepsini dinleyecek bu misin? Emir bunları almış. Yo iki tane albümler şey, ilerleriz. Bir de şey dün Mestefe'nin yayını gece ne yapıyorlar diye baktım. E, albümün introsu olarak Bixi'nin motivasyon konuşmasını dinledim. <laughs> biraz gereksiz geldi. Ben onu da ekleyeyim. Yani. <laughs> E tamam güzel ama yani ya yani güzel derken tamam, fikir güzel ama neden abi? Yani şey, en sonunda şey siz de bir Finans Bank'la <laughs> 4 taksitle falan diye bitecekmiş gibi bir his almıştım yani. Biraz cringe o açıdan. Lame yani. yani fikir güzel ama çok yapmacık kalmış yani. Ben dinlemedim onu ya. <laughs> Girin günlük lize <liseyi> ömrünü rahatlayın. <laughs> Kıraathane, Kıraathane Lize Discord kanalı <laughs> isteniyor peki. <laughs> siz de Bırsapor'a destek olabilirsiniz değil mi? Şeyden deminki. ki. Türkiye'de Trap'in kalesi İzmir. Sevdiğim şehir ama yani bugün mesela İzmir'den bir tane rapçi dinlemiştik. Neydi? Bozo mu? Öyle bir şey dinlemiş ya. Yani. O da Trap'in kalesi sayıyorsak orada hani çok kötü şeyler de var. Muhafızlar da var o kalenin kapısında. Haberiniz olsun. Yaş şey ee... aa acaba şey mi ya instagramda videolarını da onunla mı verdiler sanki kont karımdı o ya dur bir dakika bakacağım gengim aynı şeyden gel <laughs> gengim için değil mi hmm. Ne yapalım bacana mı bakalım o zaman? Bakalım sen bakacağım dedin diye ben durdum bir. O zaman ben bacana göre yapayım bakarım sen ya bak. Ya, aynen. tamam. O zaman sıradaki aynen. parçamız aynı albümden bacanak. Ee, biz Bizde topik olduğu için ben kadroyu göremiyorum. Aranızda müsaitse tabii çok şart değil. Din dinlediğimizde sesten çıkarız çünkü insanları. iyi kötü. Ee, şarkının kadrosunu yazabilirsiniz da sevinirim. Bacanak geliyor. Yok fayda attım. Yani Mindless Grams'da inanılmaz bir mero. <gülüyor> <gülüyor> vibe'ı aldım abi Türkçesinde. O yüzden de. <laughs> hızlıca geçtim abi. <laughs> da, değil mi? Of. Bur burada Mob'un nakaratı bir önceki nakarattan sonra kötü gelmedi. Mob'un kısmı pardon. Ee, nakarat, nakarat dediğim gibi bir önceki kısımdan kötü. bir önceki şarkıdan daha iyi geldi kabul. Koru beğenmedim ya. Yani beğenmedim genel olarak. Ben de şarkı bit etmez baktım ben onu telefonda dinlerken neyse kontkarın sesine benzetmiştim. Ama beat beat bayağı iyi. Şeymiş e, aynı şeyden bahsediyormuşuz motivasyon konuşmasıyla verdiler instagramda aldığım şeyini de Aha. tanıtım onu. Yani neyse telefonda dinlerken şeysiz kulaklıksız sanki kontkar gibi gelmişti. Ama arkadaşlar şunu belirteyim hani nakarat müthiş bir nakarat falan değil bir önceki nakaratından en azından bir tık daha iyi diye dedim. Worstleri beğenmedim. <laughs> S sözler anlaşılınca kötü oluyor parça. <laughs> beat'i beat, i, beat i down yapmış. Beat'i beat, i, beat i beğendim gerçekten. Hakkını vereyim. Ama beat'in hakkı verilememiş diye düşünüyorum. Ben bir tek beat'i beğendim şarkıda. Aynı, aynı şekilde. Aynı nakarat da şeyden iyi. Yani. bugün dinlediğimiz iki papağan nakarattan dinledim. sonra yine yine bunda da papağan nakarata çok uzak yerlerde değiliz ama e, en azından daha melodik bir şey var yani. Drakov, 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 Drakov'dansa en azından biraz daha melodik bir şey duyuyorum. <laughs> Ama <laughs> alıcısı mıyım ha? Hayır yani. Arada ikimizin de yüzünü ekşettiği ve başını salladığı bölümler. Of çok kötü sözler. Çok sözler. kötü sözler. Çok kötü sözler. Ben oradan sonra bıraktım zaten odaklanmayı. Çok kötü sözler ve evet gerçekten Red RedKey'de normalde iyi aranjeler duyardık abi hani eskiden. Hani Özellikle hani bu <laughs> Bife girdikleri MC'lerin bile müzikal yönünü övdüğü bir ekipken Biraz bu, bu albümlerde ve son dönem parçalarında neden bir aranje sıkıntısı var abi. Sıkıntı yani çünkü parçalar uzun ve aranje o parçada tutmaya yetmiyor. MC'lerden de dolayı biraz tabi de yani. Bu da beni almadı. Üzgünüm. Sırada. Excel Meditasyon Run var. Ben Excel'e Excel e bakıyorum. Muvot <laughs> da ya bir Excel dinledik mi diyor. Garibim hala. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ezdik şu an. Yeah. İstiyorsan meditasyon açalım. Evet, çünkü meditasyonu da dinleyeceğiz muhtemelen. Tamam, son Excel meditasyonunu son iki parça yapıp Kapatalım o zaman ya. Ha, iyi tamam, son iki tamam. yapalım. <laughs> run, run, bence dinlenmeliydi diye. İlerideki haftalarda Mubot'tan bir şey diyebiliriz bu arada. <laughs> evet. o zaman ilk Excel gelsin. Evet. Şarkı gitmek istiyor gerçekten. Bu dona dona ilerledik çünkü. Ve ben fade attım. Arkadaşlar anketleri hanginiz açıyorsunuz şu anda? Yasin ya da Musab'dır. eğlenceli anket değil mi bu? Evet. <laughs> evet Musab. Net Musab. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir iki ciddi anket adınız değil mi? Ben PowerPoint seviyorum. Üf çok kötü. <laughs> e şu an ben PowerPoint seviyorum. %69'da önde. Gittikçe de artıyor o, o yorum. Zari ilk başlarda ben de ama şu anda Musab demiş. Abi Musab'ın o mavi anketini hiç unutmayacağım. <laughs> mavi ne ya diye error vermiştik ya hiç içimden geldi diye. <laughs> Evet. Anketler bayağıdır böyleymiş ben. Çok <laughs> evet anketler, takip bugün, anketler bayağıdır böyle. ben seviyorum ben modları. Mod, mizah, mizah yaklaşımını ya. <laughs> Abi pek beni öldürecek bir gün ya. Lizey var Winchester. Sıradaki parça Lizey Burada yani e, BT Beat'i hiç sevmedim. Byte Beast'e çünkü evet. son dönemde çok övülüyor ama ben Beat'i hiç beğenmedim. Kontkar'ı beğenmedim. E, Bego ise bence kendi çıtasında iyi iş çıkarmış burada. Parçanın kötü olduğunu kabul etmekle beraber kendi ştasında, kendi ştasında olabilir. Yani ben burada begoyu da, beati de, kontkarı da hiçbir şey beğenmedim. Asla yani. Tekrar, Ki yani asla tekrar dinlemeyeceğim bir parça bu arada yani. Evet. Kesinlikle. Ya kontkarın en baştaki Be şey bego e modiksel göndermelerini yaptığı yerlerde çok yakalamadı beni de. keşke kontkar evet. başka bir şarkıda aynı göndermeleri yapsaymış tatlı durmuş Aha. da burada beat de kötü. At iyi geceler, iyi uykular. Biz de zaten 15 dakikaya kaçıyoruz son parçamız sen keyfine bak biz bağırmayacağız ama müzikler kabus görmene sebebiyet verebilir. Bunun garantisini veremiyorum. <laughs> <mi> <laughs> Byte dört nota kullanıp yapıyor tüm işlerini. Bunu düşünürsek iyi. <laughs> Ser, Serdar Artaş selamlar. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Abicim, sana da iyi uykular. Biz, ha, bizim de çok farklı durumda değiliz. Bu arada trollüğüne söylemeyeceğim yani. Bu etkiden değil başka bir yerden çıksaydı Asla böyle bir isim yerine yoktu. başka biri olsaydı deli gibi gömülürdü. Asla aynı hype yoktu. Ya kötü parça ben sadece şey yani olumlu bir şey bulmaya çalışıyorum değil. Hani hani bu albümde e, geçmişte zor tahammül ediyordum. En azından hani Begon'un versiyonu burada geçme ihtiyacı hissetmedim. Demin zaten 4 saniyeydi evet. <laughs> yani ona, ne <onu gülüyor> yapmıyorum ama orada yerinde kullanılmıştı yani. Her şey dinlendi. Ee, arkadaşlar son şarkıya geldik hatta bir şeyde zeytinli Rockfest'te aynı gün sahneye çıkmıştık. Fuat abi, Fuat abiyle ben, ee, diğer tarafta Redkey ekibi. Farklı sahneler hı hı. ama hani, e, arka arkaya sahnelerde bizim sahneye falan gelmişlerdi. Orada lafladık falan. Ben hani, e, e, Bego'yu bayağı eğlenceli buldum ya. Sevdiğim bir arkadaşım <laughs> o ama <açıdan. gülüyor> o yüzden kayırmıyorum hani. Bunu neden abi Bego eğlenceli adam deyip duruyorsun? Ne alaka? Baba demeseydim Ben eğlenmiştim Bego'yla o gün. Muhabbetini sarmış, muhabbeti sarmıştı beni yani. <laughs> Ve hani gelişim görüyorum onu sadece belirtmek istedim ama yine de dediğim gibi tekrar açıp dinleyeceğim parça değil kötü parça yani. Lize ile kapanış yapıyormuşuz. Meditasyon son parçası günün geliyor. Ben fade attım arkadaşlar. Chatten de geçleri gördüm. Çok değillerdi ama geçleri gördüm. Abi Görkem aa, kafa sesi denemesi gerçekten işkenceydi. <gülüyor> yani... <gülüyor> O kadar kötü değildi be yani kadar Ama şey kötüydü? sonraki kısım ben yani net atanamayan ezel hissettim mi bilmiyorum. Şey kafa sesinden sonra. Evet evet evet. Yani bir Dempster. Ee, Zeyi ben beğenmedim üzgünüm yani şey. evet Allah, ben de ben de Zeyi burada çok beğenemedim. Hatalı hatalı bir okuma falan yok kabul ama Hı. yani şey beat tatlı ama beatle. E, vokal biraz alakasız hissettirdi. Bu e, uyumsuz yani. evet. Alakalı. Uyumsuz hissettirdi yani. Mesela hani aşırı beğenmesem de yani bir, bir kısmını beğenip bir kısmını çok tutmadığım zor falan bunun yanında bayağı şaheser kalıyor yani. Aynı isimden gelen. Yok zaten ben bu albümden bir önceki verdikleri şarkıları düşünüyorum bu isimlerin solo olarak verdikleri. Bu albümden albüm çıkacağını bilsem takip ettiğim, sıkı takip ettiğim bir ekip olsa bayağı beklentiye girerdim muhtemelen. Ve ciddi bir hayal kırıklığı yaşardım. İyi ki e, albüm çıkacağını albüm çıktığında öğrendim yani. Dedim üç tane üç şarkı üç şarkı mı dedik dört şarkı mı dedik üç, üç dinledik değil mi? E, dört dinledik ama kısa kısa dinledik. Dört, dört mü dinledik? Randa... Dört şarkının arasında hiçbir şey kalmadı benim aklımda. Yani bir Draco biraz. Draco fena a, a, değildi aslında. Anket güzeldi. açıldı listemizdeki son parça Randa dinlensin deniyor ama. Sen bilirsin. Ben şuna ankete bir oy vereyim. Şu meditasyon anketine. Gün malum şık kahretti. malum malum şık koyayım <laughs> Abi geldik geldik zaten son adımı. İstersen dinleyelim öyle bitirelim. Tamam. Run da gelsin. Şu parçada vardı falan gibi bir şeyler evet. gördüm ama arkadaşlar şey sağ olsun hani ben uyku üzerinde mücadele ettiğim için bir iki haftadır hani Emir kendi rızasıyla el atıp şarkıları seçiyor ve seçerken de kendi zevkine göre değil insanların internetteki yorumlarını falan baz alarak alıyor. Artı Discord. Artı Discord'daki tepkilere göre. Onun için bunlar var. Yani ileride zaten kesin klip birkaç tane daha. Klip bu, bu albümden de gelir. Hype'ı var sonuçta yani. Asena'nın olduğu parçayı alalım. Daha önce hiç dinlemedik demiş De Hangi parçada var? Ya çok beklentim yok benim Asena'dan da ama. Söylerseniz onu da bulmaya çalışayım. Başka bir sekmede. Bakıyorum ben Spotify'ı açtım. Eee... Money Dance diye bir şarkı var, hı hı. Ee, Karanlıktan Aydınlığa var, o kadar galiba. İki tane görebildik mi? Yasin demiş ki, bugün anket açma çalıştığı hata oldu, DC'de sorup aldı parçaları Emir diye. Yani şey değil, hani Emir kafasına göre de almıyor, çocuğa yüklenmeyin. Hani sağ olsun öyle bir şey, kendisi öyle bir güzellik yapıyor bana. Vallahi mod gibi mod ya. <laughs> Modların hepsini seviyorum da. <laughs> Sağolsun sınav senesi olmasına rağmen ki yani ben kendinize de buradan tekrarda dinler belki oğlum sınavına odaklan ne olur ya karanlıktan aydınlığa ve maneden karanlıktan aydınlığayı da alayım listeye madem hadi duymadığımız birini de duyalım biraz çıkaralım o zaman ondan mı deneyeceğiz randa da benim daha önce duymadığım birkaç isim var yani ama sen bilirsin vallahi benim de duymadığım başka şarkılarda birkaç isim var mesela True yani, Night ol. hadi zaten abi genel yani Reski ekibi yanlış anlamasın ama hızlı geçiyoruz zaten yani. <laughs> yani bütün yani, albümü dinlemeye alb gitmesin doğru. Yok olay bütün albümü zaten kalabalık abi onu yapmayacağız asla yapmayacağız. Bu son iki parça arkadaşlar bunlar. Ha yap olsun madem. Ee, Benim monsun ses çok geliyor mu size ya? Çok çok. Yani, takılmıyoruz dur ya. Karanlıktan aydınlığa son parçamız olsun. İlk rana bakalım o zaman abi. O zaman ran geliyor. Yok, yok 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 yok. Abi. Parçada EMC yok üzgünüm. Evet. Üzgünüm. Yani <laughs> Beat'i de beğenmedim. Yani Sakorfu da tutmamakla beraber açıkçası. Sakorfu da... yani Aristoy ya dedim pardon. Aristoy'a da aşırı uzun süre tahammül edemeyeceğim de Sakorfu'nun yanında var. Yani çok daha dinlenebilir abi. İster istemez bu kıyasa giriyorum bugün ikisini de işin dinlediğim için de. Abi, bu çok... abi ben yine bir önceki şarkıda söylediğimi söyleyeceğim. Çok, çok, çok Retkiden çok çok... değil başka bir yerden çıksaydı şu an bak kullanacağım çok ufak küfür aynen, değil. Aynen. Başka bir başka bir label'dan falan bir yerden çıksaydı ağzını seçmiştiniz bu şarkını ben size söyleyeyim. Yani. Twitter'da ufak... falan gö ha, bana... bayağı gömüyorlardı. İnsanlara diyorsun yani. değil mi? Ben çünkü yine aynı ben alay. devam yani. Yok yok genel olarak şey e, gazlayan kitleye diyorum. Çünkü yani. vokal vokalinde hatta Allah belanızı diye ben kulaklık çıkardım çünkü daha ne diyeyim yani. Yani hani tanıdığım, sevdiğim bir insan diyor, demiyorum. Hani Aristo gerçekten çok daha iyi. En azından ya yani, işkenceye biraz daha uzak bir vokal yapıyor. Yani sakın asla. Yani. İyi ki sona bırakmamışsın bunu. Evet iyi ki. Gerçekten. İşte Miraç Otulsan sürü yapmadım. Söyledim direkt. Şu ana so kadar albüm abi 5'te 0 gidiyor bende. Albümde bayağı parça var da 5'te 0 gidiyor arkadaşlar. Direk o fena fena değil gibiydi ya. Yani, yani. Hani beğendiğimiz beatler oldu genelde ama böyle komple bütün bir parça Aa bak bu fena değilmiş diyeceğim bir şey henüz çıkmadı. Ama şu an mesela Draco nasıl bir şarkıda hatırlamıyorum yani. <laughs> fena değil deyip geçtik ama şu an hatırlamıyorum ya. Sevgili Akapella demiş ki ya ben albüme biraz baktım da insanlar beğeniyor. Bunları ben mi çok yaşlandım acaba diye düşünmeye başladım demiş. Çok kötü okudum bu yorum bu arada anlaşılmıştır. yani aynı şeyi çok sorguluyorum Akapella Hani ben mi boomer kaldım diye ama yani yok abi. Draco ilk üçe giremezdi. Bu <laughs> çok oh, çok kötü. kont. Çok kötü bu, bu, bu parçada iyi hiçbir şey yok. Ne beat, ne nakarat, abi, ne verse'lar. Üzgünüm. Ben bir haftadır eee Kontkan'ın yeni albümündeki verse'una başa sarıp sarıp dinliyorum. Aşırı ben sardı. Ben ben orayı dinli dinle dinleyip dinleyip başa alıp alıp dinliyorum abi. Ama bu albümde hiç dinlenecek bir şey yok yani şey değil bu bumurluk falan da değil yani iyi yapıldığında dinliyoruz. Zare demiş ki bunlardan daha üst düzey parça yok. Belki Uğur yeni bir flow denediği için şaşırabilirsin fakat lirikal olarak en ufak beklentim yok. Abi lirikal olarak benim kimseden en ufak beklentim yok. Bugün hani Türkiye'de e, iyi olarak adlandırılan hani underrated isimler sonuçta ama MC'lerin de işlerini dinledik bugün orada da ben iyi lirik artık beklemiyorum yani. Daha da globalde bile beklemiyorum yani. Ya e bak çok Kaan çok da yazmış. Oldum. Abi ben seviyorum bu tarz işleri. Hatta Türkiye'den de dinliyorum ama albüm çok evet, kötü evet. diye. Yani. Ha, eyvallah sevindim Kaan ya. Çünkü ya şey değil. Hani Haftalık Global'de benim de nispeten beğendiğim isimler olsa da genelde e, güncelde çıkan boom bap veya yeni akım dediğiniz trap sound fark etmek sizin drill. Genel olarak boom bapler de dahil olmak üzere beni genel olarak açmadığı için ben bazı şeyleri çok sorguluyorum dediğim mevzu oydu. Hani ya ben yaşlandım ve hani tutkuyla bağlandığım şeyden tiksinmeye mi başladım ya da gerçekten insanlar bu tüketim çılgınlığının da etkisiyle hiç özenmeden işler mi yayınlıyorları çok şu an böyle kendi içimde böyle bir gelim var yani. Direkt ikincisi ya net. Yani çünkü olmuyor abi yok. Şu an benim playlistimde hala hani tam, tamamen 90'lardan değil ama yani bu seneden eklediğim 15-20 parça belki var. Bumbe falan dahil. Yani. Ya var ya yok. Bakıyorum atıyorum, 96 senesinde 300 parça var ama yani anlatabiliyor muyum? Ya, bu, bu çok garip geliyor bana yani. Snowguns'tan da çok sıkıldım mesela. Shadow demiş ki Snowguns ya onlar da son 7 yıldır, Metastatic Salah da aynı şekilde. A i̇yi parçalar var albümlerinde kabul ama 7 yıldır aynı albüm veriyorlar en az 7 yıldır yani. O da çok beni baydı. Hani dediğim gibi nispeten daha tercih ettiğim bir şey kabul. Ama yani Snow da artık Orkestral sample üzerine at koşturmalı dramları Artık yeter abi Lütfen yeter Ve bir iyi e. MC Ünlü MC yanına atılmış ye, e, şey 5 tane vasat altı MC'den de çok sıkıldım Mesela o e, producer compilation'larındaki Benlik bir durum değil mi Gözde? Sevindim <laughs> Son yok parçamıza yok. giriyorum o zaman Karanlıktan aydınlığa parçada kimler vardı hemen söyleyeyim. Duymadığımız isimler vardı dendi diye. Ee, şeyden açtım. Yan sekmede çünkü. E... Söyleyeyim ben sana. Tamam. Köksal. E, Görkem mi yoksa nasıl okuyoruz? Görkem diye okudum ben. Tamam. Asena bir de Met var. Tamam, tamam. Simülasyon yapmış bir de. Genius'tan açtım ben de bir taraftan da. <laughs> bu çünkü Hı -hı. mumble rap'te ihtiyacım oluyor genius'a benim biraz <laughs> ya, dur dur Açıkçası. ben de açayım çok mantıklı bir ben de açacağım günün son parçası ee, aynı albümden karanlıktan aydınlığa geliyor tamam geçtik <laughs> mali'nin bakışına gülüyorum Met girdi bir yani, ya anda çocuk yani, öldü yani. yani ne yapayım ya Met çok kötü girdi evet ee, şey Eee... en azından İngilizce telaffuzu ve aksanı beğendim Asena'da ama yani şey abi Melodyne dokunuşlarını ben buradan şu saatte hani kısık seslerini dinliyorum. Kulağıma zarar gelmesin diye artık 5.5 saattir yayındayız. Bu halimle yakalıyorsam bir <laughs> biraz burada şey var hani. E, albümde şu ana kadar dinlediğimiz en iyi parça olduğunu kabul etmekle beraber <laughs> Bir, 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 sıkıntı var ya. Bu albümde dinlediğimiz en iyi vokal bu arada. Evet evet evet. ama çok, çok kötü şeyler Ama Melodyne var. Melodyne e, okay. şey e, sesinizi doğru tona çektiğiniz yazın. Ama bu bunu yaparken bu doğru tona çekerken sesin doğallığını baya bir e, bozuyorsunuz. Kabaca anlatıyorum şu an. Burada o doğallıktan bozulduğu yerlere ototyona karıştırmayın. Bu dediğim şeyi sakın. Eee bayağı hissediyorum. Youtube'a falan yazarsanız örnek var ya. Evet evet evet. Ee, Görkemi de az, burada yine ben Ezel ve Aspova arasında bayağı konumlandırdım. Hani aşırı bir, yani bir öykünme bence artık bu yani. Ama kötü değil. Evet tüm Correction. Ton doğrulama yani evet. Hüseyin Can ya ben Bu de. arada e, çakar Mete dinlemediğimiz için iyi diyoruz. Onu da dinleyin. Ben şarkı iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece Asena'nın bakaynın albümdeki şu ana kadar dinlediğimiz en iyi evet, bölüm olduğunu düşünüyorum. Dinlediğimiz en iyi bölüm şu ana kadar dinlediğimiz şarkılar Aynen. arasında. Sorunlarıyla birlikte. Sorunlarıyla birlikte. Hem de Kabul. yani. Yok kabulüm, kabulüm ama yani şey ben Asena'da da insanların abarttığı şeyin asla karşılığı olmadığını düşünüyorum. Yani yerli bir onse falan gördüm abi <laughs> yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> yani keller oldum bile değil şu an yani yavaş. <laughs> Hani bu yavaş yorumu insan e, Twitter topluluğunu buradaki arkadaşlar diye gerçekten ya daha yok artık. Ne özür çakar bir şey? Özürlük bir şey. Hmm, başka burada ama dediğim gibi beat olsun parça trafiği olsun şu an albümde en dinlenebilir şey bu. Şey mi? Yani, <laughs> Sıradışı olanı karşılaşıyoruz. İşte biliyor. İşte bir, gelip birileri birkaç tuşa falan basıyor, ses çıkıyor ya hani. Falan artık bu seviyedeyim, değil mi? Yani, çok kötü bir RP o arada. Peki. <laughs> Oy. Sek, eightyler evet. 808'ler sekizler bir tık görücü gibiydi bunda. <laughs> evet, günü kapattık Mali. Ee, bir açık konuşayım Bedo'yu atladım. Yani rap değil. Çünkü rap değil hani tamam ama yani. Abi bana bir şeydeki şarkının adını söyleyebilir misin? Çünkü ben not almayı unutmuşum. E, ha tamam buldum. Ram. Ben de, ben de bugün yayın kaydı açmayı unutmuşum. Umarım telifi yemeden indiririz. Haydi bakalım. Yani bittik gerçekten ya. Yani. Red Keys Run. Abi en iyi en kötüye mi geçtik? İyi geceler Yasin'cim kendine iyi bak. Evet en iyi en kötü deyip yayını kapatalım. Bu sırada ben de varsa yayında sevdiğim birileri raid bakayım. Uyumayacak mıyız arkadaşlarımız için? güven değil. Muhtemelen uzay ben... Zuhal yayındaysa uzaya gönderirim bugün de. Ya da mesafeden biri. Ben başlayayım ama bana hatırlat unuttuğum bir şey varsa olur mu? Tabii ki. Eee... Aa, gerçi şey vardı bak onu da yazmamışım. Ben bayağı unutuyorum bunları not almayı ya. Aa, yayında uzay. Tamam bugün uzay zorla gidelim. Abi y benim 5 tane adayım var. Hangisini alacağımı bilemedim şu an. Yani bu en kötü kısmını hep serin ve fuksa doldurma şeyi beni üzüyor ya. Bir tane seçebileceğiz yani. Yo, ya yani en kötüye de 2-3 tane koyabilirsin kanka hiç problem yok. Ben bugün muhtemelen öyle yapacağım. Yok 2-3 tane koyuyoruz ama zaten fuks var, serin var. 2 yani. tane doldu. Yani onun için ben ikisini biraz nette ayarında çok gördüğüm için biraz kategori dışı bırakıyorum ya. Kategori duruşu bırakacaksak ona göre söyleyeyim. Benim bu en kötü şarkı bu arada bence bugün. İlk üçte kesin olan Run, Hı -hı. Red Keys. Hı -hı. Evet ben de koyuyorum. Aynen hem fikirim burada. Run'ı koyarım oraya. Ee, i̇kincisi Serini almayacaksak eğer Nostal'ın şarkısı olabilir. Bende de o var. Şu an kafa kafaya gidiyoruz. Üçüncüsü de Hawk olabilir ama çok dinleyemedim onu o yüzden emin değilim. Dinleyebildiğim kadarıyla söylüyorum. Hatta Orada ben, bir gitti çünkü ben de. Bugün en berbat haftalarımızdan biri olduğu için bana <laughs> bir torpil yapıp 5 seçeceğim. Yani Fux ve Seri ee, zaten gedikli olduğu için bu listede ayrı 5 seçeceğim. Köşra Fresh pim kodu. Nostatanos. Ee, Run Red hem fikrim. Ee, geliyor. Miraç Nara geliyor. Ve beşincisi de tabii ki abi Veysel Mutlu ve Velet Kaçar gibi. Benim en kötü beşim. Bu. SVA Akuncu da çok iyi değildi yani. A, evet, 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 Ama yani ben herhalde böyle yani seçmeye kalksak bu hafta çok şey var. Yani. flow var abi, G-Flow var. Aa, flow da var. <laughs> hani yani bunun sonu yok ama ben round benim kesin girer listeme, Nost'a kesin girer listeme. Öyle. Turkish Nightmare abi ben vizyondan biraz, Echo Fresh'in hani e, bu bahsettiğim vizyonundan gömdüm. Yoksa şey değil hani burada demin dinlediğimiz parçalardan falan baya yani onlara kıyasla iyiydi yani. Kab evet. Ben o şarkıya yokmuş gibi davranacağım. Ben de ben de ben de. ben de. Aşırı kötü haftaydı Acapella. Aynen. En iyi adaylarım peki kanka? Üç tane de ondan gelsin. Seçebiliyorsun Abi. üç yani bu arada. Hani yoksa Harman gibi muhabbete gireceksen sen bilirsin. <laughs> harman muhabbetine böyle girmemiş. Ya şakasına şimdi. diyordum ya. Gevşeyelim ee... diye. Abi ben eğer sözleri iyi olsaydı evet. kezun şarkısını alırdım. Ama işte o sözler. Evet evet. Onun dışında da pek bir aday yok zaten yani. Ben hani her bakıyorum var. abi listeye. Listeye bakıyorum. Sen söyle istersen bunu ben öyle devam edeyim. Benim birim. serveru Raz Yunus Emre Frekans Sabaha Kadar Dans. Eksiklerine rağmen. Yine eksiklerine rağmen Hı -hı. ve daha doğrusu Newman'ın Worst'teki hatası dışında çok büyük bir kusuru da yok parçanın yine de. Yani Ezel'i aşağı çekmesi falan konuştuğumuz mevzular da Newman ve Ezel. Ezel'in verse de çok iyi değil ama. Evet melodiyen derim. Yani, ama bu hafta derim yani. Başka bir hafta gelmiş olsa demezdim. Ezar yine şanslı gününde. Ne, yani bizden de okey almak ne kadar şanslı bilemeyeceğim de. yani, <laughs> şu an bunu bekliyor. Yani evet Ezar Kusu da bunu bekliyor. Ee, herhalde şey aha, o, en kötü için Ohaç da adaydı bu arada. Unuttum. Ee, Ohaç bunların yanında yine iyi kalıyor ya. En azından en azından bir çizgisi var. Hep aynı hep aynı şekilde yani, <laughs> devam ediyor. Üçüncü parçaya da ben yine çok büyük eksikleri olmasına rağmen mod bilirim. Abi bende de e, liste aynı. Ben buraya eklersem işte bir kez eklemek isterdim ama sözler eklettirmedi. Bir de bir desi yok ya bende de bu üçü. Ekle, ekledim zaten bende var Belet ve Hesel Mutlu kötü parça olarak. Bende de bu üçü ama abi başka bir yerde olsaydı başka bir hafta olsaydı üçünü de eklemezdim ya. Yani. yani, sabaha kadar dansla da dahil. Ben sabaha kadar dans hariç diğer ikisini kesinlikle başka bir hafta eklemezdim diyor. Raid'i başlatıyorum. Katılın arkadaşlar. Selam söyleyin. Güzel sanat yayını vardır. Ya da bakmadım ne yaptığına ya da e, güzel bir oyun oynuyordur muhtemelen. Zuhal'e selam söyleyelim. Beled'den et de nette olup sayılmayabilir bu arada. Evet. E, yarın kafamıza göre bir yayın açabiliriz. Belki. Bir garantimiz yok. E, Hiphop 101 dün benim hatam yüzünden yapılamadı. E, haftaya gününde yapacağız muhtemelen. Seviliyorsunuz. Öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ederim bütün abonelikler, takipler ve katılımınız için. Ato iyi geceler. Kendinize iyi bakın.